Sen ne? Söyle bize abicim. Sen ben abi anlatacağım sana. Bak benim hala orada ödenmemiş 10 tane cezam var, onu bil. Kaçak çalışıyorum. Ciddi söylüyorum. Benim polis arkadaşlar, el ele sen gördün mesajı. Şu anda bu yayını izliyor. Abi onları hallederiz ya. Kızlar da gitmiş. Meksikalı kaçak kız çalıştırıyorduk biz işte. Siktir. Bizim arkadaşlara sorayım acaba, sen araman var mı? Bir... Yoktur ya. Ne yapıyorsun abi? Ya lan bokunayım abi, bokunayım. Senin kollar benimkinden daha büyük ya. Araya nasıl lan? Ses mi kaydı? Dur hemen hallediyorum. Abi bizim hemen de söylüyorlar ha. Yani çok anında. Af yok, bizimkiler tecrübeli. Aynen. Ege Fitness gelmişken bana olmadı değil mi? O da bayağı vücutlu. O Ege Fitness. Adamın işi o zaten. Adam aynen, onun işi o. İşini güzel yapıyor. Deli biraz. Deli biraz ama sevimli. Şey çocuk ya, değişik bir çocuk. Yani bir gün onunla bir tanışıp muhabbet etmek isterim ya. Abi saat kaç orada bilmiyorum, arayayım belki onu canlı yayında bir arayayım ama yok gerçekten güzel adam, sevdiğim adam. Evet, Erik gibi abi, hangisi? Ben mi, Erdal mı? Bu arada Erdal diyorum, yaşımız aynı evet. Aşağı yukarı. O 37, ben 34, 32. Ben küçültüyorum ufak. 34'üm de 32'yiz. Bizde şey mimi var şimdi, yaşlandın abi. Bunu çok yaptıkları için biz de yaşımızı küçültüyoruz, ne yapalım? Aynen. Yok, biz bir de ben sana ismi Tuğkan Erdal. Bana Tuğkan diyorlardı. Abi ben herhalde ben de öyle diyorum. Millet Tuğkan değil abi. De abi Tuğkan de. Bana Amerika'da hep Tuğkan. Ben de onu şimdi garip olan şey, ben de sandım ki yani normal Tuğkan. Değil mi? Tuğkan. Allah. Tuğkan. Olur. Tuğkan. Saruhan da diyebilirsin. Saruhan ne alakaysa. Tuğkan. Evet. Tuğkan. Bana böyle diyorlardı. Ben sürekli Amerika'da böyle birkaç Amerikalı arkadaşıma Tuğkan. Tuğkan çıkıyor ya. Değişmiyor. Tuğkan olmuyor. Abi evet. Hey de ben bir Türk olarak böyle söylüyorsam. Ama abi sen kaç senedir yaşıyorsun Amerika'da? Evet. Ya? Kaç sene oldu? 17 yıl neredeyse. Ondan önce buradaydın. İstanbul'daydım. 20 yaşında Amerika'ya gittim ve ilk 8 yıl kesinlikle hiç orada böyle robot gibi olay yani. 20 yaşına kadar ana dil Türkçe. Evet. Ondan sonra Türkçe de bozuluyor tabii ufak ufak ister istemez. Şimdi Amerika'ya ilk gittiğim zaman ben kaç ay Türklerle takıldım. Hani kurtulma falan bir şey bilmiyoruz. Zaten dil de bayağı kırık. Ondan sonra ben çabucak öğrendim ki... Bir dakika abi, ses... Ne oluyor sese? Ha, Erdal abinin sesi az geliyor diyenler var. Bazen ses almıyor. Ben böyle konuşayım abi. Aynen böyle yapayım. Şöyle ağzını alayım. Evet. Ses nasıl şu an arkadaşlar? O kadar yaklaşmama gerek yok abi. Ha. Şöyle alır seni. Tamam. ilk Amerika'ya gittiğimde Türklerle falan takıldım yani. Bir 2-3 ay falan. Ondan sonra anladım ki abicim burada kurtulmanın tek yolu Amerikalılarla takılacaksın. O şekilde dili öğreneceksin, kültürü falan. Çünkü bir şey, yani ben orada gidip taksi şoförlüğü yapmak istemiyordum. Ben oraya gidip bir şeyler yapmak istiyordum hayatımda. Vizyonlu yaklaştın aslında. Aynen. Hikaye oradan başladı. Aynen. Ben dedim ben buralarda bir şeyler yapmak istiyorum falan. Ondan sonra Amerikalılara takıldık falan. O şekilde 8 yıl geri gidemedim. Çünkü orada çalış, burada çalış, para kazanmaya çalışıyorum falan. Yani durumlar kesat anlayacağın. 8 yıl gidemediğim için, o 8 yıl bir de Amerikan kültürüne, diline odaklandığım için... Abicim hard drive override yaptı ya. Yeah. Ciddi söylüyorum bayağı. 17 yıl sonra böyle işte. Ben de abi bir yıl gittim. Döndüm. Dedim ki burada olmuyor. Kaç yaşındaydın? Ben 20... Hatırlamıyorum ya. 20...
Üniversiteyi bitirdim gittim. Yüksek ihtimalle 22-23 yaşında falandım ya, o civarlardaydım. Nereye gittin? Ben direkt Kaliforniya. Tam yerine gittim. Direkt Kaliforniya. Şimdi bir dakika durun. Sesle ilgili dur, ışıkları düzelt. Bizim şimdi şey kısmımız var abi, yayınların başında. Onları düzeltelim abi. Yani sadrazamın sol taşakları hemen konuşuyor abi. Böyle şunu şöyle yapalım, bunu sola alalım. Evet. Ben hemen düzenleyeyim onu. Şöyle mavi, mavi, mavi. Lan iyi olmuyor. Ama mükemmel ışıklar ya. Değil mi? Şahane bir. Gülmeyin lan. Laf soktum size oğlum. Aa, bunun çakarı da rengi değiştiriyormuş. Ha. Hoş geldin arkadaşlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Bence bu yayın Plep Chat'i açabiliriz ha. Plepler de konuşsun ya. Tamam, fixledim. Plep Chat ne? Plep Chat abone modu açmadanki halimiz. Yani abone evet. Olmayanların chat'i. Herkes konuşsun. Herkes konuşsun ama bizde bug'a giriyor bir noktada. O yüzden chat'i takip edemiyorum. Biliyorsun abi, chat okumayınca da bir tadı olmuyor. Abi chat'i okuman lazım. Aynen. Chat'siz olmaz bu olay ya. AS AS AS. Oo bayağı. Şimdi biz bugün abi sana evet. Böyle yani yalan olmasın. Ben doğallığı seviyorum. Sen de doğallığı seviyorsun. Evet, şahane. Ayrıyetten bütün buradaki chat'in, izleyicilerin sorduğu sorular var. Onları şu yanda açayım. Adım adım onlara da bakarız. Sen cevaplamak istemediğin bir soru olursa cevaplama. Hiç önemi yok. Tabii. Hatta bunu şuraya alayım. Şu önümüzde dursun. Oo, bunlar sorular. Bunları izleyiciler belirledi. Yani ben hiç bakmadım. Bak sana yemin ediyorum. 18 dakika. ama şimdi bak, evet. Sorular filtrelendi ama evet. Saçma soru da olabilir. Yani standart şey sorusu vardır. Abi hiçbirini vurdun mu? Abi hiçbirini öldürdün mü? Falan, bunlar hep oluyor. Öldürdün mü abi? Abi. Unuttum sayısını. Pat küt. Şimdi biz görüntüleri ayarlarken şöyle bir şey yaptık. Şimdi vahşet görüntüsü yasak. Evet. Vahşet demeyeyim de hani kan yasak, şiddet yasak. Evet. Bunlar yasak olduğu için biz o kısımlarını kestik. Sana söyledim de tamam, şeyi önceden. Evet. Chat de bilsin. Şimdi atıyorum bir tane suçlu silahına davrandı. Amerika'da polis HS'yi koydu. Onu size göstermiyoruz. Orayı kesiyoruz. Yorumlayacağımız şey olur. Yani benim de çok merak ettiğim şey var. Amerika'da polisler eyalet değişiyor tabii ama vuruyor abi bayağı. Affı yok yani. Bam diye çakıyor. İndiriyor ama bazı videolarda bilhassa ben izlerken diyorum ki abi niye vurdun? Hani vuracak bir şey yok, adam kill mi diyor, vuruyor anasını satayım evet. diye. Böyle durumlar oluyor. Ben onların senin bakış açından çok merak ediyorum. Evet. İlla ki o videolar gelecek. Ya ırkçılık mırçılık bu her yerde dünyanın, chat'i de okuyayım bir yandan. Bu her yerde oluyor. Bu abi ne iş yapıyor? Şimdilik öncelikle abi sen kendini bize, hani seni tanımayanlar illa ki vardır. Ama birçok kişi biliyor artık. Böyle Twitch yayıncılığı da başladı. Bilmem ne evet. de başladı. Bu karanlık dünyaya hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hani benim gibi sen de hiçbir şeyden haberi yokken abi aç yayın ne olacak izleriz diyenlerin gazıyla evet. yayın açtın. Ve de geçmiş olsun diyerekten. Vallahi. Sen kimsin abi? Erdal kimdir diye bir en azından chat'e bir anlat abi kendini. La ilk defa burada bir şey de bahsedeceğiz El Rayan'da. Hiçbir zaman bahsetmediğimiz bir şey. Hiç bahsetmedin. Gerçi hiçbir yerde bahsetmedin mi onu? Ciddi söylüyorum, açık açık hiçbir yerde bahsetmedim. İşimle alakalı. İlk defa burada söyleyeceğim. Oy. Çünkü yeri zamanı geldi diyelim artık. Türkiye'deyiz, söyleyelim artık. Şimdi bir dakika, bunu bence hemen açıklama abi. Hemen açıklama çünkü. Evet, aynı fikirdeyim. Herkes duysun. Şimdi toplansın. Arkadaşlar yayın kaç kişi burada yazıyor? Şu an 25 bin kişi mi izliyor bizi? 25 bin diyor evet. Kaç olur sizce bu yayın? Diyelim ki 35 olur. 27'ymiş şu an. Tamam. Evet. Böyle en peak anında yapıştır abi hemen. Tamam. O zaman söyler. Büyük sır çünkü. Yani ben ucundan şöyle bir duydum. Evet. Dedim ki ulan bu önemli bir bilgi. Aa söyle, işte söyle. Böyle. Evet. Kaç? 47 mırk yani. Ne olacağı önemli değil. Yani yayının en peakinde söyleriz. Bence öyle çözelim onu. Sözünü kestim. Erdal kimdir? Niye Amerika'dasın abi? Ya da sorulardan da gidebiliriz. Tabii. Ya hemen kısaca anlatayım. Birçok insan burada tanımıyor beni. Erdal Kaya arkadaşlar, 37 yaşındayım. Ben 20 yaşında Amerika'ya göçmen olarak gittim. Ondan önce İstanbul'daydım. İstanbul Üniversitesi. İlk başta otelcilik lisesi falan bitirdim. Antalya'larda falan çalıştım, otellerde falan.
İstanbul Üniversitesi'nde otelcilik bölümünü okudum. Yapamadım. Para mara yoktu. Soytarı soytarı geziyordum İstanbul'da falan. Ondan sonra Amerika diye tutturmuştum yani artık. Yani sabah... Hayalin Amerika'ydı. Abi yani böyle bir şey olamaz. Yani sabah akşam Amerika'ydı. Amerikan filmleriydi. Amerikalılarla konuşmaya çalışıyordum. Yahoo Messenger'da internet... Bak para yoktu bende. Kardeşimi... Burada dur abi işte. Gördün mü? Para yoktu ama hedef var, hayal var ve yardırıyor. Evet abi. Aynen, aynen. Para yoktu ama yani hedef, hayal, o vision vardı bende. İnanılmaz bir şekilde vardı hatta. Yani böyle artık gözüm dönmüştü. Kardeşimi komşulara gönderirdim. Derdim ki 1 milyon bir borç al bunlardan. İnternet kafeye gideceğim. Ben Amerikalılarla konuşmak istiyorum. Yani. Helal olsun. Abi. Yemin ederim kardeşim gidip borç alırdı milletten. Anneden bazen dayak yerdik ondan dolayı sonra. Geç. Değdi. O dayaklar değdi neyse giderdim. onlarla falan konuşurum. Neyse uzun lafın kısası Amerika'ya geldim. Amerika'ya gelme sebebim yani şeydim abi ya bilmiyorum. O Amerikan rüyası var ya. Onun bir parçası olmak istiyordum. Bakıyordum izliyordum adamların hayatlarına bakıyordum. Ya ben de onu istiyorum falan diyordum. Niye ben olmayayım falan. Oradaki yaşam standartı mı asıl hoşuna gidiyordu yoksa Amerikan hayali diye bir şey var ya. Evet. Amerikan hayali. Amerika insanlar için şey. Chat hepimiz için öyle. Yani biz onun filmleriyle, onun dizileriyle büyüdüğümüz için orası hep böyle bizler için bir böyle umut kapısı gibi oluyor. Birçok yani vatanımızı seviyoruz, milletimizi seviyoruz ama oradaki yaşantıya özeniyoruz belki de biraz. Ve diyoruz ki ulan ben orada olsam bunları yaşasam hayatım çok daha güzel ilerler diye düşünüyoruz. Aynen. Hele ki sıkıntılar yaşayan bir gençsen de burada. Hep orası bir kaçış yolu olarak geliyor. Yüksek ihtimal o çıkışta oydu. Abi kesinlikle çok güzel anlattın aslında. Burada zaten arkadaşlar dedim bak para yok bir şey yok. Gerçekten önüm karanlıktı. Yani öyle bir karanlıktı ki bak bana da, sana da mesajlar geliyordu sürekli, bana da. Sürekli hepimizin öyle. Herkes önü karanlık ama karanlık olmasına rağmen ben biliyordum ki o yol orada ben göremiyorum ama orada muhabbet. Yani ben Amerika'ya gitmek istiyordum. Sebebi de oydu ya bir umut. Filmlerde görüyordun. Amerika, turistleri de görüyordum. Otelcilikten zaten girdi o ateş. Kızlarımızlar da. Kızlar falan. Ya bir de adama bakıyorsun. Evde annenin arabası var, babanın arabası var. Çocukların arabası var. Çocuğun yaşı 16, 17 falan. Güzel evde yaşıyorlar. Bilmem ne. Ya bakıyorsun. Bizde sahte Adidas var. Adam gerçek Adidas giyiyor falan. Yani bunları... Ya işte çok çok... Bu arada eminim yani buradaki gençlerin %80'inin falan hepsinin aklında vardır bu. Abi yani kesinlikle. Vardır ya. Olmama şansı yok. Bunu bazen insanlar böyle vatanınızı sevmiyor musunuz'a bağlıyor. Sana çok yapıyorlardır. Evet. Bana bile yapıyorlar. Ben Amerika videosu anısı anlatıyorum. Vatan aynı şerefsiz ne anlatıyorsun orayı övüyorsun diyor. Ulan övülecek şey övülür. İyi orası işte. Yani neyini, ne vatan aynı oğlum sen vatanın da öyle olsun diye uğraşsana gibi gibi konular gidiyor. Çok oralara girmeyelim gerek yok. Ama yok çok doğru. Şimdi vatan aynı diyor adam. Ya abicim Türk'üz. İsmim Erdal Kaya. Gidip Amerika'da Michael Johnson olmadım. Erdal Kaya. Ne seviyelere geldim bir Türk olarak. Siz hangi Türk'ü tercih edersiniz arkadaşlar? Burada yani herkes şey de yani oraya gidip gerçekten Türkiye'yi ve Türkleri çok iyi seviyelerde temsil eden bir kişi istemez misiniz? Ben şahsen isterim. Ben de isterim abi. Niye istemeyeyim yani? Hani ya işte aslında çoğunluk zaten böyle düşünüyor da o bir azınlık kesim var ya her şeye böyle bir kılıçık sokayım diye. Aynen. Onlar biraz bu arada Erdal'ın hediyeleri gösterebiliyoruz değil mi bunlar aslında? İstersen onu yok gösterebilirsin de bunu göstersen anlayacaklar. Ha gösterme o zaman. Doğru. Söyledikten sonra. O şu an şeyin sırrı arkadaşlar. Yayının sırrı onu bir ara evet. Yapıştırırız. Evet ondan sonra hayal kuruluyordu. Gitti. Ben bir sigara yakayım ya. Yak abi ya yak. Anı yayını ya çok seviyorum ya. Neyse işte kendimden bahsediyorum. Amerika'ya gittik. Nasıl gittin Amerika? Yani para, pul mesela ben giderken... Bir noktada böyle kaç 3000 dolar mı ne bir yerden buldum topladık ettik babam da biraz destek oldu. Ben öyle gitmiştim mesela. Benimki tamamıyla farklı. Bana ben şanslı çıktım. Ama biraz da şanslı çıkmamın sebebi kendimi o konuma ben koydum. Hani dedim ya arkadaşlar manyaktım yani artık Amerika'ya gitmek istiyordum. Sürekli Amerikalılarla konuşmak falan istiyordum. Gemiyle falan mı gittin? Yok yok yok. Ben valizim için. Mesajlaşırken ben birisiyle tanıştım. Bir kızla tanıştık.
birbirimize aşık olduk. Buraya geldi, beni gördü falan ama evlenmedik. Bir dakika, herkes evlendi gitti sanıyor. Hayır. Sponsor. Kız bana sponsor oldu. Sponsorluk var orada. Evet. Aslında. Vize alabilmek için. Vizeyi verdiler. Amerika'ya gittim. Orada bir süre sonra onunla evlendik. 2 yıl falan. Ha, evlendiniz orada. Orada evlendik. Peki bu anlaşmalı bir evlilik miydi? Aşk evliliği. Hayır, biz beraberdik abi. Tamamıyla beraberdik. Nişanlandık, evlendik. Hepsi beraber. Ben de evlenecektim. $20,000 istediler benden. Anlaşmalı evlilik. Ama ona dediler ki. Evet. Bana dediler ki bak evlenirsen. Beeline evde yaşamak zorundasın aşağı yukarı. Evet. Gelip denetliyorlar dediler. Kesinlikle denetliyorlar i̇şte, evet, abi. Yani sevişiyor musunuz? Fotoğraflarınız var mı? Eşyalarınız ortak mı? Evet. Gardırop mu? Dedim ulan kızı bir gösterin bakayım. Çünkü öyle ya bu $20,000 verince. Sen daha kızı görmemişsin. Ben yok, bana Kamil abi var bizim Amerika'da, beni işte desteklendi ki oğlum $20,000 yapıyorlar bu işi falan dedi. Abi 20 vay be. Para da yok o zaman, $20 ben ne vereceğim dedim. Aşık olur evlenirim daha iyi yani. Bir de bazılar burada $20,000 az olduğunu sanıyor. Amerika'da 20 milyon. Amerika'da iyi para oğlum. Çok bir tane Porsche para. Parası. Porsche yani, anladın aynen mı? Aynen abi, yok abi. Benimki %100 gerçek, beraberdik falan yani, biz beraber yaşıyorduk. Denetleme olayına gelince o çok doğru. Benden telefon faturalarımızı istediler böyle 3-5 aylık. E bizim zaten bakıyorlar, konuşuyor muyuz falan. Her gün zaten konuştuğum o. Birbirimize mesaj atıyoruz. Eve geliyorum, bunu yapayım, bir şey istiyor musun marketten falan, bu muhabbet. Evde gardırolapta falan aynı elbiselerimiz var, ona baktılar. Fotoğraf bak, istediler. Dediğim gibi direkt. Abi her şeye baktılar. Bir de federal suç orada yani, artık böyle seni like, sınır dışı falan ediyorlar bilmem ne falan. Ben de o sorun yoktu. İşte ben green card'a başvurdum ama bana sadece 2 yıllık green card verdiler. 2 yıllık green card var mı ya? Bana 2 yıllık verdiler. 2 yıl sonra tekrar başvuracaksın dediler. Geçici green card dediler ona. Bilmiyorum artık. Anlamıyor muyum onlardan gerçekten? E ne oldu? O 2 yıllığı ben aldıktan sonra zaten 2 yıl bitmeden önce biz boşandık. Anlaşamadık abi. Abi artık ama yani temiz boşandık. Yani birbirimize severek yani saygılı bir şekilde güle güle kendine iyi bak muhabbet. Görüşüyor aynı musunuz hala? Vallahi yok abi, görüşmeyeli en az oldu bir 16 yıl. 12 yıl. 12 yıl. Evet oldu. Ondan sonra ya şey geldi, 2 yıllık bitiyor. Dedim ben ne yapacağım falan, tek başımayım ya. Bir de yani rezil yerlerde yaşıyorum. Param yok falan. $8,500 çalışıyordum saatte. Peki şey oldu mu abi? Oraya gittin. Mesela ben de aga beye çekiyorum. Oğlum olur. Aşk böyle bir şey. Mesela gidince ben de şöyle bir şey olmuştu. Amerika'ya gittim. 10 gün 15 gün dedim ki tamam abi ben burada yaşıyorum artık. Yani burası ki bak ben gittiğim gün ben de dedik ofis var Kamil abi, böyle dev gibi ofisimiz var, orada yatarsın 2 gün dedi. Bir gittim yerde yattım. Kandırmış beni. Ondan sonra ona rağmen dedim ki burası mükemmel, ben burada yaşarım. Aynen. Çünkü ama, Amerika'dasın. Evet Amerika'dayım ama iş böyle artık hani çalışman gerekiyor bilmem ne, aynı yani. Böyle bir ay iki ay sonra o espri gitti. Aynısı abicim. Değil mi? Aynısı. O oluyor yani. Aynısı. Polislikte de o üniforma aşkı falan var. Giriyorsun bir iki ay o üniforma. Bana da öyle olmuş dedim, acaba oldu mu Erdal'da da olmuş. Aynısı abi, ilk gittiğin zaman ooo Amerika'dayım baksana bilmem, eve bak pizza yiyorsun yani böyle ortamı şeyi var. Abi aradan biraz zaman geçiyor. Pizza lan işte. Aynen tamam, o geçiyor senden artık, bir kurtulma şeyi geliyor yani. Benimki şeydi yani, ulan ben ne yapacağım, kurtulmam gerekiyor. Tamam Amerika'dayız, geç oraya artık, öğrendik buradayız iki ay. O bilmiyorum sana nasıl oldu, bana bir korku geldi içime, lan ben nasıl kurtulacağım buradan. Evet. Yani ben dil bilmiyorum o kadar fazla, kültür zaten farklı, ben zaten şeyim, üniversite mezunu da değilim, üniversiteyi burada bırakmıştım zaten, lise mezunuyum, arabam falan, ehliyet bile yok. Ben ne yapacağım falan muhabbeti ortaya çıktı ondan sonra. Sonra ne oldu? Neyse ondan sonra bir... Ben şeyi çok merak ediyorum yani, bu evriliyor arkadaşlar bir noktadan sonra polisliğe gidiyor yani. Orası işin zaten can alıcı noktası. Birden dönüm borsa noktası gibi, o. Borsa gibi. Ama yükseliyor. Benim asıl merak ettiğim ilk zamanlar. Yani ilk zamanlar ne kafayla? Şimdi bana soruyorlar abi Amerika'ya nasıl gideceğim? Ben I-20 ile gittim. I-20 mi? Öyle bir şey. Okul öğrenci vizesiyle. Evet evet. Ondan buradan alo dedim. Selam aleyküm, aleyküm selam. Yolladım $300. Bana hemen oradan bir I-20 verdiler. Ben galiba tutuklanacağım ya. Ben bir şey sen ne? Söyle bize abicim. Ben abi anlatacağım sana. Bak benim hala orada ödenmemiş 10 tane cezam var, onu bil.
O şişmiş midir acaba ya? Ben ona bir baktırayım hemen. Öyle bakayım, aranman var mı? Ben ona bir baktırayım ben. Ben Amerika'dan ayrılmadan önce arkadaşlar 10 tane fatura çaktım oraya. Yani hız limit mi, hız limit ne işte. Ciddi söylüyorum. Benim polis arkadaşlar, hele sen gördün mesajı, şu anda bu yayını izliyor. Türkçe bilmiyor ama ben onlara bir mesaj atarım, araması var. Abi mı? Onlara bir sorsana, ben olur da dönersem o faturalar durmuyordur değil mi, cezalar? Bir 10 yıl geçti çünkü üzerinden. İstersen, ciddi söylüyorum şu anda, istersen ismine falan baktırırız, bir aranman var mı yok mu diye. Bir çıkıyormuş onun pezevenklik, bilmem ne varsa hepsini yapmış, hepsi yalanmış benim dediğim. Ne ticaretlere girmişim orada aslında. Olur atıyoruz, olur. Valla baktıralım abi ona bir ara. Tamam. Gidersem şey olur. Evet. Baktırırız. Neyse işte. Para yok, pul yok. Para yok. Ben bir Türk arkadaşla tanıştım. İki tane aslında bir Türk arkadaşla tanıştım. Adam festivallere gidiyor. Şey satıyor. Sandviç, döner, kebap falan satıyor. Diye gel diyor sen bana yardım. Türk. Gel sen bana yardım et. Arabanın arkasını yükle. İndir standı falan kur. Ben festivallere falan gidiyorum. Sana haftada 300 dolar vereyim. Oo, haftada 300 dolar 2005 mükemmel abi. Abi iyi para. Senin adamınım ben falan. Yüklüyordum, adam sürüyordu, oraya buraya gidiyorduk. İndiriyordum, kamyonun arkasında yatıyordum. Yani rezillik, yastık bastık. Tam benim gibi ya. Aynen abi. Öyle bir şekilde şey yapıyorduk. Oradan geçtik. Otele girdim bir tane Sheraton diye. Abi otele yalan attım. Ya yalan söyledim. Şimdi ben resepsiyonda bir defa çalışmıştım burada. Hepsi restoranlarda çalışmıştım burada. Orada çalıştık, kovulduk bilmem ne falan. Buraya Amerika'ya gittim, CV'yi değiştirdim. Ben ön büroda çalışmak istiyorum. Abi sen kendini tutukla ya. Aynen. CV'ye yani nerede burada garsonluk yaptıysam onu ön büro yaptım otellerde. Ön büro. Ben ön büro. Şimdi inanıyordum kendime. Diyorum bana bir fırsat ver. Ben sana kanıtlayacağım. Yemin ederim senin en iyi elemanın olmazsam şerefsizim ben muhabbeti. Abi adam beni işe aldı. Sheraton'a girdim. Ön büroda başladım çalışmaya. Abi 4,5 ay içerisinde supervisor rolü vereceklerdi bana. O eski eşim Chicago'ya transfer oldu. O da Ford'da çalışıyordu. Hmm. Chicago'ya gittik. Oradan ayrılmak zorunda. Aslında beni Chicago'ya transfer ettiler. Ben onu kabul etmedim. Çünkü çok 2 saatlik bir yoldu falan. Oradan başka otele girdim. Otellerde çalışmaya başladım. İşte 10 dolar orada, işte 11 dolar orada. Otellerde yükselmeye başladım. Bir tane Marriott'ta. Amerika'da da aslında iş otelle yani. Senin aslında burada anladığın işle devam etti. Başka burada çarem yoktu. Aynen. Yani garsonluk da yapabilirdin ya da aynen. Ne bileyim kargoculuk falan var orada. Saatli 16 dolar, 17 dolar para veriyorlardı benim gittiğim dönem. Çok güzel para kargoculuk, evet. Evet ya, orada böyle birazcık ağır iş varsa onun karşılığı hemen artıyor. Tabii. El işleri. Garsonluk da en standart 8 dolar alıyorduk ben mesela. 8 dolar alıyordum. Baklava sandviç el altından. Onları yapa yapa ben aylık 3.000-3.500 dolar. Kamil abim sevgiler. Aa, 4.000 dolara kadar çıkartıyordum ben. Sen baklava. Abi ben de Yunan restoranı işlettik. Biz de boş değiliz abi. Hayırdır ya. Bizim de Yunan restoranı diyor ama arkada... Sarma var böyle, sarmayı hepsini. Onları ben de anlatırım. Anılarım var. Tamam, bundan sonra onu bilmek istiyorum. Ben kaç tane polis ağırladım abi orada ya. Baklava ver. Tükürmedin değil mi yemekte? Yok abi, öyle şey yapar mıyım ben? Direkt üstüne hiçbir şey yapmadım, tertemiz. Dükkanı büyüttüm çünkü ben. Büyüttüm yani 200 dolar para kazanıyordu günlük, ciro yapıyordu. Ben onu 1000 dolara kadar çıkardım. Ama hep müşterilerle işte o Türk misafirperverliği var ya. Aynen. Geliyordu en bana bakamadı geliyordu biri, lan sus diyordum, baklavayı al. Baklavayı verince ikramı, o böyle bedava mı bu diyordu. Bedava diyordum. Oh my god man. Yiyordu böyle, ertesi gün bakıyordum arkadaşıyla geliyor. Öyle yapa yapa. Ya ben baklavayı da restoranı çevirdim abi. Yani baklava benim şeyimdi, itemimdi, en spesiyel ürünümdü. Aha. Arkadan döneri dayıyorum, baklavayı ikram ediyorum. Adam zaten 200 dolar bırakıyor çıkıyordu. Sen zam aldın mı hiç o zaman? Yönetim bendeydi abi. Kendine zam verebiliyordun. Tabii canım, benim para sınırsız ya. Atıyorum adam 5 tane dürüm mü söyledi? 3 tane lan işte. İkisi benim abi. Ben de yapa yapa. Kamil abi galiba artık beni sevmeyecek. Neyse evet. Yo abi, söylediğine göre mantıklı. Kamil abi ne diyor biliyor musun hep? Benim oradaki işte, orada gitmiş 40 sene önce çalışmış. Şimdi restoran zincirleri falan var. Diyor ki sen oradan 2 tane dürümü çal. Bana ne diyor? Sen orayı işletiyor musun? İşletiyorsun. Başka türlü seni 8 dolara tutamam orada zaten. Sen onu da alacaksın, baklavayı da alacaksın ama
Bak sen geldiğinde 200 dolardı, burası 1000 dolar ciroya çıktı. Ben ona çalma değil, prim olarak evet, bakıyorum. Evet ya, prim o. Ben kendi aynen. primimi kendime veriyorum. Aynen. Başka bir sebebim yok. Mükemmel. Restoranda başladı. Resepsiyon. Resepsiyonda. Sen de dolandırıyordun abi, doğru ha. Oteli kandırdın. Kandırdık. Evet, kandırdık. Ama kanıtladım onlara işte. Çok iyi bir eleman olduğumu. Otellerden falan oradan oraya geçtim. Marriott otellerinde çalıştım. Bir baktım abi, bir gün asistan genel müdürü oldum. Küçük otel ama. Ufak. İsmi büyük. Yani otelin ismi büyük. Kaç gayme? Kaç para veriliyor? O zaman 13 dolar alıyordum saati. Asistan genel müdürü. 13 dolar. Ama oradan başka otele falan asistan genel müdürlük yaptım. Ondan sonra bir Hilton'a geçtim. Ön büro müdürü oldum. Ondan sonra abi baktık yaş 26 falan. Ön büro müdürüyüz. Yaş yok 25. Ön büro müdürüyüz. Tam 26 oldum. Çok daha büyük bir otel. Ya Hilton Oteli Chicago taraflarında. Beni asistan genel müdür olarak işe aldı. Güzel yani, o zaman parasıyla 45 bin dolar yapıyordum yılda. Oo. Orada asistan genel... Abi otel büs büyük. Asistan genel müdür olduk. Bakıyorum yaş 26. Koskoca Hilton'un Chicago'da asistan genel müdürüyüm. Ondan 6 ay geçti, bizim genel müdür de istifa etmedi mi? Beni de acting asistan genel müdür genel müdür yaptılar. Abi genel müdürlüğün ismi mükemmel. Hilton'da genel müdürlük yaptık. Yaş 27 neredeyse o zamanlar, işte 27 falan. Ama berbat bir işti. Yani o kadar nefret etmiştim ki o işten. Yani çok günün gecen hiçbir şeyin yok. Karışıyor yani. Hepsi. Aynen aynen, öyle bir şeydi. Ben polis olmak istiyordum arkadaşlar yıllarca. Amerika'da burada da olmak, hep polislik mesleği arzusu var mıydı, yoksa Amerika'da mı çıktı bu? Vardı, burada da vardı. Benim babam emekli polis. Polisler içinde. Doğru. Emekli evet, polisti bu. Polisler ha. içinde büyüdüm ama bir Amerikan polisi muhabbeti var ya, ilk başta böyle televizyonlarda görüyorsun yani falan. Sir. Sir. Böyle muhabbet. Dedim lan ben Amerikan polisi olmak istiyorum. Defalarca başvuru yaptım. Kimse almıyordu beni işe. Yani girip testleri geçemiyordum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. O 2 yıllık geçici green card nasıl normal green card'a döndü? Bu işlerden dolayı mı? Güzel soru. Ben kendi kendime başvuru yaptım. Kimseyle beraber değildim, yalnızdım. Başvuru yaptım. 685 dolar para da vermiştim o zaman. Burada da var, ödeyip katılabiliyorsun şans eseri çıkıyorsa. Evet, bir baktım bana dediler, geçmişime falan baktılar. Sicil micil yok, vergimi veriyorum, çalışıyorum. Direkt verdiler bana 10 yıllığı. Ondan 3 yıl sonra da bir vatandaşlığa başvurdum. Amerikan vatandaşı oldum. 2011 yılının başında. Ve işte 10 yılı geçti Amerikan vatandaşı oldu. Polislik yapabilmen için Amerikan vatandaşı olman gerekiyor mu? Yoksa... %99.8 etkiliyor değil mi? Aynen. Tabii gerekiyor. Ediyormuş. Okay. Çünkü benim bütün başvurduğum yerler istiyordu. Ama polislik çok zor Amerika'da. Yani arkadaşlar polislik... Polis olmak o kadar zor ki, çünkü çok sorumluluk isteyen bir iş. Hele hele Amerika'da, yani insanların hayatı, özgürlükleri senin elinin altında. Herkese vermiyorlar o yetkiyi falan. Abi başvuruyordum. Ya o testi geçemiyordum ya bu testi geçemiyordum. Giremiyordum. 15-20 yere başvurmuştum. Aslında ben ilk polis olduğumda mülakata girdim. Bu 3. başvuruşumdu bunlarla. Bunlar bana 10 tane soru sordu. Abi bu kadar mı kötü olur ya bir mülakat? Ya abicim ben ya diyorum 3. şansım, ben nasıl bunun içine ettim falan, kendime kızıyorum falan. 5 tane adam önümde oturuyor. Bunlar da çok ciddi yani. Sert böyle değil mi? Aynen aynen. Ya bunlar böyle şey yaptı falan, ben neyse bir şey, son bir şey söylemek istiyor musun dediler. Ben siktirin lan desin. Siz beni istemiyorsunuz, ben de sizi istemiyorum abi. Yok abi, ben dedim ki aynen klasik. İşte ben çalışırım, ben buyum falan filan muhabbeti. Tamam teşekkürler dedi. Lütfen dışarıya çık. Bekleyen kişiyi gönder. Çünkü insanlar yavaş yavaş gidiyor. Sıradalar. Evet. Abi 51 tane kişi kaldı. 777 kişi arasından 51'e girmişim ben. Abo. Adamlar 15'i alıyor. Ben orada içine ettim. Abi kalktım. Kapıya doğru yürüyorum. Durdum bir ara. Bir şey oldu bende. Durdum. Geri bunlara döndüm. Bunlar bak tabii yazılarını yazıyorlar falan. Buyur dediler bana. Dedim ki sizlere bir şey söylemek istiyorum gitmeden. Dedim o zaman kendime şey dedim. Ya beni almasalar yani bu bir şey değiştirmeyecek. Hiç olmazsa kalbimde ne varsa onu söyleyeyim falan. Dedim ki bak bu benim 3. başvuruşum buraya. 3 defa başvurdum. 2007'de başvurdum. 2009'da başvurdum. 2011 bak tekrar buradayım. Eğer bu defa da beni işe almazsanız emin olun ki 4. defa da geleceğim. Çünkü ben sizlerle çalışmayı çok istiyorum dedim.
Diyorum ki bak, bunu da söyledim. Dedim, bak şu kapının önünde bir sürü kişi bekliyor işe girmek için. Ve eminim ki bunlar bu işi çok istiyor. Ama bana göre bu işi benden fazla kimse istemiyor. Bu üçüncü defa gelişim ve bunun kanıtıdır. Bana lütfen bir şans verin. Sizlere ben bunu kanıtlayacağım. Aynı oteldeki mevzu gibi. Abi ne bir şey, aynı onun gibi dedim abi. Bunlar baktım güldü falan. Tamam dedi, ben çıktım gittim. Tabii dedim işine ettim falan. 51 kişi arasında sadece 41 kişi geçmiş ve bunları puanlıyorlar. En üst seviyeden en alt seviyeden. En berbatına. Beni aradılar, sen işte geçtin, tebrikler falan. Ama en berbatısı benim. Dedi ki aynen böyle söyledik. Dedim benim sıram ne? 15, ilk 15'i alıyorlar işe. İlk 15 sadece. Sıram ne? Aa, ismin Erdal Kaya, Erdal Kaya. Sen 41.sin. Bana böyle ben de dedim ki ooo 41 kaç kişi geçti? 41. Bunu bana dediği zaman ben dedim ki siktir ya, bitti. Ben... Ama işte belki de bu tetikliyor insanı işte. Abi. Yani bak o mesela orada arkana evet. dönecek hamleyi yapmasan, o özgüven olmasa. Evet. Hani kaçtı gitti. Belki de hiç polis olmayacaktın yani. Kesinlikle. İşte o tuttuğunu koparmak dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yani istemek ve o istemek doğrultusunda da adım atmak yani. Bu adımı atarak 41. de olsa olmuş adam abi, nokta. Abi ben telefonda adama dedim, bak bu adamın bana dediğini ben size söyleyeyim. Adam dedim ki ya şansımı bir defa daha kaçırdım. Neyse dördüncü defa denerim dedim ben. Adam dedi ki ne demek istiyorsun dedi. Dedim 15 kişi alıyorsunuz. Ben 41.'yim. Dedi ki öyle kolay kolay pes etme kardeşim. Bak adam bana telefonda kendisi dedi. Öyle kolay kolay pes etme. Senin şu anda geldiğin yer yüzlerce kişi gelemedi dedi. Ve bu 41 kişi arasından bir sürü kişi elenecek. Daha bir sürü yapacağımız testler var dedi. Yani kafanı dik tut falan muhabbeti yaptı. Motivasyonu bana. Direkt vermiş adam. Aynen. Helal olsun ha. Aynen. Kim ost attı ya? Kim attı? Ben görmüyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim kim attıysa. Evet pardon. Yok. Egze. Neyse adam bunu söyleyince ben dedim ki lan tamam falan inanmadım. Hani bir de o şey vardı ya geç falan. Yani. Tekrar gittim testlere girdim abi. Bunlar yalan makinasıdır, psikoloji her şey yapıyorlar. Çok inanılmaz zor abicim. Yalan makinesi adam beni taktı. Yalan makinesinde bana yani her şeyi sordu. Aklına ne geliyorsa yani. En aklında kalan böyle bir soru var mı yani? Bunu da sormazsın ya, ya da ne bileyim lan ne alaka dediğin. Evet. Tavuklarla koyunlarla işin oldu mu? Her şey abi. Tavuk koyunla takıldın mı diyor. Aynen adam bunları soruyordu. Oğlum bak bu arada küçümsemeyin bu soruyu ha. Bunlar önemli sorular bak. Hayvanlarla ilişki muhabbeti yani çok psikolojik olarak bayağı kötü bir şey olduğu için adamlar böyle bir şey insana rozet, silah falan verme ya istemiyor. Abi ben yani. Ben bu tip şeylere gülmüyorum çünkü bunlar yani komik de bu arada. Ama baktığın zaman aslında onun bir amacı var, bir mantığı var o sorunun yani. Onu soruyor ki bir şeyleri öğrensin. Soruyor. Onu bana her seviyede sordular. Federalde bile sordular yani. Yani herkes soruyor onları. Çünkü önemli, Amerika'da bir yani suç o. Neyse. Ben geçtik onu. Yalan makinesi 45 dakika adam beni koydu böyle köşeye yani bir güzel dövdü bir nevi yani. Çıktım adamın yanına gittim dedim ki yalan makinesini geçtim falan. Tamam seni psikolojik teste göndereceğiz. 1600 soruluk 8 saat. 1600 soru. 1600, 500'ü zaten yaptırmışlardı onun üzerine 1600. Artı 2100. Adam dedi ki seni göndereceğiz falan. Ben dedim ki tamam dedim kaç kişi kaldı dedim bu proses. Falan. Ben sen hesap yapıyorsun. Hesap yapıyorum abi. Hesap yapılıyor. Dedi ki 21. Ben gülümsedim. Dedim ha yok kaç kişi yalan makinesine girecek demedim. Kaç kişi bu şeyde kaldı? Ciddi polis ya. Böyle bana baktı. Sana 21 dedim. Aynen böyle söyledi bana. Çektim. Aynen. Herkese siktir çekeceğim. Bu kadar ben herkese siktir çektim ya. Ya abi aynen öyle bir durumdu. Dedi 21 dedi. Dedi aslında iki kişi de bir sorunu var dedi. 19'a düşecek. Bunu ben bir duymadım mı abi? 19. Bu demek ki ben 19.'yim. En sonuncuyum ya. Ben aşağı indim. Eski kız arkadaşım beni bekliyordu aşağıda. Buna bir sarıldım. Gel gidelim falan. Benim şansım var falan muhabbeti. Uzun lafın kısası bir sürü değişik testlerden geçtik. 11 kişi 777 arasından sadece 11 kişiyi işe aldılar. 11 arasından bir tanesi de akademide yapamadı. 10 kişi polis olduk. Oy büyük başarı bu arada ha. Yani o kadar kişi arasından bir de çok ciddi bir sorumluluk abi. Yani onun bir de eğitim süreci var.
O tabii akademi falan 5 ay. Akademi orada... benim de çok hakimim 8board'dan, bizim server'dan. Söyle, söyle abi. PD eğitimi Maxi, gelin kardeşim hemen. Gelin lan hemen. Kendini 8board'la yüceltmeye çalışıyor. Bizde de abi bir eğitim şeyi var size. Var tabii. Bir saatlik, bir buçuk saat öğretiyoruz, anlatıyoruz. Ama Amerika'daki sistemi, RPS'ini aslında onu yapıyoruz biz. Ha bu şey. Oyun ya, bizim sunucu var, RP sunucusu. Şey neydi? 8board. GTA. GTA'da. Tamam ha. Tamam. Biz evet. Orada gerçek adam gerçek hayatını ne anlatıyor, ben 8board'u evet. Anlatıyorum ya. Neyse, PD'nin başında da insanlar var. Biz onları eğitiyor böyle. Ama orada bir, şunu şu yüzden anlatıyorum. Oradaki eğitimlerde bile, oyun bile olsa abartmayın diyorsun mesela. Hani abartmayın oğlum, işte alt tarafı polis olacağız diyorsun ama düşünsene gerçeğini. Onu abi bağlamaya çalışıyorum. Yani Amerika'daki o sistem harbi çok farklı. Abi, cidden zor yani. Ben bak Amerika'da polis oldum ya, bu polislik yerine. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Sadece Chicago değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli şehriydi benim polis olduğum. Chicago. Ben Chicago PD'de çalışmadım. Ben Rockford Polis Departmanı'nda çalıştım. Bu benim partner öldürüldü trafik dursun. Yapma ya. Evet evet. Mekanı cennet olsun. Evet evet, Jamie Cox. Jamie Cox. Evet, iş arkadaşıydı. Bir tanesi bunu öldürdü. Yani hiçbir zaman çıkarmayı planlamıyorum. Çok vay güzel be. Bir arkadaştı. Neyse, çok tehlikeli bir yerde çalıştım. Yani dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli ve o en tehlikeli şehrin en tehlikeli bölgesine beni koydular. Yemin ediyorum hiç unutmam. Abi bir girdim. Yani, ne oldu? Belanın içindeyim. Abi. Yok, şeye güldüm. Hiç unutmam dedin ya. Evet. Benim biz böyle anılara girince şu abi hiç unutmuyorum kopmuyor arkadaşlar. Namık Ekin'de de böyleydi bak. Hiç unutmam abi. Aynen, beni attılar abi bu şeye. Bu şehre, bir yanında bir tane polis var beni eğiten. Tabii şey çıkıyorsunuz değil mi? Field training officer. Bir tane başında what? FTO. The fuck did you say to me? Başında biri oluyor, evet. Tecrübeli. Evet. O seni eğitiyor, eğitiyor, öyle takılıyorsunuz. Aynen. O eğitmede de yani adam işte eğitirken de kollar geliyor, şey anonslar geliyor. Ay hiç unutmam. Hiç unutmam. Arabaya bindim. İlk günüm bak. İlk günüm. Arabayı kontrol ettin mi? Evet dedim. Tamam hadi başlıyoruz dedi. Tamam dedim. İlk gününde. İlk gün hemen başlıyorsun. Üniformayı da giymişiz. Adam da telsizi al dedi. O zaman hiç unutmam. Kod 99. Kodumuz şeydi. Benim kodum 244'tü o zaman. Control 244. Control 244 diyorduk biz. Control 244'tüm. Dedi ki söyle ki 244 1041. 1041 yani başlıyorsun olayına. Ben aynen böyle aldım. Dedim ki Control 244 1041. Aynen bunu söyledim. Söyler söylemez İngilizce. Dedi ki 1041 copy that. Copy domestic. Kavga. Bilmem ne falan. Adam birisini bıçaklamış falan. Aha dedik sıçtık. İlk gün abi ilk call yani hiçbir zaman daha yeni araba polis arabasına binmişim ilk defa hayatımda. Baktım benim hemen training officer var ya, adam ışıkta sireni açtı böyle yanında. Düğmeye bastı. Ben sürüyorum. Ben buna böyle baktım. Bana niye bakıyorsun? Hadi gidelim dedi oraya. Lan bırak deseydin manyak mısın? Al lan bu rozeti, ben çıkıyorum. Ben gidiyorum, otele dönüyorum ben ya. Aynen, adam bana dedi ki git. Abi nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben sirenli arabamı kullanam. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani yüzmeyi bilmezsin. Seni okyanusun ortasına. Aynen böyle bir muhabbetti. Bayağı korkmuştum aslında. Korkma derken bana zarar geleceğinden değil. Ulan ben bu yapamayacağım işi yapamayacağım. Yani, yücü ağırdı ya. Aynen o. Yapamayacağım. Yaşanıyor. Yani zor abi, hiç alakan olmadığı, dışarıdan işte hiçbir şeyin dışarıdan görüldüğü gibi olmadığının kanıtı bu. Yani dışarıdan görüyorsun çekil mekil. Ama onun içine girince demek bambaşka bir dünya. Aynen, benim düşüncem arabaya bineceğiz. Gidip donut kahve alacağız. Gidip bir yerde oturacağız, gezeceğiz. Abi ben ne, yani gerçekten farklı bir dünyaydı. Bir bakıyorsun, ben öyle bir duruma gelmiştim. O departmanda çıldırmıştı yani. Ben en agresif polislerden bir tanesiydim ben. Her gün en az 2-3 tane tutuklama yapardım. Her gün. Yani manyaktım ben abi. Ben yani o bana o fırsatı vermişlerdi ya. Kanıtlayacağım bunlara ben lan. Ben güç zehirlenmesi. Bunu da tutuklayacağım amına. Aynen.
Türkiye'nin temsili işte böyle yapılır arkadaşlar. Amerika'ya gittim. Bizim bütün polislerin ortamında en fazla tutuklamayı yapan bendim ama hepsi adildi. He tamam orada tamam. Şey değil okay. Yani yastığa kafamızı rahat. Sen Polis Simulator oynadın mı abi? Abi hiç oynamadım, oynarız beraber. Polis Simulator oynasa çok güzel olmaz mı ya? Baktığın zaman bildiğin yayında sıkıntı yok mu? Kim yayında sıkıntı vardı diye. Hayır gerçeğini dinleyince benim kafa hep oyunlara gidiyor. Çünkü bizim hayatımız o ya ne yapalım. Evet abi ilk tutuklamanı hatırlıyor musun? Ya da bak şöyle sorayım. İlk böyle has siktir hani başımıza bir şey gelecek dediğin bir görev var mı? Ama acemiyken. Yani daha böyle ilk abi, aylarda, ilk haftalarda belki de. Benim ikinci gün. Bak. Öyle bir şey arıyorum. İkinci gün. Aslında bu haberlere çıktı orada falan. Geldiler ben röportaj falan. Haberlerde bakabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz şu anda. İkinci gün abi. Yine bu bizim FTO ile geziyoruz. Bir baktım bir tane polis yardıma ihtiyacı var. Bağırıyor telsizde. O sesi hiç duymak istemiyorsun abi. Bayağı zor durumda yani. Abi. I need some help. Böyle bağırıyor yani. Adam çıldırıyor. Backup falan muhabbet. Abi olay yerine geldim. Burada benim adam yardım etti. Böyle git sağa sola falan. Çünkü başkasının yardıma ihtiyacı var. Gittim. Baktım bir tane herifin elinde bıçak. Polis bizim kadın polisti o. Tam böyle karşısında. Biz böyle durduk. Kadın polis tam silahını çekti işte o olay olacak. Bu çocuk benle benim polisi gördü. Eğitmeni gördü. Kaçtı. Benim eğitmen zaten arabadan atladı kaçtı arkasından. Ben acemi polis kontaktan anahtarı paşalı fırlatmıştım Türk şeyiyle böyle bam diye. Keşke öyle bir hikaye söyleyebilsem. Hayır abi. Kontaktan anahtarı çıkartmaya çalışıyorum. Bana bunu söylediler. Kes, arabada tüfek var bilmem ne, kontağı her zaman çıkaracaksın, arabanı çalarlar falan. Abi benim adam koşuyor, herifte bıçak, öteki polisle kavga. Ben burada kontaktan anahtarı çıkartamıyorum. Ulan bir de öyle öğretmişler ki bana. Yani düğmeye, yani onu çıkartacağım ben. En önemli şey o. Öyle bir madem. Çıkarttım abi neyse, başladım kovalamaya. Ben gelene kadar bunlar gitmiş. Yani bunlar... Bir tane ev vardı, evin arka tarafına doğru kaçtılar, ben görebiliyordum ileriden. Bunlar oraya gittiği için ben de evin öteki tarafından gideyim dedim. Tamamıyla acemi şansı aslında. Ama önleyeyim diye, arkasından da olayım, ortalayalım diye. Öyle bir düşünce vardı bende. Abi oraya gittim, bu polisleri kaybetmiş. Yani bizim polisler bunu kaybetmiş karanlıkta falan. Böyle karşı karşıya çıktık benle sen. Kafayı gibi. Vursaydım. Keşke. Bunu böyle gördüm ben rookie'yim. Şimdi olsa çok daha değişik yapacak tabii şeyler yani. Var. O acemilik kısmını konuşuyoruz. Acemi kısmı burası. Yani. Ay çok acemi hem de nasıl. Abi var ya bu çocuk böyle gördü durdu. Elinde halen bıçak. Başladı öteki yere kaçmaya. Ben bunun arkasından koşuyorum. Normalde koşarken telsizden anonsunu vermen gerekiyor. Bu tarafa doğru gidiyoruz buraya gidiyoruz bilsinler. Benimki tam Türk usulü abi. Arkasından. Böyle tekmenin boşluğuyla vuracaksın ona işte. Ben bunu kovalıyorum. Neyse bunu bir tackle yaptım. Yakaladım yani. Tek başıma bir köşede bir yakaladım. Yere düştü. Emanet falan yok mu silah mila? Var daha... abi biz Türk usulü. Biz... Hala hiç unutmuşum. Onlarla alakam yok. Kovalıyorum bu çocuğu falan. Yakaladım yere düştü. Yerde ellerini tuttum. Sikerim ben andesiniz. Onu yapmam gerekiyordu böyle vuracaksın falan. Yok şimdi biz polis eğitimi almışız falan. Çok garip bir şey oldu. Yere düştü. Ben bunun bir nevi yani apayacaklarının göğsünün üzerine oturdum. Ellerini böyle bileklerini tuttum. Ondan sonra dedim ki tamam. Şimdi ne? Yani şimdi ne yapacağım? Böyle bir şey. Ondan sonra dedim lan akademide kelepçele. Kelepçelemem gerekiyor bunu. O kadar acemi. Ondan sonra böyle tuttum ya. Kelepçeyi çıkarttım böyle önden kelepçe abi en dandik kelepçe. Çevirme göğüs üstü falan yok yani hiç, direkt. Direkt yaptım abi. Çok iyi ya. Dandik ama tutukladım iş ya. Yani tutukladım derken gözaltına. Allah bu muhabbet. Onu yaptım işte oradan işte bana. Sonra kodu verseydin yakaladım suçluyu lanet olası herifler. Telsiz de hiç benim şey training yani eğitimen neredesin hiç bilmiyoruz nerede olduğunu ya bir şey yapsaydı sana. Bilmem. Ben kovaladım. Kaçıyordu ben kovaladım dedim yani. Böyle bir muhabbet. Güzel bir eğitim oldu benim için. Yani her kaçanı da kovalama. Kovaladığın zaman da kontrolde sürekli olman gerekiyor. O zaman ben
Ya abi biz videolarda da izlerken sen de izliyorsun YouTube içeriğinde. Evet. Yani izliyorsun da içindesin işin yani de. Ben böyle o kadar anlık şeyler yaşanıyor ki her şey çok normalken burada mesela o kadar olmuyor Türkiye'de. Evet. Ama orada her şey çok normal. Adam diyor ki dur diyorsun, duruyor, konuşuyor falan. Bir anda silah çıkartıp ateş ediyor herif. Hiç düşünmeden yani. Abi çok zor yani. Defalar bir sürü videoları var bakabiliriz. Polisle konuşuyor adam. Adam polise gel diyor ne yapıyorsun? Hiç takılıyorum falan. Halbuki kafada o plan yapıyor ne yapayım? Vurayım mı? Kaçayım mı? Ne yapayım? Evet. Adam silah çıkartıyor, vuruyor polisi. Bu kadar. Yani reaksiyon verme şansın yok. Bu kadar. O yüzden de o kadar temkinliler. Evet. Yani şöyle bir şey de var. Bir gün ben de anlatayım bari. Polisle arkadaşlar izleyseyse niye yazıyorsunuz oğlum ya? Ha? Ha? Ne? 41 bir şeyler diyorlar. Ya 41 bin kişiye çıkmış yayın da onu söylüyorlar. Ha. 41 kere maşallah diye sandım. 41 kere maşallah. Evet. Neyse ben kendi anılarımı boş. Şu an benim anıları dinlediniz oğlum boş verin ya. Ben onu bir araya, araya sıkıştırırız onları. Evet evet. Benim polislerle muhatabım çok ben, oldu. Ben onu bilmek istiyorum işte. Abi bir gün geldi bir tanesi. Ben evet. Dedi federal... dedim ne diyorsun lan dedim. Athena Gyro'dayız işte. Dedim sosisli var. Yok yok. Benim ben ilk defa 911 aradığım bir gün var. Ya aramak zorunda kaldım tabii. İş yerinde. İş yerinde. Kaçak çalışıyorum. Ondan sonra abi ne yapayım? Ekmeğimizin derdindeyiz abi yani. Şimdi beni öyle bir konuma sokuyorsun canlı yayında. Yani bir sürü izleyen Amerikan polis arkadaşlar var. Ya o ya. Şimdi şöyle. Şimdi tutuklamak zorunda kalacağım. Kaçak çalışmıyorum. Kaçak çalışıyorum da bir noktada da şeyim yani hani kuzenimin mekanına bugünlük bakıyorum. Yani şimdi o yalan yani. Sen şimdi bana bir nevi Amerika'da hem kaçak çalıştığını, bir sürü ödemediğin faturaların olduğunu. Ne faturası ya? Şey, ticketler, miketler. Abi onları hallederiz ya. Ticketleri, bu arada ben çok ceza yedim. Araba sürme cezası mı? Her şeyden yedim. Abi bak, sen de biliyorsun Türk adamsın. Şimdi ben de Türk'üm. Ben oraya gidiyordum. İlk yaşadığım en garip anı anlatayım. Herkes biliyor da hani Erdal ama, bilmiyordu. Ben bilmiyorum evet. Bir tane site alanı. Bilmem ne Valley mi ne bir yerdeyiz. Arabayı park edeceğim. Boş yer yok. Baktım bir tane var. Ah dedim yılan şanslıyım anasını satayım. Hop hemen böyle bir geri var. Park ettim kapattım arabayı. Sabah bir geldim böyle üzerinde faturalı şeyler ticketlar duruyor. O boş olan yer kırmızıymış işte o itfaiye evet abi şeyi. Onlara bak, ya da sarı oluyor bazen. Abi evet. Bizde boş yani abi boşken koyarsın. Kırmızı mıydı mavi miydi hatırlamıyorum. Kırmızı kırmızı. Kırmızıydı. Evet. O yüzden koymuyorlarmış oraya. Biz tabii Türkler olarak boş olduğunu görünce girdik. Bir tane bundan var. Bu şeyler vardı ya tabelalarda işte one hour evet, parking evet, falan yazıyor evet, mesela. Evet. Yani diyordum kim anlayacak lan bir saat mi iki saat mi. Ben işe giderken koyuyordum oraya. Ulan bir döndüm yemişim cezayı. Bir saat ya 20 dakika durmuşum da geçtim onu. Ama dedim ki lan kim anlar lan bunu hani koy dursun. Halbuki onu sonra pusu kurup öğrendim. Tebeşirle çiziyorlarmış Kaliforniya'nın o kısmında. Evet. Bir tane kontrolcü var. O böyle sürekli turluyor. Evet. Arabanın da lastiğine tebeşir sürüyormuş. Onun ya kendi yöntemi o ya da öyle sistem. Tebeşiri sürüyormuş. Ondan sonra bir daha geçtiğinde o tebeşir duruyorsa yazıyormuş cezayı. Ulan neyi, ne sistemi kırmak istesem olmuyor. Hani bir şey yapayım diyorum ceza yiyorum. En sonunda ödemiyor musun? Ödüyorum. Ha ödüyorsun tamam. Ama en sonunda dedim ki Tuğkan kurallara uyman lazım. Yani burada böyle oluyormuş. Çünkü bizde şey var ben Amerika'da şeyi de yaptım mesela sapağa atladım. Taktım geriye hop sağ şeritten lan kornaya basıyorlar. What the fuck? Bizim ülkemizde bu böyle ya. Biz geri gelip gireriz oraya yani ne olmuş? Ulan oradan yayan ceza yedim abi ben. Ya abi ciddi misin? Evet bak boş yolda San Francisco'da mı ne oluyordu bu? Ya San Mateo'da ya San Francisco'da. Ulan kırmızı yanıyor yayaya. Evet ona yapamazsın. Dedim ki siktir et bomboş yol yani. Ulan bir geçtim büyük düdük bir polis geldi. Yani dedim oğlum boş yol boş. Bir şey olmaz ne olabilir? Ulan o cezayı yedim bu cezayı yedim. Dedim ki tamam burası kurallar ülkesi kardeşim. Evet kurallar. Burayı başkalaştıramazsın. Burayı uyum sağlayarak yürüteceksin. Başka çaren yok. Ondan sonra ben hep 60 mil yavaş yavaş gidiyorum. İşte sapa atladıysam 10 kilometre dönüp geri geliyorum ha. Öyle öyle 6 ayda beni adam etti kural konusunda. Manyak değil mi abi kural abi böyle bir kural. Bak ben ona alışamadım işte.
Yani ben kuralı seven bir adamım ama hani öyle bir yaşıyormuşuz ki burada baktığında. Ulan dedim ne yaparsam bir şey oluyor. Kıyaslayamıyorsun bile abi çok. Emniyet kemeri mesela. Evet. Tam burada da cezanı yiyorsun ama artık bir nebze de şey bir seviyede şöyle oldum. Mesela duruyorum ışıklarda. Yanıma polis arabası geliyor. Kemer takılı ben de. Ben böyleyim bak. Amına koyayım. Öyle korkmaya başladım bir noktadan sonra. Bir de beni habire çeviriyorlardı. Abi sen bir dakika sen niye böyle habire çevriliyordun? Ona bir an, ne oldu? Abi ne? Bizim Meksikalılarla bir problemimiz vardı. Sürekli bir şeyler yazıyor. Lan bu yavşaklar gelmiş. Arabamdan dolayı yüksek ihtimal. Ben de Cadillac Eldorado 88 model bir araba vardı. Krem rengi. Ondan sonra abi bak onu gengler kullanıyordu ama pimpler kullanıyor bir de onu. Pimp kullanıyorlardı abi onların 24 inç jantı var. Benimki normal diyemedi hiç. Abi. Neyse para mı ona yetti? İyi de araba, güzel de araba. Bir araba aldın yani tam böyle polis magnet diyoruz onlara. Yüksek ihtimal. Mıknatıs yani polisleri mıknatıs gibi çekiyor. Bir de ben bile şu anda polis olarak lan buradan bir tane görsem Türkiye'de bile bu adam ne ayak falan derim. Ya öyle bir şey yemin ederim. Ben bir de Amerika'ya indim bir hafta iki hafta olmadan o arabayı satın aldım ben. Satın alma sistemi çok kolaymış. İmza, pink slip imzaladım. Eyvallah abi dedim gittim tertemiz. DMV'ye gittik. İşlemleri yaptık. Bildirdik. Ulan ertesi gün çevirdiler beni. Ben de böyle bir de hani Amerika rüyası ya. Araba almışım. Amerikan arabası. Evet. Üzerimde ceketim. Beyaz tişörtüm. Tam böyle şeyim yani hani. Belalıyım yani. Belalı değilim de öyleyim yani. Açıyorum böyle işte 80'lerden müziği. Dımsı dımsı ağızlı bir pro. Kendi kendi gerizekalı moda girmiş. Tamam takılıyorum. Bir yerlere park ediyordum manzaralı. Arabanın üzerine oturuyordum. Pro içiyordum. Hemen 15 dakika geçiyor. Polis geliyor hemen. Ya abi gelmeyin artık. Ama çok terbiyeliler. Çok düzgünler. Evet. İşte merak etmeyin bir sıkıntı yok. Sadece hani izniniz varsa arabanızı aramak istiyoruz. Ya buyur abi diyorum ara. Geliyorlar bakıyorlar. Rahatsız ettik kusura bakmayın. Gidiyorlar. Lan trafikteyim. Sağa çekiyorum. Sürekli beni arar oldular. Sen yanlış arabayı aldın kusura bakma. Ne bileyim abi para yoktu. Para yok. Çok şükür onu da alabildik. Peki yani senin bütün yediğin cezalar duyduğum kadarıyla. Ya ufak ceza. Ufak ceza hiçbir şey yok. Yok yok öyle benim büyük bir olayım olmadı. Bir tek o 911 aradığım bir gün var onu anlatırım. Şimdi sırf ben konuşmayayım. Yok yok ama ben duymak isterim ama. Abi beni taciz ettiler. Bir kadın benim memelerimi elledi abi. Memelerimi sıktı biliyor musun? Ya bir tane manyak bir kadına denk geldim. Çok... Bunu anlatacağım. Bunu chat biliyor. Bunu beklemiyordum ama devam et. Abi ben şimdi kaçak bir şekilde restoranı işletiyorum. Evet abi. Çalışıyorum orada bir güzel. Müşterilerle aram çok iyi. Oturuyorum. Dükkan kapanacak. Dedim ki kapansa da spor salonuna gitsem bassam biraz. Ulan böyle dükkanın kapanmasına yakın müşteri gelir ya. En sevmediğim şeydir o. Geldi bir tane böyle simsiyah giymiş bir kadın. Şapkası var, hudisi var ya da ceketi var hatırlamıyorum. Pantolon siyah, ayakkabı siyah. Elinde de bir tane çanta siyah. Ulan böyle hitman gibi geldi kadın tamam oturdu. Dedi böyle gittim ne var ablacığım işte ben dedi bir şeyler yemek istiyorum bir de şarap istiyorum dedi. Tamam dedim şarabı götürdüm yemeğini götürdüm. Birkaç müşteri daha var onlarla atışıyoruz muhabbet ediyoruz bilmem ne. Ama bir an önce gitmek istiyorum yani. Abi adam alışık değil yavaş yavaş anlat. Doğru çok çok hızlı konuşuyorsun. Yok yok yo, abi güzel ben tamam. Anlıyorum. Ondan sonracıma kadın götürüyor malı. İçiyor. Özet anlatacağım detaya girmeyeceğim. Sen yalnızsın orada. Ben tek başımayım ya. Kızlar da gitmiş. Meksikalı kaçak kız çalıştırıyorduk biz işte. Ondan sen sonra... söylemeye devam et. Sen söylemeye devam et. Kaçak değiller abi yani hani yardımcı oluyorlardı onlar da. Neyse biz böyle sohbet muhabbet giyip kadın ufak ufak böyle kafası güzel olmaya başladı. Sarhoş olmaya başladı. İkinciyi istiyor, üçüncüyü istiyor. Dedim ki vermeyeyim buna. Bir sıkıntı olacak. Ulan kadın tık diyor gidiyor. Uyuyor. İşte mem diyorum bir şey diyeyim. Mem, mem, mem. Bütün gün ben böyleyim. Uyanıyor, uyanıyor. Bir şeyler oluyor. Tuvalete gitti, tuvaletten çıkmadı. Kapıyı açmaya çalıştım. Kızdı bana, vurdu kapıya. Dedim iyi misiniz? Yani. Hani çok sarhoş oldu kadın. Düştü, kalktı. Detaya girmiyorum yine. En son dedim ki polisi arayacağım. Polisi arayacağım deyince kadın ayılıyor. Polisi duyunca ayılıyor böyle. Bir şeyim yok diyor. Geliyor oturuyor bana bir şarap daha falan derken 1,5 saat bu kadınla uğraştım. Bir yerde kalktı işte memelerimi elledi. Bir şey der sen ne tatlısın dedi. Ha, yakışıklı o, adamsın bu. Ondan sonra ayo benim ben normal orada yüzüme bakmıyorlar daha Amerika'da ya. Herkes sarışın mavi gözlü amına koyayım ya. Esmerler daha çok beğeniliyor orada.
Neyse kadınla muhabbet böyle konuşuyoruz ediyoruz ama tatsızlık çıkarmaya başladı artık. 3-4 defa uyardım polisi aramak zorunda kalacağım. Polis, ben de polisi nereden bileyim aramayı, filmlerden 911'i biliyoruz. Ha, o kadar. Hey, orada soracak işte bize acil durum mu işte ilk yer ne, iki tane şey var ya onun kanalı, bir ambulans çağırıyor, evet, bir evet. Polisi herhalde. İtfaiye ambulansı da polis. Kadın iyice saçmalı, bir de o çantasında da bir şeyler oynuyor onun. Çantada bir şeyler hareket ediyor, görüyorum bazen. Kerimede mi var? Evet, o an bilmiyorum. Ondan sonra her şey bitti, ben polisi arayayım. Orada işte bizde bana böyle mesela, şimdi senin şeyinde aksanla söyleyeyim ya, 13, 13 var ya. Evet. Sizde bir tı var ya ona. Evet. Sen desene bir 13. 13. İşte o 13 derken o takılıyor ona, diyor ki öyle söylenmez o diyor. Böyle söylenir falan diyor. Biz orada geri zekalı gibi müşterinin arasında 13 bunun çabasını falan veriyoruz. Bunlar oldu. En sonunda kadın iptal. Kadın yattı, bayıldı yani artık. Bu ambulans. Dokunmak da istemiyorum. Çünkü bir, ben öğrenciyim. Öğrenci vizem var. Şimdi kadına dokunsam belki taciz etti diyecek, abi, bir şey yaptı diyecek. Ulan hani bir ara kapıyı kapatacaktım yani. Hani üstüne kapıyı kapatıp gidecektim. 911'i çevirdim. Tamam mı? Bir tane kadın çıktı. Yeah, sorry, maternal bir şeyler diyor böyle. Siyahi bir kadın, aksanından anlıyorum. Evet, evet. Bana soruyor iş eşkali. Diyor ki ne giyiyor? İşte ne yapıyor? Kaç yaşlarında falan. Evet. Ben de diyorum ki abla uzatma işte anasını, gel. Ben ne bileyim bir yandan aslında yola çıktıklarını. Onu ben tam söyleyecektim. Sen, bunlar seninle konuşurken amaçları, eğitimleri öyle. Arıyorsun mesela 1-2-3 Main Street'te benim bir şey, polise ihtiyacım var. Hemen o şeyi yapıyor. Basıyor yazmaya. Evet, yönlendirmişler. Evet, ondan hemen polislere haber veriyor falan şey olarak. Şimdi bizde şey var, call taker var. Telefonlara cevap verenler var. Onlar yazıyor, düğmeye basıyor. O makineye, GPS'e gidiyor. Dispatcher'e gidiyor. Hmm. Orada oturan kadınlar var. Ekipler falan filan bunu yapın diyor. Onun ekranına geliyor. Mesela sen buradan alıyorsun telefonu. Yani şey, benim ekrana gönderiyorsun. Benim ekranda ben telefonlara cevap vermiyorum. Ben direkt polislerle muhatapım. Ben polislere diyorum ki işte böyle böyle bir olay var, bu adrese gider misiniz diyorum. Ben hemen polislere gönderiyorum ama konuşan kişi halen telefonda. O oyalıyor. Bir geldikçe gönderiyor. Aynen. Evet. Ben kadına abi rapor veriyorum yani. Şunu giyiyor. İşte she's trying to kiss, öpmeye çalışıyor diyorum, memelerimi ellemeye çalışıyor. Kadın gülüyor böyle, hani mimik yapıyor bana. Lan diyor ben. Ya diyorum işte sikecek kadın beni, anla gel. Alkollü. Ben hani şey de yapmıyor, dükkanı da kapatıp gidemiyorum. Dışarıda ölse bir şey olsa, en son bizde alkol abi, içmiş. Çok tehlikeli, yalnızsın ya ondan dolayı. Evet, çok korkuyorum yani. Ondan ben daha telefondayken bir tane reis girdi içeriye. Böyle burada bu kadar böyle Şerif midir, San Mateo. Bilmiyorum nesi. Hatırladığım o. Böyle farklı bir adamdı o, sivildi yani. Ha. Sivil değil de. Ama şey vardı, badge, burada bir rozeti vardı. Evet, bir rozeti vardı, evet, vardı. T-shirt vardı üzerinde. Normal pantolon, yine kargo pantolon, silahlı falan. Arkaya da backuplar gelmiş, bir tane backup vardı arkada. Ulan arabalar marabalar, polisler. Ben dedim nereye düştüm lan? Çünkü yaşadım ben burada bir gün, bir modada kavgaya karıştım ben. Polisi aradım. 2,5 saat dükkanın içinde bekledik anasını satayım, hani polis gelsin diye. Telefondayken polis gelince şaşırdım. İşte merhabalar dedi falan, sakin olun, nedir problem dedim. Al bu, bayık baktım böyle yatıyor orada. Dedim bir şey oldu kadına herhalde. Orada güzel güzel şeyler yaptı. İşte 4 defa, 5 defa, belki 10 defa çantanızı alıyorum, size temas edeceğim. İzniniz var mı? Aynen. Yok mu falan. Böyle uğraştı. En sonunda kadından tepki olmayınca aldı çantayı. İçini açtılar. Uyuşturucu çıktı. Küçük küçük alkol şişeleri çıktı. Kadın zaten sarhoşmuş. Evet. Benim orada götüm atmaya başladı şimdi. Hani şeyden atıyor. Kaçağım ya. Hani diyecek ki adam sen nesin amına, sen kimsin? Dedim abi ben orada planı kuruyorum. Diyorum ki bu benim kuzenimin restoranı. Kim sorarsa ben kuzenime bugünlük yardım ettim. Buraya hiç alakam yok. Ben ne anlarım zaten kadın böyle. Bedavaya olacak. Çalışıyorum. Ha, bedava para mara yok abicim ya falan diye. Böyle onun planını yapmışım zaten. Hiç sormadılar bu arada. Sadece hiç benim. Umurumuzda bile değil. Ama ben gittiğim zaman Kaliforniya kartım falan vardı. Yani benim ehliyetim. Ha, ehliyetim hep, her şeyini aldım çıkardım, evet. Ben böyle. Konuştuk ettik. Kadını aldılar yaka paça. Kelepçelediler. Ondan sonra uyuşturucu çıktı için yüksek ihtimal. Da, evet, evet. O çantanın içinden de köpek çıktı. Bir tane köpeği tıkmış oraya. Niye bilmiyorum. Onu ayrı veteriner ekibi geldi. Canlı köpek. Canlı köpek.
Ama var ya 5 dakika sonra ekip geldi bir tane onun için ayrı bir araba. Animal Control. Heh, Animal Control. Onu aldılar. Ben böyle yapıyorum, çok seviyorum o konuşma şeyini de. Bana California kartım işte kontrol etti falan. Bir sıkıntı var mı? Kadının hesabını, benim bahşişimi, her şeyi polis ödedi. Yani kadının cüzdanından denedi önce. Sonra bir mağdur etmemek için. Kaç saattir buradasınız dedim. Vallahi 2,5-3 saat oldu abi. 3 saati net var falan diyorum. Onun paraları ödendi. Dedim sisteme bak arkadaş. Abi. Yani o adamlar da bir hafta sonra şeye geldiler. Ben orada muhabbet. Sonra döndü polis, dedik işte ne var burada. Dedim abi dönerimiz baklava var dedim. Sattı. Baklava var. Hop baklavayı çıkardım dedim. Şundan bir tane bir löplet müptelası olursun dedim. Bir hafta sonra baktım geldiler sivil. Oturdu böyle. Patır kütür yediler. Onlara 6 tane baklava ısmarladım. Dedim işimiz düşer hani bir şey olur tabii, falan. Tabii. Ben bir tane çünkü gang member. İşte çete üyesi bir herife kafa tuttum ben orada. Orada beni uyardılar. Seni sikerler dediler. O çok kötü. Çünkü adam bakıyorsun iki kemik. Bu kadar boyu var. Hiçbir evet. Şey yok. Umurunda bile ben sana bir anı, bundan sonra ben sana bir anı anlatayım. İkinci gün başıma gelen sen daha iyi anlayacaksın. Tamam oraya geçeceğiz şimdi. Millet evet. Benim anımı dinlemeye gelmedi de buraya. Senin de anlarını dinlemek lazım. Ben seninkini dinlemeye geldim. Eyvallah. Evet. Yani böyle küçük şeyler başıma geldi. Bizim restoranda da bir Meksikalı bir kız çalışıyordu. O da biraz böyle karanlık bir tarafı vardı o kızın. Arkadaşları falan böyle uziyle geziyordu. MS-13. Evet çok da tatlı bir kızdı. Yardımcı, çok yardım ediyordu evet. Bana. Bir tanesinde kafa tuttum sırf bakıyor diye. Ne bakıyorsun lan dedim böyle herife. Lan camı bir indirdi pezevenk. Buralarına kadar dövmeli böyle. Kafa kel. Burada altınlar. Evet. Ne kadar şey yapıyorum. Kamil abandı ki manyak mısın? Evet. Dedi ki alırlar seni Meksika'ya götürürler dedi. Parçalarını bulamazlar bak dedi. Onlar öyle. Dedim yok öyle bir şey olmaz herhalde diye. Kızımıza sonra sordum. Kız bana geldi ertesi gün dedi ki sen manyak mısın? Hani harbi bulaşırlar sana dedi. Doğru. Tanıyormuş ediyormuş bir sürü şey detaylarını çok hatırlamıyorum ama. Ondan sonra dikkat etmeye başladım. Öyle abi, buradaki gibi değil o sistem dedim orada. Değil. Amerika'da değil. Amerikan rüyası gerçek. Amerikan kabusu da gerçek. Evet. Bunlar ikisi de gerçek. O insanların gerçekten hiçbir şekilde abi. Bak ciddi söylüyorum. Amerika'daki çeteler günlük yaşıyor. Ölürüm ölmem. Yani adam yarın bakarız ne var şeyde menüde. Böyle yani adam yani manyak bunlar. Gerçek çetelerden bahsediyorum. Umurlarında bile değil. Hele orada Kaliforniya'da sen muhtemelen oralarda MS-13 abi, falan. Abi Kaliforniya falan rahat yer. Polisler falan da şey. Daha ılımlı. Şimdi senin yaptığın yer. Evet. Orada Kaliforniya'yı küçümsemiyorum. Kaliforniya'nın o pislik alanları çok kötü. Evet ama rahatlar. Ama ben Orange County'deydim. Yani Orange dediğin yer daha çok böyle işte insanların, zengin insanların falan bulunduğu Orange bir County, yerdi. Orange County çok güzel. Ben daha Mart'ta oradaydım. Öyle mi? Bir eğitim almıştım bir silahlarla ilgili. Şahane abi. Şahane yer. Mükemmel. Şahane. O yüzden çok belalı tipler öyle çok görmüyordum. Hı-hı. Ama o San Mateo taraflarında, San Francisco'nun altında değişik tipler vardı yani. Abi manyak ya. Ben ikinci günüm. Bak ikinci günümdü herhalde. Evet ikinci günüm. Ya ikinci ya üçüncü Murat hatırlamıyorum. Kim? Murat abi geldi bizim şey Türk polisi. Murat abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi nasılsın? İyi yayın oluyor izliyorum. 19 dakikadır keyifli. Eyvallah abi seni de görmek isteriz. Ya aslında abi yurt dışında olmasam burada sen de olursan çok güzel muhabbet çevirirdik. Yani aynen. Hala çeviriyoruz da. İşte kıyaslamaya girmeden bu iş içeriden yaşayan insanların aynen, tecrübesini aynen. Dinlemek eğlenceli oluyor. Aynen. Çok çok güzel olurdu tabii. Belki bir gün. Müdürümüz saygılar abi. Evet. İkinci günde. İkinci ya da üçüncü günüydü. Yeniyim yine. Bir shots fired şey geldi. Ateş açıldı. Ateş açıldı. Evet olay geldi. Ben hemen bir gaz istasyonunda oldu. Ben hemen olay yerine gittim. Yani biz çok yakındık zaten. Olay yerine gider gitmez Cadillac'tı. Aynı zamanda ciddi söylüyorum. Kapı açık böyle. Lanet olsun beni buldular. Kapı açık böyle göbekli bir tane adam. Neydi ismi ya? 50 yaşında diyelim bir tane adamdı. İş yerinden çıkmış. Akşam saat 9 gibi. 10 gibi. İş yerinden çıkmış. Gaz istasyonunda durmuş. Bir biri almış kendisine. Arabasına gidip eve gidip içecek, yatacak. Normal. Hiçbir şekilde sabıkası yok. Normal bir adam. Tertemiz bir adam. Bir gittim kapıda oturuyor. Şey, şoför koltuğunda oturuyor. Kapı açık böyle eli böyle. Vurulmuş. Hemen ben buna yardım etmeye çalıştım. İşte çıkarttım falan. Adam bir tane mermiyi tam şuradan yemişti.
Göğüs bir altı. Tane elinden bir tane buradan yemişti. İki mermi yemişti. Ne oldu falan filan konuşamıyor işte. Nefes alamıyor. Baktım bana diyor ki lütfen yardım et. İşte adamı tuttum. Yardım etmeye çalışıyorum. Yapacak fazla bir şeyim de yok. Tabii ambulans herkes geliyor olay yerine. Benim öteki polis arkadaşım. Ben o adama şey yaparken benim eğiten adam hemen gazete sonu içine girdi. Ne oldu? Kim var? Yani delil. Yani şüphelilerin isimleri yani eşkallerine falan evet onları öğrenmeye çalışıyor. Ben de bu adamla uğraşıyorum. Abi adamla konuşuyorum. Lütfen bana yardım et. Lütfen falan filan öldü. Ellerim tutarken adamı tutarken öldü. Şu bitirmiş buradaki. Abi kalbe girmiş. Oy. Soldan hemen şuradan kalbinin içinden geçmiş. İşte o can atış kalp atışları değişiyor falan filan öldü işte neyse. Elimde tutarken adam ilk defa ne hissettin abi orada? Abi çok garip bir his ya. Şöyle konuşuyoruz adamla. Yani ben konuşuyorum o bana bir şeyler söylüyor. Bir bakayım gözü kayıyor ölüyor ben tutarken. Yani bir de şimdi olsa farklı ben defalarca yaşadığım için olay artık üzülüyorsun tabii ama alışıyorsun. Alışıyorsun. O benim ilk ya bırak ilk ölümü. O benim ilk hem ilk ölümdü ama ellerimde ölen bir kişi. Birçok polisler olay yerine gidiyor. Adam ölmüş zaten. Genelde böyle ya da adam hastanede ölüyor. Onu yaşamıyor. Bir tane videoda vardı o. Burada var mı bilmiyorum ama bir kadın polis Amerika'da vuruyor. Vurmak zorunda kalıyor birini. Evet. Kadının o ağlaması ve o bağırışları geliyor polisin. Ve diğer polisler de ona şey yapıyorlardı sürekli. Hani sakin ol. Evet. Bu çok normal bir şey. Yüksek ihtimal o kadın da ilkiydi o. Ve de vurmak zorunda kaldığı ilkiydi. Aynen. Ve adam ölüyor orada. Ölünce tabii sinir krizi geçiriyor polis. Onu izlediğimde çok üzülmüştüm yani ama alışıyorsun. Yani ben videolarda görüyorum arkadaşlar. Ya Amerika'daki bizim Türk polisleri de öyle tabii ama o kadar şeyler ki artık iyi uzman olanlar. Dün de sana video ayırırken gördüm bir tane. Böyle kapıyı açıyor. Kapıyı açtığı gibi bir adam böyle M4 gibi bir silahla. Tabii abi. Taka 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 taramaya başlıyor. Kadın silahını o kadar seri çekip kendini yere atıp ayağıyla itiyor ki böyle yerde Rainbow Six sahnesi gibi. Tak tak vuruyor böyle ulan dedim helal olsun. Yani. İşte o var ya onu yapabilmek o anda yani abi bilmiyorum arkadaşlar hiç size bir silah ateş edildi mi? Bana edildi çok garip bir his. Sıktılar mı sana da? Tabii tabii. Çok soruya bakmışsın. Sıktılar mı sana da bana da sıktılar ya. Çok garip bir his hiç oldu mu sana? Yok bana hiç. Bana abi... torpil attılar hep. Yani mermi yanından geçiyor o... Yani şu his var arkadaşlar şimdi yapılan bilir. Olay anında korkuyorsun. Yani korkmasam desem korkuyorsun tabii. Yani can var işin ucunda ya. Aynen. Ve biliyorsun ki bu bir video yani bir bilgisayar oyunu değil. Biliyorsun ki spawn yapıp tekrar geri gelemiyorsun. Gelemeyeceğim. Yedin bin haneyi yiyorsun yani. Böyle bir garip şey oluyor. Korkuyorsun ama şey böyle kavgana ediyorsun halen. Ondan sonra yani her şey sakinleştikten sonra diyorsun ki ne oldu lan? Sana o zaman bir şeyler geliyor. Ulan bu neydi falan. Kendi içine karamsarlık giriyor bir şeyler oluyor ama olay esnasında açıksın böyle abi yani. Çok garip ya. Bir şey manyak bir şey. Vallahi yani Allah kolaylık versin her gibi. Zor, zor meslek yani. Çok zor. Çok zor meslek. İşte o adam vuruldu ya öldü. Ya abi gittik onun videosunu izledik. Çete üyeninden girmiştik zaten. Çeteler böyle diye. Bu kadar hayat ucuz yani o çete üyelerinin gözünde. Adam birasıyla arabasına doğru gidiyor. Çete üye, iki tane çete üyesi gidip bir tanesi adamın arka yani cüzdanını tutuyor. Hırsızlık yapacak, gasp yapacak. Tutuyor adam da yani ben şimdi arkadan gelsem tutsam sen dönmez misin? Anlarım yani. Bir müdahale ederim yani. Adam da aynısını yapıyor. Adam böyle dönüyor. Bu çocuk 2-3 adım geriye adım atıyor. İşte belinden silahını çıkartıyor. Başlıyor sıkmaya. Al işte ya. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Abi videoyu kendim izledim. Başlıyor sıkmaya adama. Ondan sonra kaçıyorlar gidiyorlar. Hemen yakaladık onları. Aynı gece yakaladık onları biz. Yemişlerdi. Müebbeti falan mı yiyor? Ne? Ne oldu bilmiyorum ama Amerika'da bazı sistem o konuda bazen de kırık. Bazı insanlar giriyor hemen çıkıyor. Garip. Defalarca. Bir tane keleş yakaladım bir tane herifte. Keleş, uyuşturucu her şey. Kovaladık kavga mavga yakaladım. Abi bir hafta sonra adamı ben bir araba durdurdum. Normal araba. İçinde miydi? Adam ön koltukta olan bir... Ben böyle baktım dedim. Ulan sen nereden çıktın dedim. Aynen yüzüne söyledim. Oo dedi ya biz. Hallettik. Yani o zaman biraz yani içimden bir parça böyle kopmuştu ya. Lan bu ne ya? O kadar şey. Vay be.
Ya çete üyeleri arkadaşlar. Ya dünyanın her yerinde olan bir şey bu demek. Aynen. Ne olursa olsun. Bir daha gidersen yani. Ya da giden arkadaşlar olursa ciddi söylüyorum. Amerika'da kim beladan uzaktır. Orada direkt silah çekiyorlar. Ve garanti veriyorum kimsesinin ayağına sıkmaz orada. Direkt sana sıkıyorlar. Yani öldürmeye sıkıyor yani. Yemin ederim. Direkt bizde gene daha vefalılık var. Bizde bacağı sıkma şeyi var yani. Hani ya topuklarını sıkayım da ölmesin diye bir durum var. Burada abi ne kadar onu aslında garip olacak ama seviyorum bir yer. Yani hiç olmaz. Adam, ya bayılıyorum Türkiye'ye. Hep ayağı sıkıyorlar ya. Merhametle. Ulan senin anan armadını ayağına. Yok Amerika'da öyle değil. Bana niye böyle baktın? Kafaya abi... Videolar var gösteremeyiz burada. İzleyeceğim ben şimdi birkaç tane ayırdım. Bir bakarız orada. Ben dün benim sormak istediğim şeyler var sana. Abi sen istediğini sor. Gerçekten soracağım. Çünkü bazen o ince çizgiyi ben kaçırıyorum. Ben size açıklarım burada kolaylıkla. tamam hayır ben eminim chat de aynı şeyi düşünüyor. Çünkü biz bazen bunun muhabbetini yaptığımızda diyoruz ki bazı durumlarda vurmasına gerek kalmadan çözebileceği bir anda polis de suçlu da vuruyor. Yani şey yok orada böyle sanki böyle öldürmek ister gibi yani. Hani ulan ya da tamamen riske girmemek için. Öyle bir kanun mu var, bir şey mi var, ona göre bir eğitim var. Videolarda var zaten o. Dün izlerken çok şaşırdım. Belki bu koymuşlardır. Adam kill mi diyor. Bam vuruyor. Lan diyorum ya topuna sık lan işte tutukla götür diye. O olaylar çok garip. Biz videolara bakacağız. Ben olaya şey olarak bakıyorum. Şimdi diyelim şu chatte herkese soruyorum aynı zamanda. Bir tane uçağa biniyoruz hep beraber. 10 tane paraşüt var. Hepsi üst üste. Ben diyorum ki bir tanesi sadece boş. İçinde paraşüt yok. %90'a 10 değil mi öyle bir şey? Takıcı atlar mısın abi uçakta? Atlamam. Ben atlamam. ben derim abicim yok. Ben atlamam. O çünkü o ilk açmaya çalıştığında onun sana denk geldiğini anladığın an var ya Allah. Aynen. Onu öyle bir şey ki o kadar polislikte de öyle oluyor. Mesela bir adam bir silah eline attığı zaman bir şey olduğu zaman polis direkt eğitimine göre ateş açıyor. Çünkü öyle bir risk ki o paraşüt muhabbeti gibi adam diyor ki ben burada bir şey yapmasam. Ölebilirim. Aynen. Ve bizim Supreme Court var ya yani en büyük mahkeme. Ama bak bu uçaklılarda da oluyor. Bak. Fire, evet. Şeyde ateşli silahlar okey. Evet. Ama bir suçlu bıçak çektiğinde ve böyle biraz üstüne doğru yürüdüğü zaman da indiriyorlar. Ona çok güzel açıklamalar yapacağım. Herkes anlayacak herhalde. Onu değişik bir açıdan anlatacağım size. Siz kendiniz görün. Ama polislikte adam bir nevi o kumarı oynamıyor hayatıyla. Adam diyor benim ki, böyle bir hakkım var ben o kumara girmem diyor. Anlıyor ya bence. Aynen. Bıçak olayına gelince izleyeceğiz. Adam mesela duruyor elinde bıçak var. Polise doğru yürüyor. Duruma göre değişiyor. Çünkü 21 ayak 7 metre bir mesafe. Adam yani vursam bile sana ben video yaptım abi. Ben YouTube'da bir video yaptım. O videoda dedim ki mesafenizi korumanızın önemi bu diye. Adam polislere bıçak çekiyor. Polislere doğru koşuyor. Polisler sıkıyor buna. Bu hala koşuyor. Abi yiyor mermiyi sıkıyor. Bir polisi kalbinden bıçaklıyor. Ölüyor. Ölüyor, polis de ölüyor. Al işte tamam böyle bir durum da var. Ya böyle. Yani. Ve ayak sıkma olayına gelince bazıları hani diyor ya 10 kişi niye ayağına sıkmadı falan bazı olaylar oluyor böyle adam duruyor. Arkadaşlar Amerikan polisleri hiçbir zaman hiçbir şekilde ayağa sıkmayla eğitimli değildi. Zaten ben bir Asayiş Berkemal diye bir polis arkadaş var onunla konuşurken bir şey yayında muhabbet ederken Türk polisleri ayağa sıkıyormuş dedi burada. Ben soru sordum. Abi dedim Türk polisleri ayağa ateş etmeyle ilgili bir eğitim alıyor mu dedim. Yok dedi. Yok. Biz eğitimini almadığı şeyi bir Türk polisinden neden bekleriz ki? İşte o demek öldürmemek için ya. Ama adam eğitimini almamış değil mi? Evet. Ben şimdi öldürsün demiyorum hiçbir şekilde ya, demiyorum. Tabii canım yok ben şu an sohbeti yapıyoruz şu an ya. Yani hani aynen. Sen abi polis değilsin. Aynen aynen. Ben de değilim zaten. Onun muhabbetini yapıyoruz yani merak konuları. Aynen. Bak şimdi eğitim neyse ona göre davranmalısın. Bu Amerika'da böyle. Polisler nasıl eğitilmişse o eğitim çerçevesi içerisinde davranır. Onun dışarısına çıkarsa dava. Yani sorumluluk alıyor. Şimdi Amerikan polisin ayağa sıkmamasının sebebinin en büyüğü ayağa sıkmak zordur. Ayak da ölümcül bir yerdir. Ve hareket etmeye devam edebilir, hissetmez. Aynen ve hareket etmeye devam çabuk etkisiz hale gelmez. Ve ciddi söylüyorum
mahkemede bunu söylüyorlar. Bak Amerikan sisteminden bahsediyorum. Memur bey diyor, siz diyor bu hedef alırken nereye hedef alıyorsunuz? Göğüse. Sen nereye hedef aldın benim client artık şey müşteri mi diyorlar şey. Ayağına neden? Çünkü o şekilde etkisiz hale getirmek çalıştım. Bu şekilde öldürmemek için değil mi? Diyor ki hakim bey diyor eğitimli değil bilerek benim adamın ayağına sıktı. Diyor. Ve yemin ederim kazanıyor. Allah Allah. Davayı. Çünkü Amerika'da her şey eğitim çerçevesi içerisinde olur. Onun dışına bilerek çıktığın zaman sorumlu oluyorsun. O şekilde polisler direkt tak tak tak. Bir sürü sebepleri var. Bir de sebebi adli yani. Birçok sebebi ölüm kalım muhabbetine giriyor. Bazı sebebi de adli muhabbet oluyor. Beni de polis yapsın orada ya. Tamam abi. Ama sen bazı suçlar işledin. Ondan dolayı biz yapamayız. Ben yok ne suçu sen ya. Sen kaçak çalıştın. Aptalım. Abi sen de kandırmışsın. Şeyi otelini ya. Aslında bizim seni... Bizim arkadaşlara sorayım acaba. Sen araman var mı? Bir... Yoktur ya. Tertemizim valla. Evet, yani öyle. Hiçbir şey yapmadım. Korkuyorsun abi kesin. Hatırla ilk günlerini. Abi. İnsan korkuyor yani. Yok korkuyor hem de nasıl? Ben zaten bizimkileri hep söylüyorum. Adamlar Amerika abi Amerika'ya gitmek istiyorum abi Amerika'ya gitmek istiyorum. Diyorum arkadaşlar inanın bana. Sen de yanlışsam söyle bana. Amerika'ya tamam gitmek zor. Öyle hayal edildiği gibi değil %100 yani. Gitmek zor ama gerçekten baktığın zaman gitmek en kolayı. Evet. Orada kalmak zor. Kurtulmak zor. Çok doğru. O muhabbet ben onu yaşadım. Ne içersin abi? Kola getireyim, kahve getireyim. Vallahi iyiyim ben. Sen açlık ne durumda? Çok iyiyim ben. Atıştırmalık. Getir bir şeyler seninle beraber yaparız abi. Neyi? Sen seviyorsun onları. Ben incecik adamım abi. Ben hiçbir şey yemiyorum. Yok sen dedin bana ben atıştırmayı seviyorum. Getir abi. Ne istiyorsun? Atıştıralım ya bir yandan. Evet. Sonra sorulara geçeceğim şimdi. Hem bir onlara bakalım. Oo. Ondan sonra da o videoları izleyelim. Çok merak ediyorum ne tepki vereceğim. Yani zaten belki izlemişsindir çoğu. Ondan sonra bir şeyi açıklayacağız değil mi? Gizli bir şeyi. He sır var sır. Arkadaşlar sizlere bir şey açıklayacağım. Kimsenin bilmediği, açık açık bilmediği. Ama bu defa, ilk defa burada sizler için bunu açıklayacağım. Soğuk kahve. Alırım. İçeriz abi soğuk kahve. Evet. Cano. Vallahi var ya bugün dedim yapayım ya. Bugün söyleyeyim dedim abicim. Açık açık söyleyeyim dedim ya. Kimse bilmiyor. Bazı insanlar biliyor. Bazı insanlar biliyor ama açık açık hiçbir zaman söylemedim. Bu bir gerçek. Tamam. Bizde de tabak mabak. Üzdüğümüz öğrenci kafası. Oo. Arkadaşlar çok sağlam bir sıra harbiden. Çok çok güzel ya. Oo sen onlar da var. Tamamdır. Bu yayın bitmez artık. Şöyle ilk şey yer misiniz arkadaşlar? Aranızda şu tabaktan. Dur abi. Ne içersiniz arkadaşlar? Burada Amerika'da yoktur bunlardan. Allah iki tane. Oo, alacağım onları. Ben aldım abi ben aldım. Hiç sen kafana takma. Şimdi arkadaşlar sizin sorularınız vardı. Evet abi. Bakalım izleyiciler neleri merak etmiş. Kaç tane kilin var? Kaç tane kilin var? Ben ondan neden bahsetmiyorum biliyor musun? Sebebi? Nedir abi sebebi? Abi böyle canlı yayında onunla konuşmak, onun da ailesi falan. Anlıyor musun? Kesinlikle anlıyorum bu arada. Yani artistik yapıyor sanki o muhabbetle. Ya o bir de böyle bizde şey gibi. O ayağını ittirebilirsin abi. Ciano ha. Bu ne abi? Versin alayım onu. Bir dakika abi. Bu Türk Ciano Amerika'da yok bundan. Ne o? Göstereyim. Arkadaşlar bu ne ya? Aha! Abi manyak bu ne? Ciddi misin? Isırıyor mu bu? Vereyim mi? Yok abi ya biz iyiyiz devam edelim. Bu ne lan? Valla çok tatlı hayvandır ha. Isırıyor mu? Isırabilir ama ısırmadı hiç. O zaman iyi tamam. Bir ara şey yaparız. Bir ara uğraşırız. Veririm. Bize adettir. Gelen bir hayvan tutar.
Getir bir kedi. Köpek ya. Abi bu. Arkadaşlar ben gördünüz mü bilmiyorum ama manyak bir şey ya bu. Onlar alışık ya. Evet, onlar alışık hepsi. Tarantula yok arkadaşlar. Bahçede bugün hiç çıkmadı tarantula ya. Tarantula verebiliriz bu arada. Var bir tane o şey. Biz kaçmayız. Biz Amerikan polisiyiz. Biz sıkarız direkt. Tamam. Tutunca göreceğim ben şimdi o kımıl kımıl. Ne o? Ha, şimdi abi sorulara bakalım. Videoları öyle geçeriz. Şunu tamam, şuraya aldım evet. Bir tek. Bu olayı eğer yapmak istiyorsan haber ver yani. Ha, olur sana, abi yaparız. Sana kalmış. Sen işaret et. Şimdi biraz kendinizden Amerika'yı niçin bunu o konuştuk. Okuduk. Sildim. Amerika'ya orada polis olmak için mi gittiniz söyledik. Evet. Sonradan oluşan bir şeydi bu. Hı-hı. Görevdeyken yaşın en tehlikeli an neydi? En tehlikelisini sormuş bir izleyicimiz. Abi en tehlikeli olay... Ya bir sürü var. Ya işte ben de onu düşündüm. Yani tehlikeli, her şey tehlikeli değil mi abi orada? Aynen. Bak, bu görevde daha doğrusu. Bir sürü var. Çok çatışma olayları falan oldu arkadaşlar. Yani bu çatışma olaylarından bahsediyorum. Yok çok değil de şey olarak. Yani çatışma olayına bakıyorsun. Tehlikeli. Ulan adam sana silah sıkıyor değil mi? Ama benim en tehlikeli olay. Yani o siktir manyak bir olay dediğim. Birisi bana saldırdı. Böyle atletik. Bir adam yani 18 yaşında bir tane herif ay bana bir saldırdı teke tekiz. Ya şimdi normalde polise vurursun kaçarsın. Bu dalıyor yani, devam ediyor. Abi bu adam bana bir yumruk attı. Şimdi bu her şey bir saniye içerisinde oldu ama ben bunu bu bir saniyeyi yavaş slow mo yapıyorum şu anda. Adam bana bir yumruk attı. Zaten o yumrukla burnumu hemen kırdı. Ha direkt surata vurdu yani. Abi bir attı ben nereden geldiğini görmedim. Burnumu kırdı. Ve attıktan sonra böyle 2-3 tane daha yani sürekli atmaya devam etti. Tabii ben karşılık vermeye başladım falan. Lan baktım. Böyle bir durumda vurabiliyor musun onu? %100. Vursaydın. İşte çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Arkadaşlar vurmak istedim. Hem de nasıl vurmak istedim. Tabancama elimi atamıyordum. Herif yüzümde o kadar güzel çalışıyordu ki. Çok şiir gibi dayak yiyordum derler ya böyle. İnanılmaz. Adam bir atıyordu. Yani ben elimi indirsem bir yere gitsem beni nakat edecek. Öldürecek. Öldürmez. Sen hep blokta mıydın? Savunmada mıydın? Ben karşılık veriyordum. Hmm. Ben yiyordum ama ben vuruyordum yani aynı zamanda. Beraber birbirimizi dövüyorduk falan. Bu adam bana sen bugün öleceksin dedi. Yani olay yüzde, bu şey değil arkadaşlar. Yani biz Türkiye'de kavga edersin odur. Yok yok bu bildiğin ölüm kalım. Yani adam beni etkisiz hale getirip benim silahımla beni öldürmeye çalışıyor. Ah siktir. Evet. Ben o yüzden bak. Amerika'da diyor oh, silahsız adam polisle kavga etti. Yok yok. Her poliste bir kavgada bir silah vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Polisin belinde olan silah kavganın içerisindedir. Ben öyle hep öyle baktım. Öyle de eğittim polisleri. Lan bu adam girdi falan filan. Ama onun bana vurdukları yumrukların bir tanesini hissetmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey geldi ki bana yani mindset diyoruz biz yani düşünme. Dedim ben kendi kendime dedim bu kavgayı sen kazanmayacaksın. Senin feriştahınla gelse bu kavgayı sen kazan. Yani ben bugün ölmeyeceğim kesinlikle. Ben bunu kendime o anda söyledim. Bu yok bugün değil. Bugün kesinlikle değil. Başka gün evet ama bugün o gün bugün değil. Yani ben böyle anlatamıyorum o duyguyu. Kavgayı ettim falan filan bu adam. Solo mu? Yalnız mıydın? Teke tek abicim. Hayır yani niye? Normalde böyle iki videosu boy... var. Videosu var. Ama çok abi. Berbat böyle çok bulanık. Ben ekrandan kendim çektim ama açıklayarak gösterebiliyorum ben millete. Videosu var bunun. Yani gösterebiliyorum. Neyse adam abi böyle böyle bak yumruklarımı yemeye başladı falan. Baktım ayaklarımı daldı yere atmaya falan muhabbeti. Ulan bu olay... Ciddiye ya bu adam beni öldürmeye çalışıyor ne yapayım kesinlikle silah sıkmaya istiyorum yani direkt tak tak hemen yani direkt kafaya da yani bitirmek istiyorum olayı orada yok bir direkt benim amacım hiçbir zaman öldürmek değil zaten etkisiz hale o bana gelen o tehlikeyi durdurmak abi istiyorum bir noktada sen öleceksin yoksa yani adamın derdi o neyse uzun lafın kısası beni kurtaran şey neydi o zaman arkadaşlar tabii düşüncem bir ben zaten çok atletiktim o zaman. Ve aynı zamanda... Şu an değil misin gibi. onun gibi bir şey. O zaman da çok aktif dövüş sporları yapıyordum. Jiu-jitsu, biraz boks yapıyordum. Sen de kickboks yaptığını söyledin falan. Muay Thai yani. Muay Thai. Onun gibi bir şey. Biraz online yapıyordum. Ama genelde
jiu-jitsu yapıyordum yerde, güreş gibi bir şey. Ve iyiydim. Jiu-jitsu'da mavi kemerdim falan. Yani bir şeyler yapıyordum. Neyse kavgada bir anda artık çekemedi adam. Yani ben vurduklarımı kaldıramadı falan. Bir en son 30 saniye 40 saniye sonra, ki uzun bir zaman, kaçmaya çalıştı. Bir sağ bir sol, adam yere düştü. Yere düştüğü zaman ben üzerine atladım. Üzerine atladığım zaman, bu arada hiç telsize anons bile edemedim arkadaşlar. Yani telsizime bile gidemiyordum. O kadar manyak bir olay. Yerde düştüğümüz zaman dedim, ha evime hoş geldin. Ağzına sıçtım. Evime hoş geldin. Kıstırdım seni şimdi. Yerde kendime göre, kendimi koruyacak kadar iyiyim yani. Yani kendime güvenebiliyorum yerde. Ayakta yumruk yemeye alışığım diyelim. Yani vurduğun zaman, ulan bu ne, olmuyorum. Tamam ha, birisi bana yumruk attı yani, anlayabiliyorum. Öyle bir şey. Neyse yerde hemen ben bunu bir kontrol ettim. Yerde güzelcene bir ayarı verdim. Sıkıştırdım. Evet verdim. Bir baktım bir sürü kişi beni video, telefonla kimse yardım etmiyor. O en tehlikeliydi. Alışık olduğumuz bir şey burada da. Aynen. Ve o bağırdı. I give up, I quit, I quit. Yani pes ediyorum falan dedi. Ben de ona hiç unutmam, neyse. Verdim şeyi, kelepçeyi falan. Ondan sonra Sektir lan, give up hocam. Ondan sonra dedim ki, sen dua et dedim. Sen benimle bir polis olarak kavga ettin. Ben bir vatandaş olsaydım ben durmazdım. Yani değil tam mi? Abi kesinlikle o anda durmazdım. Aynaya sonra baktım. Şimdi ben bunu ambulans çağırdım. İşimi yapmak gerek. Profesyonellik bu işte. Kelepçelikten sonra ambulans gönder, ihtiyacı var dedim. Bir de böyle benim de varmıştım. Yani, haberim yok, benim de varmış. Onu da bana kim söyledi? Benim komiser olay yerine geldi, öteki polisler falan. İşte ambulansa ihtiyacı var falan. Senin de ihtiyacın var falan de. Abi arabanın dikizinden aynadan bir baktım. Abi buralar şişik mişik, adam burnum. Güzelce ne? Yani bir ayar vermiş yüzüme, daha yakışıklı etti. Tam bir vs 1, tam kapışma dönmüş. Aynen. Ama sen devirmişsin, ama darbeyi de almışsın. Aynen. Ve öğrendik. Niye saldırdı? Yani niye? Aynen bu soruyu benim komiser normalde ifade alma muhabbetinde sordu. Adam aynen böyle söylemiş benim komisere. Odanın içerisinde değildim. Diyor ki, ben bir polis öldürmek istiyorum. Allah, ben bir gün de öldüreceğim. Bir gün de öldüreceğim, sizi sevmiyorum demiş. Aynen ciddi. Abi bak, böyle manyak insan. Adama bir şey yapma demedim. Ben adamla konuşuyordum. Adam direkt bana saldırdı. Bu yolda, sokakta mı denk gelindi, yoksa sen bir çevirme mi yaptın? Bir şey mi yaptın? Yok, bizi gönderler. Bir tane adam var. Huzuru bozuyor tamam. Diye falan. Konuştuk falan. Adam 18 yaşında. Son 4 yıl aktif boksörmüş. Hadi ya. Abi ben dedim, lan bundan dolayı adam güzelce ne? Güzel bir dövdü, çünkü o da bir yaşattı onu, değil mi? Hem de nasıl? Adam abi adam beni dövüyor. Evet, utanmıyorum, söylüyorum arkadaşlar. Dayak yiyordum ilk başta. Ama söz veriyorum, bir Türk olarak arkadaşlar, masayı çevirdik. Dayağı ben attım en sonunda. Neler olsun. Harbiden yani hakkını vermişsin abi. Yemin ederim abi, bir onu o videoyu eğitim videosu olarak halen kullanıyorlar departmanda. Onun net böyle görüntü kalitesi iyi olan var mı? Ya ben sana cepten göstereyim, sen karar ver. Ama yani var. O delil olarak var. He. Şimdi bak, delili ben aldım. O şeydi, CCTV'di. Tamam. Onu ben kendim şahsen aldım. Otobüs istasyonunda oldu bu. Otobüs durağında. Onu aldım. Ben gittim bilgisayara taktım. İş yerinde delil olarak işlemleri yapıyorum ya. Sonra bir de çektin. Cep telefonunu çıkarttım. Böyle ekrandan kendim böyle çektim. Şey yaptım mı izlerken, ulan şuradan bak boşluk yaratmış, oradan vursaydım devirirdim vallahi falan. Valla hiç dedim ki, lan bu herif, yaptığım hata neydi? Vay çete bak çete. Türk. As aynen. Bayrakları. Ha, hayırdır. 4 seneymiş ha. Aynen. Amına koyak. Ortalığı dağıttık. Bak bak işte aynen bu. Delili biz... Evet bu arada abi, sen delili de ufaktan indiregandı yapmışsın ha. Evet, delil olarak arkadaşlar, delili cep telefonuna koyduk. Ne olur ne olmaz, birisi çalar delili, biz de yedekte dursun diye falan. Yok abi, en tehlikeli olay bence oydu. Çünkü orada devrilseydin ölmüştün. Yani bir hani bir aslan sana saldırır ya böyle. Biliyorsun aslanın sana yapma yani. Sana boşuna saldırmıyor, aslan seni yemeye çalışıyor. Hani Afrika'da aslan saldırıyor, insanları öldürüyor. Öyle bir şey yani, bir tane adam, aslan ya, birisi bana saldırmış, öldürmeye çalışıyor. Yine aslan örneği çok iyi oldu. Öldü ya, kafasına koyduğu şeyi yapmaya geliyor. Aynen, kavga değil bu. Bu kavga değil. Bu bir aslan sana saldırmış, parçalamaya çalışıyor.
Sen pes ettiğin zaman boğazını ısıracak, götürecek evine artık ne. Böyle bir olay yani, ona bakın. Adam öldürmeye çalışıyor. Ben o adama, bak arkadaşlar, bu bence bu yüzden kavgayı kazandım. Tamam, atletik bir şeyler falan diyorduk. Yemin ederim arkadaşlar, ben o gün bugün değil diyordum kendime. Ben bugün ölmeyeceğim. Sen faka bastın muhabbet yani. Seni ben mahvedeceğim bunu bana yaptığın için. Böyle bir çıldırmıştım. Gözüm dönmüştü benim o an yani. İşte o hayatta tutmuş demek. Bence oydu. Hayatta tutmuş. O zaman görevdeyken yaşadığın en tehlikeli anı bu diyoruz. Evet. Bunu eliyoruz. Hatta sileyim şöyle. İzleyicilerimiz başka ne demiş? Görev esnasında hiç yaralandın mı? Olduysa nasıl oldu? Hiç hani kurşun yarası aldın mı? Bıçak yarası aldın mı? Bu da bir az önceki anlattığı da bir yaralanma bu arada. Bayağı bayağı evet. Ağır yaralanma yani. Ama galiba olmadı diye biliyorum. Var mı? Kurşun yarası olmadı. Ama çok kötü bir yaralanma yaşadım. Defalarca elimi ayağımı kırdım ben iş yerinde. Onlar oldu falan kavga esnasında. Bir çete üyesiyle yine hayatı gibi kavga, ama bu kaçmaya çalışıyor, ben yakalamaya çalışıyorum. Silahı var, silahını çekmeye çalışıyor beni vurmak için. Ben de silahını elime attım falan. Onu kontrol ediyoruz. Büyük bir kavga. Nehre düştük. Gece eksi derecelerde suyun içinde kavga. Bak, bunun hikayesi uzun. Neyse, bu kavga sonucu kazandık. Bu kavgayı da şey oldu. Omuzum, sağ elim kırıldı ve omuzum parçalandı. Çıkma değil, labral tear diyorlar. Yani yırtıldı. Yırtılmış. Kapsül yırtılması mı? Omuz kapsülüne bir şey oluyor. Öyle ya. Bir şey. O, ameliyat oldum. Sol omuzdan ameliyat oldum ve 5 ay masa başı arkadaşlar ondan dolayı. Hadi ya. Evet. Yaralandık. Ameliyatı da olduk yani. Wow, geçmiş olsun. El de kırıldı. Oydu. Evet ama evet, bir alfa değil, alfa, helal. Yok ya, basit bir adamım işte, bir şeyler öğrendik, kendimizi koruduk, o kadar yani. Abi silah var diyorsun adamda bir kere. Adam yani, onun adrenalini ve onun, şimdi o da hayatı için mücadele ediyor, kaçmak istiyor, evet. Kurtulmak istiyor. Hı-hı. Ve tıkandığı yerde öldürecek. Sen de aynı şekilde görevini yapıyorsun, yakalamak istiyorsun ama bir yandan da senin de ölüm korkun var. Çünkü silah var adamda, bir de o boğuşmada biliyorsun yani. Nereden patlayacağı belli değil onun. Abi zaten silahını adam elini neye atıyor ki? Yani vurmak bana için... seri numarasını göstermeyecek. Ama şimdi bizde öyle bir kafa var bu arada. Yani hani bizde şey vardır Türkiye'de. Silahımı göstereyim, korksun gitsin. Biz polisiz abi, ben polisiz. Tamam. Evet. Ama hani bu polislikte bile olsa belki öyle bir durum, o bilinçaltı yaşanabilir. Ama oradaki harbi vurmaya çıkartıyor. Abi hem de nasıl adam... Bize trafikte yaptılar abi. Ben arabayla giderken bir tane böyle bir makasa girmek zorunda kaldık. Böyle bir kornalaştık falan. Herif torpidodan silah aldı, bize tuttu. Türkiye'de. Üniversite dönemlerinde. Evet. Böyle silahla tuttu. Bizim arkadaş hatta ulan karakolun içine kadar gittik arabayla korkudan. Yani çünkü kovalıyor. Ama o sıkmayacak belli. Onun derdi işte kuru sık, anladın mı adamın havası. Yani silahımı göstereyim. Ve kavga çıkmasın, korkutayım kafası. Ama orada öyle değil. Orada silah gördün mü ateşleneceğini biliyorsun bir noktada. Abi Amerika'da kuru sıkı boncuklu tabanca uğraşmayın. Ciddi söylüyorum. Size çekilen gerçek olacaktır. Evet. Ya burada bile o yaşanıyor bu arada. Evet. Ben onu abi mola ne oğlum? Ne yapıyorsun? Mekik mi çekiyorsun orada ya? Mola diyor ya. Diyor, bak lan çişe mi gideceksin? Hadi ben, git. Ben molamı alıyorum. Hadi çişe git. Keşke şu sponsorluk alsaydık ya. Keşke burayı bantlayarak kapatamayacaktık. Ya abi neyse, oradan yaralandık, geçti gitti, ama adam silahını çekerken ne için çekiyor? Vurmak için. O değişik bir his ya. Olay yani, olay içinde yapıyorsun. Adam silahını çekiyor, benim hemen elim oraya gidiyor. Şimdi kendi silahımı çekip vursam o da beni vuracak. İnsanlar hemen ölmüyor bu arada. Hollywood değil abi. Vuruyorsun, adam hemen düşmüyor. Evet. O da beni vuracak. En bir şekilde onun silahıyla kavga edeyim ki daha da çok yakınız ya. Neyse, o arkadaş hapiste halen. Hala hapiste mi? Tabii. O biraz girdi. Onun abi sen çıkışını bir kolla gene bak ne olur. O ne zaman çıkacaktı ya? Haziran... Halen hapiste o. Bu 2012 yılında oldu bu arada. Bu mevzudan dolayı içeride değil mi hala hapiste? Bu silahı da vardı. Birisini öldürmeye çalışmıştı. Ondan sonra ona olmamıştı. Başkasını öldürmeye çalışmıştı. Üzerinde bir sürü suçları vardı bunun. Evet. Enteresan. Vallahi çok çok keyifli yani şu an şu sohbetler. Nereden bulacağız? Nereden konuşacağız bunları? Polislikte ilk görevin neydi? Onu konuştuk. Evet. Daha acemilik şeyini.
Herhangi bir soygunu önlediniz mi? Banka, market. Oğlum bu 8Born izleyici sorusu bu ya. Aynen ya. Ya bu tam bir 8Born izleyici sorusu. Defalarca özledik, önledik ya. Değil mi? Bu sürü hikayesi var. Çok arkadaşlar defalarca önledim. Gördüm bir adam arabaya giriyor. Ne yapıyorsun falan, kaçıyor, kovaladım, yakaladım. Bak çantada çalmış birkaç tane arabanın içine girmiş. Evlerine gidip geri dağıttım bu çalınan şeyleri. Yaptık yani. Bunlar basit. Bu şey gibi sanmış bizim 8Born izleyici. Ne o? Tukan abi ağzın durmuyor, aradan götürüyorum. Yok oğlum sakız var ağzında, hiç yemedim ya. Allah Allah, lokmamı saymayın kardeşim ya. Ben burada yemedim bile ya, günahım yok. Namık Ekin'in konuk olduğu yayında ben böyle şimdi, ayıp olmasın diye arada acıkmışım 3 saat olmuş. Böyle arada bir alıp böyle löplüyordum, onu söylüyor. Allah abicim at ağzına ya bir şey olsun. At dedim, bu kadarını attı ya. İşte fit olmak bunu gerektirir yani. Ben saymıyorum seni. Harbiden ya, diyetisyen var burada, bunu anla saymıyor. Ayıp denen bir şey var, ben deyim bari. Diye abi ya. Lütfen. Herhangi bir soygun önünüz. Bu oluyor. Standart yaşanan şeylerden biri. Hiç Türk bir suçlu yakaladınız mı? Veya yakalandığına şahit oldunuz mu? Suçu neydi? Şahsen yakalamadım ama bir mağdur Türk arkadaş, Karadenizliydi herhalde. Yeni gelmişti Amerika'ya. O tehlikeli dediğim şehrin tehlikeli yerinde bir tane Pizza Hut vardı. Pizza Hut. Orada pizza delivery ne demek? Şey pizza... Dağıtma. Delivery. Ben de şu an ya benim hep kafa İngilizce çalışıyor da o yüzden aklıma gelmiyor. Ya işte lan neydi? Pizza delivery neydi abi ya? Lan? Söyleyin oğlum çabuk. Chat biraz geçten geliyor da. Evet. Teslimat ya, teslim. Kurye. Kurye dedi. Pizza teslimat. Kurye. Kurye. Sipariş. Evet. Aa, vallahi teslimat. Teslimat. Ya adam onu yapıyor. Bir baktım aradılar. Bizim şimdi bana geçmişte ben polislik yaparken Türkçe çevreye ihtiyacımız var demişlerdi bir iki defa. Gitmiştim. Arap'tı bunlar. Türk'tüm diye bunlara iş yapmışlar. Adamla Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Adam Türkçe bilmiyor. Adamla İngilizce konuşmaya başlıyorum. Bunun için mi çağırdınız beni diyordum. Geri mıntıkama gidiyordum ben. Gene bir gün oldu, baktım çağırdılar beni. Türkçe yani yazdılar. Bilgisayardan yazdılar. Türkçe çevirmeye ihtiyacı var. Bir tane Türk gelmiş. Dedim ya Türk değildir, o yeni bir Arap'tır dedim. Yani genelde Araplar Türkçüm. Yani, peki Araplar da biz Türk'üz mü diyorlar abi? Öyle şey diyordu. Suriye'den mesela. Yoksa Arapları Türk mü sanıyorlardı? Çünkü yok. Bizde şey mevzusu var ya, hala işte Camel'a biniyor. Yok, aynen. Biniyor. Yok, o değildi. Hı. Adam Türkiye'de gelmiş, bir yıl kalmış ya da 6 ay yani Amerika'ya gitmek için. Suriye'den gelmiş, Türkiye'de geçici olarak 6 ay sonra Amerika'ya gitmiş. Ben Türk'üm falan demiş. Halbuki alakası yok. Gene yaptılar bunu. Dedim ya gene o Arap falandır. Böyle. Geçen defa çağırdığınızda adam Türkçe bilmiyordu falan. Yok yok, bu Türk'üm diyor. Olay yerine gittim. İsmini unuttum arkadaşın. Uzun zaman oldu. Çok efendi bir Karadenizli bir arkadaştı. Dedi ki almış sipariş vermişler 2-3 tane pizza falan. Götürüyor bu pizzaları yere işte. Adamlar diyor ki arkaya gel. Bu da diyor tamam. Abi Amerika'nın en tehlikeli şehrinden bahsediyoruz biz. Tamam diyor. Bu arkaya gidiyor. Arkada hemen çeteler ver lan diyor parayı. Soyuyorlar bunu. Abi silahla diyor, silah yüzme dayadı falan. Soyuyorlar bunu. Bütün parasını alıyorlar. Ondan sonra pizzaları da alıyorlar. Pizzaları da konuyorlar. Arkada pizza var mı başka diye, var diyor. Onları da alıyorlar. Bütün pizzaları alıyorlar. Paraları alıyorlar. Hadi git diyorlar. Adam gidiyor bizi arıyor falan. Diyorum abi sen ne yapıyorsun burada? Yeni geldim, çalışıyorum. Ya burada mı çalışıyorsun? Yani sen git Türkiye'ye, yani çok daha iyi olur. Neyse adama ben bayağı konuştum. Türktü. Suçlu değildi ama mağdurdu. Bir iki nasihat verdim, herhalde işten çıktı. Ben işte polisler hayat kurtarır. Evet. Ben bu Türk arkadaşımızın hayatını kurtardım herhalde. Harbiden genelde böyle Türk Türk'ü çeker ya. Ben Amerika'ya gittiğim ilk günden beri hep böyle Türklere denk geldim yani. Hep öyle oldu. Bakıştan, yürüyüşten anlıyorsun da onu. Benim için öyleydi. Yani 17-20 sene yaşasam başka da. Ben anlıyorum Türk'ü yurt dışındayken. Anlıyorum. Türk kesin bu diyorum. Yürüyüşünden, bir şeyinden, seni bakışından. Seni anlamazlar. Hiç benzemiyorsun. Yani... Ben anlıyordum. Ha, sen anlıyordun. Beni anlayan da oluyordu. Ciddi misin? Benim yürüyüşte var o sıkıntı. Ha. Biraz böyle hafif. Hani diyor ki lan Amerikalı böyle yürümez yani. Bu Türk yürüyüşüdür. Fıtıklı yürüyüş bu çünkü, belli. Hiç Türk suçlu yakaladın mı sorusuna. Suçlu değil ama bir Türk'le şey oldu, muhabbet oldu. Türk biri Amerika'da nasıl polis olabilir? Biraz açıkladık herhalde. Evet. Yani aslında bunun cevabı şu arkadaşlar. %100'e yakın
Amerikan vatandaşı olman gerekiyor. Ki, evet. Yani o etkiliyor. Ondan sonrası işte dinlediğiniz süreçler, başvurular, testler, değil mi? Tertemiz bir hayat olman gerekiyor. Arkadaşlar bana bak, hayvan muhabbetini yaptık zaten. Uyuşturucu, benim bak lise öğretmenlerimden sordular, okul müdürü, benim burada çalıştığım iş arkadaşlarım, bırak müdürü, patronu, iş arkadaşlarının isimleri, e-mailleri, adresleri, benim eski kız arkadaşlar, benim çalıştığım şey, yaşadığım yerlere, eski yerlere gidip komşularla konuşmalar, testle, abi manyak. Bu arada olması gereken bu. Hı-hı. Ya bence harbin olması gereken bu yani. Çok enteresan değil mi ya? Evet. Maaşı ne kadar? Sana ne oğlum, kaç paraydı maaşı ya? Maaşım 2011 yılında 46.500 dolara başlamıştım. Yıllık. O zamanlar öyleydi. Şimdi 55.000'e çıkmış. Memur bir o ya. İlk şeyin. En düşük seviyesi. En düşük. Orada öyleydi ama değişik yerde değişiyor. Mesela San Diego Police Department'a git, 85.000'den başlıyorsun. Hadi ya. Evet. Şu anda öyle. Seattle öyle. Ama oralarda yaşamak da çok pahalı. Oğlum yıllık 46 bin birim lan. Herkes TL'ye çeviriyor bir anda. Unutamadığın, derin etkilen bir olay yaşadınız mı? Sanırım bu ilk ellerinde kollarında ölen adam gibi mi? Yoksa daha farklı duygusal bir şey yaşadın mı öyle? Var abi ama. Özel mi? 51 bin kişinin önünde söylenir mi acaba, bilmiyorum. Bazı şeyler var. Çoluk çocuk. Ben karışmam. Benim şöyle içerik şeyim yok. Yani anlatmak istersen anla, anlatmak istemezsen hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar çok kötü şeyler gördüm. Unutamadığım gerçekten. Mesela o arkadaşın elimde ölmesi. Elimde ölen başka insanların da olması. Hatta birisinin şahsen bizim ateş açmamızdan dolayı olması. Çoluk çocuğun ölmesi, öldürülmeleri belki falan, bunlar. Yani bu soruya bir cevap yok yani. Bir sürü var. Bir sürü var. Evet. Ve onlar insanın aklına böyle pat 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 gelir yani, unutamazsın. Evet. Bu da ayrı bir psikolojik yük bu arada. İşin zorluğu sadece sahada değil, bir de psikolojik olarak da çok ciddi zorluğu var. Evet. Yani. Evet, yine bir standart, sen çok alıyorsundur abi bu soruyu. Amerika'daki polislerin CIA'lere karşı farklı tutum sergilediği doğru mu diye bir soru var. Öyle polisler var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var ya, olmama şansı. Görüyorsun zaten onu. Aynen. Öyle polisler kesinlikle var arkadaşlar. Bak, yıllarca benim yaptığım polislik, hele hele bu çok kötü olan yani Rockford'da, %99 kişiler siyahtı. Benim gerçekten yani muhatap olduğum kişi, suçlusu da mağduru da. Hepsi. Şahsen ben o kadar yıl çalıştım. Ben ırkçı yani, hadi gidelim burada siyah avlayalım falan, böyle bir tane poliste bir defa çalışmadım. Ben bir tane ırkçı polis hayatımda gördüm. Yani açık açık ırkçı. Yani öyle. Bayağı net ırkçı yani. Her tutumu söylemeyeyim. Ve o arkadaş siyahtı. Yemin ediyorum ya. Adam açık açık. Adam gidiyordu çete üyelerine. Kimse departmanı sevmiyordu onu. Yani gerçekten çok değişik bir arkadaştı. Bunun siyahla bir alakası yok. Kişiliği öyleydi adamın. Yani Allah Allah. Adam ne yapıyordu biliyor musun? Hiç unutmam. Arkadaşlar hiç unutmam. Bir ara gittim takılıyoruz bir çete. Biz o projects diyoruz. Projects'ler var. Çetelerin yani fakirlerin koyulduğu yerler var genelde. Genelde orada suç oranı bayağı yüksek. Takılıyoruz. 3-5 tane çete üyesi var bize, böyle kötü bakıyor. Biz biliyoruz onların çete üyesi olduğunu. Bu siyah arkadaş, biz 3-4 tane beyaz polis siyah arkadaş gidiyor bunlara. Açık açık. Diyor ki bizim sizin gibi siyah kardeşlere ihtiyacımız var. Bu beyazlar her yeri aldı götürdü. Böyle bir de yani İngilizce söylediysen biraz daha kaba oluyor falan filan. Siz gelin falan filan. Beyazlara bırakmayalım ortalığı falan. Böyle konuşuyor. Allah Allah ya. Yani adam, çok garip. Adam polisti yani. Yani. Allah Allah, bu adam niye böyle ya konuşuyor? Ya böyle falan. Bizim de, benim mesela, ben ırkçılığı hiç sevmeyen biriyim ki. Onunla ilgili de hiç yemişliğim var yani. Hani ırkçıyım diye. Ciddi. Açıkça da tabii canım. Uzak doğulular için böyle bir mevzu dönmüş. Türkiye'de. Yani. Türkiye'de böyle bir şeyleri editlemişler. Öyle. Önemli bir konu değil. Hallettik. Ondan sonra hiç sevmem. Bazen böyle videolarda görüyorum şeyleri. Bazı polislerin davranışlarını. Ama bazen de şunu anlamıyorum. Kameraya çekildiğini bilerek yapıyor mesela bunu. Kameraya çekiliyor. Yani bir vatandaş bir vatandaş çekiyor. Ha, anladım. Polis bir müdahalede bulunuyor. Ve bunu kameraya çekildiği, kayıt aldığında olduğunu bilerek yapıyor. Body cam'leri de var bu adamların. Evet. Yani bir noktada
Bazen diyorum çarptırılıyor mu acaba bazı görüntüler? Adamın çünkü suçlunun ne yaptığını bilmiyorsun. Hı-hı. Suçlu sadece yakalanmış. Evet. Ama o şey çok kanıma dokunmuştu ya. Bir tane ölen bir adam vardı ya sırtına bastırmaktan. George Floyd. Ya, aynen. Evet evet. Bir de onun farklısını Meksikalı bir hafif böyle kilolu bir kardeşte mi ya bir adamda gördüm. Çocuk böyle biraz da konuşması falan da bir garipti yani. Böyle bir ufaktan zekada bir sıkıntı vardı gibi hissediyorum. O da öyle öldü mesela. Çok kötü ya. Ama o polis öldürmek istemedi yani. Böyle düşün. Sadece çocuk ıkınıyordu. Hani nefes almak istiyor belli. Alamıyor. Sırtında bastırıyor diziyle. Abi yani. Ben onu anlamıyorum. Yani ya adamı. Bastırmak normal ama uzun süre. Abi bak yani. Şimdi. Suspect diyelim. Evet. Yakalanmış. Evet. Yüzüstü yatıyor. Eller arkada bağlı kelepçelenmiş. Kelepçelenmiş. Çocuk tepiniyor. Tepinmesinin amacı da ölmemek. Aslında adam nefes boğuluyor alamıyor. Aslında orada. Nefes alamıyor. Ve diyor ki sir diyor hani I can't breathe. Nefes alamıyorum diyor adam orada. Bu da sakin ol diyor hala. Sakin ol olacaksın. Ama hala dizi orada. Ama dizi hala orada. İşte burada benim böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Ondan sonra tepki vermemeye başlıyor çocuk. Dürtüyorlar mürtüyorlar. Ölmüş. Bayağı boğulmuş. Bu anlattığım farklı bir senaryo. Başka evet, bir video başka bu. Yerde. Ondan sonra ölmüş. Orada tabii bir kalp masajı falan yapıyorlar. O da gitmiş çocuk. Geç abi. Ölmüş. Yani onu anlayamıyorum. Yani hani ulan işte abi, yakalanmış çocuk yani. Ona ben açık açık söyleyeyim. Yani şimdi ben videoyu görmedim tabii falan filan ama genelde bir insan eli bağlıysa tamam onlar da oluyor bu adam. Benim anlattığım sırt arkadaşlar şuraya abi. Şu boşluğa. Göğsü yerde baskıdan nefes kilolu da bir çocuk abi, nefes alamıyor. Hesap etsene. Hesap etsene. Ben yerde yatıyorum. Yüzüstü. Sen dizini belime koyuyorsun. Bir de ağırlık veriyorsun. Ben nefes alamayacağım. Alamıyorsun. Abi onu yapmaman ya yapabilirsin de o çok kısa süre. Kısa süreli böyle. Aynen. Yani etkisiz hale getirene değişik, kadar. Değişik yerleri kontrol etmen gerekiyor. Mesela ben genelde bu hip diyoruz. Hip kalça mı oluyor? Bu kısımları kontrol ediyorum. Çünkü bu kısmı kontrol ettiğin zaman jiu-jitsu da öyle. Genelde insan hareketini çok limitliyorsun falan. Neyse onunla aynı fikirle dedim şahsen hiç yapmadım. Yani ben dizimi kesinlikle insanların beni zaten öyle eğitiyorlar. Beline koyacaksın ama o anlık yani kontrol edene şey yapana kadar kelepçeleyene kadar falan. Baskılayana kadar yani kontrol altına tutmak için yapılıyor. Ve ama. Ve ele ele bir tanesi sana diyor ki I can't breathe diyorsa. Yani nefes alamıyorum diyor. O zaman kalkacaksın başka şey yapacaksın ya adam nefes almasına izin ver. O George Floyd olayında aynı şekilde yani o 8-9 dakika boyunda kalması. Ve de işte garibime giden oydu. Çevrede bir sürü bir de vatandaş var. İnsanlar tepki gösteriyor. Adam ölüyor diyor. Adam nefes alamıyor diyor. Polis hala karışmayın. Ben işimi yapıyorum. Falan filan. Garip yani. Hani aynen aynen. Enteresan açıklanamayan şeyler var bazen. Bir garip. Ve o olay görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu o muhabbet nasıl söyleyeyim. Gösteriyor yani bütün polisler masum değil. Ama o tür yani gerçekten görevi kötüye kullanma muhabbeti diyoruz ya. Var. O polisler kesinlikle ırkçı polis var. Corrupt ne demek? Görevden alınıyorlar mı direkt bu arada? Tamam. Direkt hani şikayet misin? O video olay çıkıyor. Atıyorlar değil mi? Hapse de atıyorlar polisi. O anda değil. Genelde. Hayır yani dava açılıyor. Davasının soruşturma yani. Açılıyor daha doğrusu. Ondan sonra yolluyorlar hapse herhalde. Şeye göre mesela bana da her polise şikayet yani bir insan kolaylıkla şikayet edebilir. Mesela ben polislik yaptığımda insanlar şikayet ediyor. Bana böyle yaptı bunu yaptı falan diyor. Adamlar hemen bakıyor. Küçük bir soruşturma ama sen işine devam ediyorsun. Ondan sonra sana gelip soruyorlar. Cevaplarını veriyorsun. İfadeni veriyorsun. Ondan sonra geçtin. Devam ediyorsun yani. Bu herkes şikayet ediyor. Abi ben bir tane adam bana şikayet etmişti. Beni geldi boşu boşuna dövdü mövdü falan yaptı. Yani yalan. Tamamıyla yalandı o abi. Hiç sorun yok. Bana geldiler. Hey böyle böyle. Ben dedim tamam yazayım. Raporumu güzelce yazdım 3-5 sayfa. Verdim içeri. 2 ay sonra yana verdiler şeyi. Tamam sorun temiz, yok. Temiz bir sıkıntı. Temiz aynen lan devam ediyorsun. Bunlar normal şeyler. Normal şeyler canım yani. Evet. Amerika'daki polislerin CIA'lere karşı muhabbetini yaptık. Görevdeyken hiç birini vurmak geç. Evet. Geçtik onu. Sizce Amerika'da mı polis olmak daha rahat yoksa Türkiye'de mi? Ben bu sorunun cevabını nasıl verebilirim ki? Ya şimdi bu tabii siyasi veya böyle hani toplumsal bir şeyi haline çevirmenin lüzumu yok bunun. Şey gibi yorumlayabiliriz bunu. Tehlike oranı, tehlike anlamında yorumlayabiliriz. Kalkıp da ne Türk polisini yediririz ne başka ona bakarsan da adam Türk ama Amerika'da polis aynı şey. Evet. Bunu tehlike bazlı yorumlayayım. Hani Türkiye'de mi daha tehlikeli
Yoksa Amerika'da mı? Ben dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Amerika'da çok daha tehlikeli gibi duruyor. Bilmiyorum. Aynı fikirdeyim. Çok daha tehlikeli. Bunu nasıl öğreniyoruz abi? Amerika'da kaç polis ölüyor her gün? Türkiye'de kaç? Türkiye biliyorum doğuda mesela olaylar. Tabii o şimdi o işin o, askeri kısımları o, var bilmem terör, nesi var. Terörle o, evet. mücadele var. Bunlar tabii daha farklı şeyler ama standart bir normal memurun bir polisin tehlike ile yüzleşme oranı Amerika'da daha fazladır diye düşünüyorum. Abi çalışma. Değil mi? Çet, bana öyle geliyor. Çünkü bireysel silahlanma, herkeste bir silah var. O merhamet duyguları, vicdan biraz daha orada az. İnsanlar daha öldürmeye teşebbüslü. Yani öyle hissediyorum ben gördüğüm kadarıyla. Buna bakarsak Amerika sanki daha tehlikeli gibi. Normal memur açısından. Türkiye için şöyle bir şey düşünüyorum. Belki yanlış olabilirim. Türkiye'deki polisler de şey yani hani yetki olarak bayağı kısıtlı. Birçok konuda mesela adam kötü yani vurulması çok gereken yerde bile vuramıyor. Vursa bir soruşturma açılıyor. Adam hapse giriyor. Yetki oranı biraz çok düşük olduğu için İnsanların polise davranışını da görüyorsun mesela. Polis geçen bir video izlettiler bana. Polisler gidiyor bir yere. Bütün herif sandalyeyle polislere saldırdı. Evet, maalesef. İşte Amerika'da bunu yapamazsın. Yapamazsın. İşte acaba böyle mi olması lazım acaba? Öyle mi olmalı? İşte. Çünkü bazı noktalarda ben bir video daha izledim. Minibüsün içerisinde. Evet. Trafikte bir problem çıkıyor. Bildiğin böyle serseri tipli 2-3 tane adam minibüsün önüne kırıyor. Burada. Türkiye'de. İniyorlar. Minibüs şoförüne dalıyorlar. Ama içinde temiz dövüyorlar adamı. Arkada da bir tane Türk polisi. Reis iniyor. Diyor ki arkadaşlar diyor durun diyor ben polisim diyor. Siktir lan diyor. Polis sen polisin diyor. Tokadı vuruyor polise. Polise. Belli o da böyle biraz acemi ya da biraz daha böyle yeni bir polis. Emin değilim. Ama telsizi var şeyi var sivil. O an çok üzüldüm böyle. Yani hani bir vatandaşın durun kavga etmeyin diyen bir polise siktir lan diyebilip yüzüne vurabilmesi bana açıkçası çok üzüntü verdi yani. Ondan dolayı mesela Amerika'nın polisi... Korktu, o polis korktu yani onu anlatmaya çalışıyor. Korkmaz mısın abi? Sana saygı yok. O konuda adam saldırıyor. Amerikan polisine onu yapsan bir saldırı yani silahın olmasına gerek yok. Polis mi dedin silahlısın adam sana geliyorsa agresif bir şekilde yapabiliyorsun. Ve... Ama bizim polisimizin de merhameti bir başka. Şimdi yaşıyoruz onları. Yani ben de çok kez Türkiye'de çevrildim edildim. Evet. Yani Türk polisleri bizim canımız ciğerimiz yani. Böyle, evet. böyle bir gerçek de var. Bir kere vatanımızın yani bir şey olduğu zaman polisi arıyoruz abi yani. Daha ötesi yok bunun. Abi. Canımız emanet. Evimiz emanet bir şey olduğu zaman. Böyle benim de anılarımda o Türk polislerinin o samimiyeti var ya hani gene bizden ya onlar. Abi. Mesela Amerika'da bunu yapamadım ben. Amerika'da iki muhabbet edeyim diyorum poliste. Yani böyle hani olmuyor ama burada bizim böyle köşeye çekip de 40 dakika geyik yaptığımız gençliğimde de yani öğrencilik hayatımda da polis abilerimiz oluyordu. O çok iyi bir şey. Ya daha yeni ben dedim birkaç polis kardeşlerle İstanbul Emniyet'ten o çorba içtik dedim ya sana. Hı-hı. Abi mükemmel insanlar. Ya. Öyle tabii. Yani. Polisler ben zaten söyleyeyim hep ama her yerin kötüsü var ama o çok nadirdir evet. arkadaşlar. O yüzden. Ya bunu ben hep şöyle yorumluyorum. Bir takım tutuyorsun. Evet. O takımın taraftarı var. Ve o taraftarın içinde güzel taraftarlar da var. Orada manyakları da var. Aynen. Polisler için söylemiyorum bunu ama yani sen orada birkaç tane manyak örneği gördün diye o taraftarın bütününe küfür edemezsin. Aynen. O yüzden bu insanoğlu iyisi de olacak, kötüsü de olacak. Önemli olan bunların ayıklanması veya keşfedilebilmesi. Mevzu o. Aynen. Yani hikaye bu. Yoksa bunun bütünüyle herkese kusursuz yorum yapmak da yanlış. Çünkü onun içinde kötü olanı da var. Ama bizim o merhamet kısmımız gerçekten bir farklı hissiyat yani. Amerika'da ilk onu fark ettim. Evet kural bazında ve düzen bazında iyi. Ama bir noktada da baktığın zaman ulan bizim polisimizin canı da işte dediğin gibi o yetkilerin az olmasından ötürü korkutucu aslında. Yani adam polis ama bir şey yapamıyor. Belki de o yüzden ölüyor mesela. Aynen yapamıyor. Abi yapsa soruşturma da adam hapse giriyor bilmem neler. Bir noktada şey tepki görüyor ama. O adama da işte bak o sorumluluğu veriliyor, o sorumluluk veriliyor ama diyorsun ki ne eğitimlerden, ne araştırmalardan geçiliyor. Şimdi sen o yetkiyi çok verebilmek güzel. İçin aynı sistemi, aynı araştırmayı buna da koyman lazım. Çok yani çok güzel. Elini şey kolunu sallayan bu sefer tam yetki alırsa belki çok daha büyük sıkıntılar da çıkabilir. Bunun bence bir terazisi var. Biri eğitim. Olmadan diğeri olmuyor. Eğitim. Yani abi, o da eğitimden başlıyor. Helal olsun.
Çok güzel söyledin. Ciddi söylüyorum, çok güzel söyledin. Ben yaparım. Ben hep diyorum abi, eğitim, Türk polisine daha da fazla eğitim veriliyor. Evet. Ben bunu defalarca söylüyorum. İnşallah bir gün olur, o günleri de görürüz. İnşallah. Ama fark etmez, canlarımız, ciğerlerimiz. Cinayet alanında bulunmuş mu hiç? Oğlum adamın iki elinde adam ölmüş yani. Ne cinayet alanı ne ya? Allah Allah. Konuğumuz Elren mi? Ay, ben çok mu konuşuyorum ya? Ben çok... Hayır abi ya. Ne bileyim abi, ikidir yo yorumu görüyorum abi. Bırak da Erdal abi konuşsun diyor. Arkadaşlar doğaçlama yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Oğlum biz şu an yayın olmasa böyle sohbet edeceğiz. Aynen. Zaten yani. Hani bu ne lan bu tripler? Allah Allah, sohbet ediyoruz. Zaten ben cidden buraya senin muhabbetin için geldim. Estağfurullah. Güzel demiş, muhabbetin var. Tukan abi sen mi davet ettin Erdal abi? Sanki biraz Erdal abim mi konuşsa be demiş. Kappa yazmış sonuna, şaka yapmış da. Susuyorum lan. Ya, bak arkadaşlar ne yaptınız ya? Ben adamın muhabbetini demeye geldim. Ya adam oğlum sustu. Bu arkadaşlar şu an konuk ilişkisi, bunu böyle bir televizyon programıymış gibi düşünmeyin. Biz tanışıyoruz, muhabbet ediyoruz. Siz yani, de buna ortak oluyorsunuz. Yani burada böyle şey yok ki. Böyle bir durum yok yani. Erdal Bey. Neden polis? Böyle bir şey yok. Muhabbet ediyoruz. Yayını kapatsak şurada gene öyle oturup sohbet edeceğiz yani. Aynen. Aynen. Abi bir biceps versin Erdal abi. Ne versin? Biceps, bicepsleri de. Vereyim mi? Bir ver ya, ya bende yok abicim ya. Ya nasıl yok ya? Yok. Lanet olsun adamım, görüyor musun? Lanet olsun. Yok abicim ya. Ta, o zaman bir şunu da sözünü alayım. Amerika'ya gelirsem de ben konuk olacağım. Abicim istediğin zaman gel. Tamam. Gel, benim kanepede yer var. İyi süper, tamam. Ben evet. Abi ben Amerika'da şişme yatakta yattım 5 ay. Bir ara sen gelsene Chicago'da, ben de takılayım. Takılayım. Yani biliyorum yayını sürekli yapman gerekiyor. Bende güzel bir sistem var. Bir monitörle. Tamam. Açarsın, bir tane daha açarız ya. Benden açarsın sen hemen. Şey yaparız. Gezerken yayın yaparız, bir şey yaparken. Abi sen gel, mobille. Ben Chicago'da seni bir ortamlara sokayım. Ay. Seni ben polislerin yanına eğitim bir şey. Ay. Turup arkadaşlarla gezdireyim. Biz tamam. Neler neler var. Benim ablam falan da Amerika'da yaşıyor. İlla gideceğim. Chicago benim memleket bir nevi artık. Chicago artık. Bir, ikinci memleket de orası. Gel, ben seni her türlü ortamlara sokarım. Orada. Şeylere girelim mi? Gang bölgelerine. Seni çalıştığım yere, bu kavga ettiğim yerlere götüreceğim. Tamam. Göstermem. Hatta o polislerle tanıştıracağım. Göreceksin sen. Sen gel abicim, ben bir plan yaparım sen. En azı 5 blok arkadaşlar. Evet. Ganglere kafa tuttuk, çok tehlikeli oldu. Ağzında sıçmışlar biz, benim. Evet, biz silahlı gideceğiz. Evet. Bende var birkaç. Var mı? Tamam, okey. Sıkıntı yok o zaman. Benim emanetler de burada. Bak, hepsi. Ben onları gördüm. Bir şeyler söylemek istiyordum. Gerçek mi onlar? Ruhsatı görebilir miyim beyefendi? Abi ruhsatı yok ya. Abi ruhsat yok mu? Vallahi. Abi. Kalk ya abi. Bir kelepçele seni beni abi. Abi kelepçele mi abi? Ellerim abi. Şerefsizim abi, ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar tutmuyoruz. Abi yapma abi. Ya lan. Bokunayım abi. Bokunayım. O siktir. Ha vallahi. Oo, yalnız. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Sert ha. O Allah yaşatmasın bu arada ya. Abicim ne oldu? Bu ruhsatlar nerede? Şimdi abi sana farklı bir taktik göstereceğim. Parmak kırarak içinden çıkaracağım. Hemen parmağını kır o zaman. Baksana bayağı kelepçeliyim şu an. Hay Allah'ım ya. Ulan abicim. Bu... Ruhsat nerede? Bunları görmek gerekiyor. Abi ben de bunun... Ben burada gizli görevdeyim, sen bilmiyorsun. Ben de bunun tüylüsü var abi, onu da takarım sana. Ulan evet, çok garip bir şey ya. Arkadaşlar ben buraya gizli göreve geldim ve amaç buydu. Buraya kadarmış arkadaşlar. Allah'a emanet. Arkadaşlar hepiniz gelebilirsiniz şimdi. Size içeriden şey... Murat abi de geliyormuş beni alıp götürmeye. Her şey uyumuş. Evi arayalım. Vallahi çok iyi. Abi sen... Aç abi, bokunayım abi. Ben buraya kelepçeli gelmişim değil mi? Benim kelepçeli değil mi? Abi anahtar çalışmıyor. Anahtar çalışmıyor. Bayağı hızlıydı ya. Yıllarca yaptığımdan dolayı. Ben de yıllardır yapıyorum da hiç böyle. Sen biliyorsun. Tehlikeli bir anıcı. Bunun manyak kırklarını alacaklar şimdi. Alınacak tabii. Bu bitti. İze bak, baksana oğlum. Abi bizde böyle, biz direkt takıyoruz. Ya şakasını yaptım oğlum. Ben ne kullanacağım ya bunun şeyini? Ama yok bakayım. Bunu mümkün değil aşamam ya. Yok abi ya. Niye şey plastik kıskaç kullanmıyorlar? O hiç açılmaz.
Plastik mi? Ya böyle şeyler var ya, zıt diye çekersin ha, böyle. Zip tie. Ha, aynen. O, onlar şeylerde, protestolarda kullanılıyor. Gerçi koparır ama bir bıçakla evet. Bıçakla alıyor. Protestler. Bu böyle kullanıyorsun, güzel oluyor. Okey. Neyse, nerede kalmıştık? Oh be, bir kendime geldim ha. Evet abi. Burada mı devam ediyoruz? Buradan devam. Şimdi videolara geçeceğiz. Evet, geçelim. Oo, videolar. Videolar çok... Valla montajer, banlatmazsan iyi. Bu arada ekrana Airsoft verip, Airsoft yazıp o silahlara da bakabiliriz ama... Hani ben o... gerçek silah gösteriyorum, hiç sorun yok. Allah harbi mi? Allah belamı versin. Hiç eğitim amaçlı hiçbir sorun yok. Şiddet yapmıyorsan ya da modifiyesi göstermiyorsan... Arkadaşlar seri numarası böyle silinir, modifiye böyle yapılır. Hiçbir sorun yok. Bu peki resmi bir yerden şey öğrendiğin bir şey mi evet, yoksa banlanmıyor mu, bir şey olmuyor gibi bir şey mi? Hayır, Amerikalı Twitch yayıncılardan gördüm silahçılar. Adamlar sürekli yapıyor ve büyük yayıncılar bunlar. Ondan sonra ben yapmaya başladım, hiçbir sorun yok. Ben her yayınımda silah eğitimi veriyorum. Evet, şeyde Türkiye'de belki yasaktır bizde. Çünkü ben Twitch'e sorduğum zaman eğer Airsoft diye bildirirsen, oyuncak olduğunu söylersen sıkıntı yok. Çünkü biz bir oyuncak gösterip mesela oyuncağı aldın. Aha. Airsoft da olsa ben geldim mesela şuraya dayadım şakasına. O banlanır. O direkt banlıyor. Evet, o banlanma. O direkt banlıyor. Kamera tutmanın sürece sorun yokmuş abi. Ne alakası var? Böyle gösterip bir şey olmuyordu. Şöyle yaptığım zaman size sıkmış mı oluyorum ya? Tamam, biz Airsoft deriz ya. Tamam, Airsoft'lara bakarız. Bir soru daha alıp videolara geçiyorum abi. Hı-hı. Bakalım video izleyelim biraz. Sizce bunu geç. Evet. Bunu da okuduk. Senin haricinde polislik yapan Türk meslektaşların var mı? Şahsen çalıştığım yok. Ama bir tane bu şeyden YouTube'dan tanıdığım arkadaş var. Yerli aynasız neydi? Hakan. O yerini söylemeyeyim. Amerika'nın bir yerinde polislik yapıyor. Aktif yapıyor. Aktif şu anda. Şerif o kendisi. Arkadaşım oldu yani. Arkadaş olduk. Süper. Güzel, efendi bir adam. O, sadece onu tanıyorum ama onu bu YouTube ortamında tanıdım. Yani şahsen kendim hiçbir tane görmedim. Yani, hele hele bir de öteki seviyede şuradakinde iş görmedim. Ben tek yani. Tamam, hadi açıkla abi o zaman. Sır diyorlar bak. Sır diyorlar. Sır. Tamam, sır verelim. Arkadaşlar ben biliyorsunuz Amerika'da polis olarak başladım kariyerime, yani polislik kariyerime. Ben yerel polis olarak başladım. 6 yıl orada polislik yaptım, işte polisleri falan eğittim. Ondan sonra ben eyalet polisine geçtim. Daha da yüksek bir seviye benim için. Orada da öyle zaten. Eyalet polisinin eğitimini falan bitirip eyalet polisi oldum. Ondan sonra birkaç yıl orada çalıştıktan sonra terfi alıp dedektif oldum. Eyalet polisinin de olay yeri dedektifliği yaptım Chicago taraflarında. Ve ondan sonra hayalim olan ve gerçekten girilmesi inanılmaz ve inanılmaz zor olan bir departmana ve dünyanın en tepesinde olan bir departmana, en tepesinde olan bir pozisyona o departman içerisinde başvurdum. O da FBI. Evet arkadaşlar. Open the door. FBI'ye özel ajan olarak başvurdum. İnanılmaz bir zor bir seçilme seviyesinden geçtim. Ve bir gün o telefon çaldı. Gizlilik sertifikası falan muhabbeti var. Şu anda ihlal ettik arkadaşlar. Ve, dönüm yaptık. Evet, bir baktım şey oldu. Beni gönderler o Pentagon oraya. Bunlar konuşabileceğim şeylerdi bu arada. Herhangi bir sır değil şey olarak. Eğitimden geçtim 6 ay. Çok başarılı bir şekilde eğitimi bitirdikten sonra FBI ajanlığı unvanını aldım. Bu sana verdiğim bunlar. Bu şey, öteki beraber joint çalıştığım şeyler. Bunlar değişik şeyler. Neyse arkadaşlar, FBI'da ben özel ajan olarak böyle bir 2 yıl görev yaptım ve FBI'da aynı zamanda ilk 6 ayda zaten 2 tane ödül aldım. Ondan sonra 1 yıl içerisinde FBI'da özel ajan olarak silah eğitmen uzmanı oldum. Ve öteki FBI ajanlarına silah eğitimleri falan ve verme konumuna geldim. Ve çok kısa bir süre önce özel bir sebepten dolayı kendi kararım istifa edip Chicago'ya taşındım. Ben Washington'daydım. Chicago'da bütün ailem... Abi öyle istifa edebiliyor musun ya? İstifa edebiliyorsun. Ya şimdi arada bir tanesi dedi yani beni Washington'a arayıp emin misin falan. Evet eminim dedim. Bir olay, bir şey oldu abicim, böyle bir aynı fikirde olmadım. Bana adil davranılmadı bir konu hakkında. İşin özel kısmıyla ilgili. İşle değil. İşimizi mükemmel yapıyorduk. Hatta benim grupta en iyi yapanlardan bir tanesi bendim falan. Başka özel bir konuda
ben aynı fikirde değildim. Dedim ben artık bunu yapmak istemiyorum dedim ve istifamı verdim. Özel sektöre geçtim. Özel sektörde şu anda ben danışmanlık yapıyorum. Silahlarla, güvenlik, fiziki güvenlikle, polislikle ve soruşturmayla ilgili güvenlik danışmanlık yapıyorum Chicago tarafından. Zıp zıp diye vuruluyormuşuz burada. Evet. Çıktığı için hep yani. Buyur arkadaşlar, ilk defa burada yayınlandı. Evet, dinliyorsun. Enteresanmış yani hani. Ben tabii bir küçük spoilerını önceden almıştım. Ama hani baktığın zaman önemli bir konu. Aslında istifa etmeseydin bunu söyleyemiyordun değil mi? Söylemezdin daha doğrusu. İstifa etmeseydim arkadaş sana söylerdim. Yani açık açık, o gizli değil. Ama açık açık şöyle bir yayında kesinlikle söylemezdim. Yani bu kadar kişinin izlediği bir yayında. Ama çok havalı değil mi ya? Enes'in FBI canım, lanet odası. Şunu göstereceğim arkadaşlara. Hiçbir zaman yani. Bir Türk FBI'ya hadi kardeşim eyvallah. Sadece ekrandan göstereceğim bunu. O da burada. Görevini söylemedikten sonra ajan olduğunu söylemek zaten yasal olması gereken bir şey diyorlar. Şimdi göstereyim bu ben. Gözükür mü? Bilmem, sen de ne istersin. Aynen. Görebiliyorlar. O gözüküyordur şeyde. Evet. Hücum yeleği çok karizma ya. Orada özel ajan olarak bu işi yaptım. Ondan sonra işte eğitimleri falan filan hepsini. Yani özel ajanları eğiten atışman uzmanı falan. O seviyelere, güzel seviyelere geldik arkadaşlar. Bir şeyler yaptık hayatımızda. 10 yıl polislik içerisinde aklına gelebilecek her türlü polisliği yaptım. Dedektifleri, özel ajanlık falan. Yani en tepeye çıktık. Şimdi FBI'de abi 50 bin kişi çalışıyor ama 12 bin tane ajanı var sadece. Yani o dünyada 12 bin hesap et. Onlardan bir tanesi bir Türk olarak bendim. Yani bu arkadaşlar. İlk defa burada bunu açıkladım. Güzel bir organizasyon. Şahane bir organizasyon. Ama artık bir parçası değilim. O yüzden rahatım diyorsun. Rahatım bir sıkıntım yok. Evet. Üzerinden bir yükü attım diyorsun şu an. Evet arkadaşlar. Vay be. As bayrakları. İlk defa burada duyduğunuz ciddi bak. Bazı kişiler biliyor. Ben hiçbir zaman açık açık söylemedim. Ama şimdi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Şu artık bilmeyen kalmadı zaten. Şu artık bütün, bitti. Bütün Twitch camiası, senin takipçiler hepsi zaten öğrendi. Senin kanalın takipçileri de bilmiyordu bunu. Kimse bilmiyordu abi. Kimse. Ama fark ettin mi? Birileri FBI yazıyordu habire. O sanırım şey yani. Millet FBI sanıyor. Federal düzen FBI ya. Halbuki bir sürü değişik federal ajanlar var arkadaşlar. FBI en tepesindeki. Ben de oraya hedef almıştım. Hani bak, hayatta bir şey istiyorsan arkadaşlar, dürbün gibi oraya bakacaksın. Gözün dönecek. Ve yardıracaksın. Ben FBI için, sadece FBI'ye başvurmak için 2014 yılında bak. 2014 yılında gittim, üniversiteye kendimi soktum. Kendim üniversiteye girdim. 4 yıllık üniversite kriminolojiyi kendim bitirdim. Sadece bir gün oraya başvurabileyim diye. Yani 5 yıllık bir projeydi. Helal olsun işte abi. Yani CIA mi? CIA falan değil abicim. Ben alakam yok ve hiçbir zaman istemediğim bir şey. Hiç bilirim onları, çok iyi de bilirim. Ben galiba sıçtım ya. Beni galiba alacaklar arkadaşlar. CIA'yı da kötülemeyelim. CIA farklı ya. O istihbarat. Evet. Yani FBI'de istihbarat. FBI'de istihbarat var ama hepsi falan. Ben sadece şey diyorum yani, CIA şahsen hiçbir zaman ilgimi çekmeyen. FBI'nin daha böyle bir çekiciliği var diyorsun. Tabii, kendi gözümde. Benimki oydu ve ben en tepede olduklarını düşünüyorum. O yüzden girdim. Gururla çalıştım. Güzel şeyler yaptım. Ödüller aldım. FBI'nin mesela kırmızı şapkalılar diyor biz onlara. Eğitim veren. FBI'de uzman atışçı var ya, olmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Zor. Yarışmaya koyuyorlar. Yarışmayı kazandım. Ondan sonra geçtim. Öteki yarışmayı kazandım falan filan. Girdik bir ajan olarak. Öteki ajanlara silah eğitimi veren bir kişi oldum. Yani bunu ajan olmak arkadaşlar, ben bir şey söyleyeyim. Harvard, Oxford, MIT, bunlara girmek ajan olmaktan çok daha kolay. Yani 200 bin kişi her saniyede 200 bin tane şey var, application, başvuru var. %1'i giriyor girmiyor abi. Çok çok nadir yani, çok zor. Ben hatta o telefonu aradıkları zaman vay be, ciddi mi ya böyle bir şey ol. Hatta ben başvuru yaparken bile diyordum lan, o kadar da değil ya FBI mi? Ben kim FBI ajanlığı falan diye, yani o kadar büyük bir şeydi. Girdik. Oldu. Oldu abicim. Yani hiçbir şey imkansız değil. Helal olsun be. Bordo Berili BZP. Ne alakası var şimdi ya?
Ben de gerçek mesleğimi açıklayayım mı? Jigoloyum. Oğlum o espriyi ben yıllardır yapıyorum ya. Jigoluk mu geçmişim var ya. Çok garip. Çiyan vereyim mi? Ne? Çiyan. Çiyan ne? Abi özür dilerim. Uzun ince. Uzun ince. Çiyan vereyim bir tane. Abi. Sen kabul et. Çiyan. Aa böcek mi? Yok. İndiregan da yapıyorum ya. Çiyan vereyim mi? Yok. Allah. Çok sevimli bir şey ya. Ya ben böcekler. O bakışı gördüm. Bana abi silah ver. Bana silah doğrult. Çiyan onlar vereyim benim ya. Valla çok iyi hissedeceksin kendini. Ne yapıyorsun sen onu böyle? Hiç üzerinde... şey yapma, yürüyor üstünde. E tamam ver o zaman. İyi hadi bakalım. Ulan bir de ısırıyormuş ilk defa Erdal'ı. Hazır mısın? Ne ısırırlar? Kanım benim tuzlu. Benimki de öyle. Abi ha. Dur bekleyin. Centipede. Allah Allah. Harbi mi lan? Ne acımasız insanlarsınız ya. Ver 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 herkes ver. Abi herkesi ben bunu yapsa vururum vururum dedin. Yani. Biz de gördük mü bunu vuruyoruz ele veriyoruz yani. Neyse arkadaşlar biz de gördük bir şeyler. Ver abi seni bu korkutur mu ya? Ya ne ki ya? Ne yani bu? Bir dakika şimdi. Zehirli mi bunlar? Zehirli. Oho. 4 saniye içinde öldürüyor ama ısırırsa. Ver abi ya. Bu öleceksek canlı yayında olsun. Millet görsün. Ulan adam yıllarca polislik yapmış. Elren'in kanalda gitti ya lan falan diye. Tövbe tövbe Allah korusun. Hayır. Şimdi abicim bu birazcık nerede lan bu? Korkuyor. Amerika aynasızla karşılaşmak istemiyor. Aha. Şimdi önce kızdırıyoruz. Harbiden kızdırıyorum ki. Niye? Saldırı modundan çok, savunma modundan çok kaçma moduna geçsin diye. Yani sen hayvan usulca beklerken uyuyan suçlu gibi düşün. Buna bir anda böyle elini almaya çalışırsan savunur kendini. Ama dürttüğünde kaçma moduna geçiyor ve daha rahat tutabiliyorsun. Belki ben ne yapacağım elimde böyle? Hiçbir şey yapmayacağım. Elini tecrübe işte. Şimdi şöyle biraz kızdırayım. Allah'ım yarabbim ya bu ne ya? Çiyandırıp bekleyin. Şu kayayı buraya alalım. Onu da anlatayım. Bizim chat biliyor ama. Benim yaptığım tek bir teknik var. Hiçbir şey yapmayacağını vurguladığım tek bir şey var. Bu hayvanlar algılayamıyor ne olduğunu. El elini yer gibi kullanırsan o yerde yürüyormuş gibi hissediyor. Şimdi bu hayvanı üstten müdahale edip sıksam elimi alıp çakar. Ama elimi altına koyup gezdirdiğim için hiçbir riski yok. Deyip beni ısırıyormuş. Abi bu nereden esti bu olay? Benim çocukluğumdan bu. Tarafa gelsin. Ha elini gördü abi. Hı-hı. Ver başka hayvan yok mu? Bunu mu alacağız? Yılan mı ver? O yok be abi. Bu kadar tatlı bir şey. Bu mutlaka bir atlar. Şöyle abi şimdi kamerayı al. Gel gel gel. Gel babanın yanına. Yani gel gel gel. Sadece elini gezdirebilirsin. Şöyle yani hani anladın mı? Yürürken hep altına yer yaparsan elinde hiçbir şey yapmaz. Bırak kendi yürüsün. Vay be çok garip bir şey ya. Değil mi? Kımıl kımıl. Tam şu izaya koy abi. Aynen. Bu kadar ya. Bu mu abicim ya? Bu kadar dur, mı ya? Şeyi eline battırabilir. Ha, tamam. Tutunmak için yapıyorum. Bir sevmedi gibi değil mi ya? Ama bu irite edici bir hayvan. Abi garip bir his. Elimde yürüyor. Yani en irite edici hayvanlardan biri. Bana ama çok güzel, böyle güzel bir yaratık. Ama normalde doğada görsen iğrenirsin ya. Tabii 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 hemen kaç.
Ama böyle elinde yürürken farklı bir şey var ama yani. Örümcek. Tarantula da vereyim mi? Ha? Tarantula. Abi. Lan benim bir yerde olmam gerekiyor. Sakinleştireyim. Abi onu da sakinleştireceksin. Onu da sakinleştireceğiz tabii. Allah chat. Vermedi. Yazsanız arkadaşlar verme. Amerikan yazısı verme bunu. Aha. Onu nasıl durduruyorsun? Bunu şimdi biraz sakinleştireceğim. O ısırıyor değil mi? Bu zehirli. Niye ısırmıyor? Isırmaz abi. Yer gibi alıyor. Tehdit değilim ki ben onun için. Şu an bir şey yapmıyorum abi. Zarar vermiyorum ya. Abi bu hızlıymış. Bu ağaç duruyor. Peki bu ya ne yapacağız buna? Sakinleyecek o. Ya ben ne yaptım abi? Niye geldim buraya ben ya? Lanet olsun demek Krips'ten benim adamımı içeri tıktın ha? Gel ne bakayım. Ne yapayım abi? Ben... Şimdi sana cezanı vereceğim. Vay be, çok garip bir hayvan ya. Sen sürekli elini yol yap. Elini o üstüne koy şuraya. Hı. Yön vereyim. Açıyor. Böyle elimi koyayım da suratıma gelmesin. Gel abi, gel amcana gel. Gel amcana gel ya bak bu arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz biz Amerika'da biz böyle geziyoruz. Al abi. Nasılız? Garip. Kafana da koyayım bir. Yok ya o kadar da olmaz. Tamam oğlum ben bizim konuklara mutlaka Namık İkin kim gelirse. Şahane bir şey. Mutlaka. Ama çok mükemmel bir çok hayvan. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel ya vay be. Bu bizim bahçeden çıktı ya. Ciddi misin? Arkadaşlar bunları bana yaptırdınız. Lan beni sevdiğinizi sanmıştım. Demek ki ölmemi istiyorsunuz. Vay be, mükemmel ya. Evet. Senin izleyiciler de yani güzel güzel çocuklar ya. Güzel ya hepsi şey yani kimsenin kötülüğünü istemezler. Aynen. Hiç heyecan beklemezler. Bir sohbetçi bu adamlar. O zaman bir Erdal abi kalp alalım sizden. Erdal abi kalp. Şimdi son kalan sorulara da bakıyorum. Evet abi. Ufaktan da kaçarız. Nasıl? Değil işte? Mi? Bana uyar abicim. Kaç saat? Lan 4 saat mi oldu abi, yayın? Abi inanamıyorum. 4 saattir buradayız ya. Biz 4 saattir burada mıyız lan? Ve böyle muhabbet işte muhabbet güzel olunca abi güzel insan abi, evet. Farkına varmıyor ya. Ay kardeşlerim. Ve izleyicilere bak. Evet. Manyak izleyici. Ama iyi oldu ya. Bir de artık şey olduk abi yani. Bak benim yayıncılık anlayışım harbi sohbet üzerinedir. Muhabbet edeyim, anlatayım, dinleyeyim. Artık hep oyun. Bir noktadan sonra sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi özlüyorsun. Eskiden chatimle sohbet edebiliyordum az kişi varken. Evet. Şimdi o biraz azaldı ya. Çok hasret kalıyorum. O yüzden böyle hani içerikmiş, etkinlikmiş, coşturmaymış, hop memeler ellerde eğlenceymiş. Ben abi sohbet seviyorum. Bu mükemmeldi ya. Bu yayın bugün yani hep chat'teydi. Bilmem video evet. Bir şeyler yaptı. Baksana adamlar oturmuş izliyor, dinliyor. Aynen. Yani Police Simulator oynat. Ya onu bir ara mutlaka yükle oyna. Abi ben işte bildiğin Police Simulator diyorsun. Birebir. Ben onu bir dakika herhalde onu ben aldım. Bir oynadım bir parking ticket mi yapıyordun ilk başta? Evet ilk hemen başta. Hemen kaldırdım onu. Bay dedi mi orası? Abi ben gidip garip geldi bana ama ben onu cheat yapabilirsem bile ileriye seviyede. İlerisi var ileride normal devriyeye çıkıyorsun. Onu yapmak isterim. Silahını kullanıyorsun bir sürü şey var. Aynen. Yo, ilk başta normalde şey yok bayı oyun. Evet ilk başta ben kapattım attım gibi. Yok ben şimdi sorulara geçeceğim. Yani hızlı seçelim. İki tane. İlk polis olduğun zaman Türk bunu sorduk. Türkiye'ye temelli dönmeyi düşünüyor musun? İster miydin? Şu anda öyle bir fikrim yani düşüncem kesinlikle yok. Ama bilmiyoruz abi bazı şeyler olur. Bir yerde çalışırız bir ortama gireriz burada. Gelebilme olur. Özlüyor musun burayı? Kesinlikle özlüyorum. Çok garip bir şey o. Neyi özlüyorum? Özleniyor yani. Ben
bizim Türk insanlarını, yani hani halkımızın o misafirperverliği, sıcaklığı muhabbeti var ya, onu çok özlüyorum. Ve ailem tabii o farklı da. Ve burada şey ortamı, yani gelme abi de dönme diyorlar. Ya herkes benimkiler de diyor. Öyle öyle. Diyor. Öyle. Abi ama yaşayan biliyor onu işte. Ben Amerikan vatandaşıyım arkadaşlar. Ben istediğim zaman gidip gelirim, istediğim yerde yaşayabilirim de, ama temelli şu anda öyle bir plan yok. Bir şey çıkarsa, bir şey olursa neden olmasın? Bence ya o hep bizim, yani bizim demeyeyim de yurt dışında yaşayanların hafızasında hep bir yerde duruyor. Tabii hani, tabii. Bir gün dönerim ya diye hep bir var o bir abi, yerde. Burada doğduk büyüdük, aile evet. Burada yani. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Erdal abi nasıl Amerika vatandaşı olabilir? Anlattık oğlum onu başta. Anlattık. Herhangi bir suçlu yakılın zaman rüşvet veya farklı bir teklifte bulunan oldu mu? Bana iş... suçlu bir, teklifte bulundum yani. Bir kız şey olarak, yani sana bunu yaparım muhabbeti. Ne yaparım? Yani bana seks teklifi yaptı. Kabul etseydin abi. Ben sen onu görseydin, chatteki hemen hemen herkese görseydi kesinlikle hayır derdi. Ondan dolayı, yok ondan dolayı değil arkadaşlar, etikten dolayı, işimizi güzel profesyonellik. Evet, evet. Benim de restoranda mememi sıktıklarında ben de öyle düşündüm. Ben burayı işletiyorum kardeşim. Abi nasıl bir histi o? Memem sıkıldı ama. Bir bayan tarafından. Hırpalanmış hissettim kendimi. Hmm. Yani rızam dışında oldu ya. Evet. Hani o rızam dışında olunca çok kötü hissettim. İlk bu anıyı anlattığım zaman abi hani ne güzel işte falan yazdım arkadaşlar. Kendim harbi kullanılmış hissettim yani. Garipti ya. Tabii ya, rüzgarın dışında yapılan bir şey. Evet abi niye benim evet. Mememi sıkıyorsun yani? Ben gelip senin memeni sıkıyor muyum? Aynen. Yani yapsam ortalık de, kalkar ya. Yani öyle yapıyor yani. Sorun yok. Sen yapsan. Oh geçmiş yani, olsun. O yüzden yani. Lütfen arkadaşlar, kadın erkek eşittir. Kimse kimsenin memesini rızası olmadan sıkmasın. Evet. İncitmeyin insanları. Amerika'daki polisin silah kullanma yetkisi nereden itibaren devreye giriyor? Olduğun andan itibaren. Bu. Yani nereden kullanma yetkisi şey. Hani bir rütbe anlamında soruyor anladığım kadarıyla. Hani ha, polisi olduğun. Olduğun anda. Silah kullanabiliyorsun. Ya Amerika'da bir normal vatandaş. Normal insan bile alıp evet, kullanabiliyor. Hayatı tehliken falan varsa kullanabiliyorsun. Evet. Halk polislerden korkuyor mu? Bazıları korkuyor, bazıları korkmuyor. Yani burası gibi. Yani ama biliyor şey olarak, yani polise saldırma, kavga. Polis, halk biliyor yani tamamıyla bilincinde. Polis ölümcül ateş açıyor. O yüzden... Yani şey gibi, yılan gibi düşün arkadaşlar. Belki kötü bir örnek. Bir yılanı görüyorsun. Uğraşmak istemiyorsun. Uğraşırsan sana saldırıp ısırır ya. Bu tarantula gibi. Uğraşma yoksa saldırıp ısırır. Polisler de böyle bakıyor halk. Uğraşma yoksa saldırıp ısırır seni. Böyle. Ne demiş biri? Abi Erdal abiye sorar mısın? FBI'ler cidden ev adreslerimizi bulup evleri basabiliyorlar mı? Yani. Herkes airsoft yiyorsa. Airsoft silahlarına bakar, öyle şey yaparız. Evet. Onlara bir bakalım. Evet, onlara bir bakalım. Güzel olur. Değil mi? Evet, ben evet. Set bende 10 numara ya. Abi kesin bakarız. Abi polisten korkuyorum. Amerika'daki polis maaşları nasıl? Yeter mi? Yaşama yeter yani. Abi ne evet. Yetmesin ya. Aa hiç tehdit edildin mi edildiysen tepkin ne oldu diye sormuş bir izleyicimiz. Defalarca seni bilmem ne yapacağım bilmem ne yapacağım. Millet diyor sarhoşlar diyor genelde, ya da birisini tutukluyorsun. O eğer ciddiye, yani öyle sana bunu yapacağım diye zaman tutanak istiyordum. Tekrar bir suç dağıtıyorduk üzerine. Vay be. Hı. En uzun kovalamacan ne kadar sürdü? 18 dakika. Hiç elinizden kaçırdığınız suçlular oluyor mu? Kesinlikle oluyor arkadaşlar. Oluyor ama sonradan soruşturmayla gidip buluyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Erdal abi limon tayfayı alır mısın? Limon tayfa ne? Bizim tayfanın adı o yani. Mesleğe başlayıp emekli olana kadar geçen sürede biriktirebildiği para emeklilik sonrası bir yazlık alıp yerleşmeye yetecek kadar var mı? Ya öğrenci bu artık bizim abi, ülkenin. Bizim, aynen. Ya o şeyi o işte, hani ben bir araba için ömür boyu çalışmak zorunda mıyım diye bir mantık var. Herkes isyan abi, aslında. Ya onu, aynen, yeter var. Oğlum orada bir ev alıyorsun. O 40 sene ödüyorsun oğlum zaten. Evet. Mis gibi. Arabaya biniyorsun, son model $300-$400 aynen. Mortgage gibi alıyorsun, kullanıyorsun. Aynen. Yani sence Amerikan yargısı suçlulara gerekli cezaları veriyor mu? Amerika'da suçlular gerekli cezayı alıyor mu yani böyle? Bence birçoğu öyle bir şey duruma geldi ki çok daha az alıyor bazı şeyler. Ama bazıları da yani gerçekten gereğinden fazla alıyor. O konu biraz hassas. Hassas bir konu işte. Aslında her yerde olan mevzular aynen, gibi bir şey. Aynen. Burası yani. Gibi arkadaşlar bence. Bazıları bakıyorsun ulan adama bu kadar yıl verdiler. Bazıları bakıyorsun adam çıktı bir hafta bu arada sonra. Birçok kişi beni evlatlık alsan abi diyor senin için. Alayım arkadaşlar. Buradan bir 500 kişiyle. Gelin abi.
Bakayım, görevde kullandığınız araç modeli nedir? Şahsi aracınız var mı demiş. Görevde kullandığım benim Chevy Caprice, Ford Crown Vic, Ford Explorer ve bunları falan kullandım. Şahsi araban var mı demiş. Şahsi arabam Dodge Ram, sebebi bir pickup truck. Sebebi de bende arazi motoru var. Arkaya atıyorum, dağa çıkıyorum. Arazi motoruyla geziyorum. Onu götürmenin tek yolu bir pickup ihtiyaç var. Evet, Dodge Ram çok yoksa seviyorum ya. Yoksa bende Mercedes vardı ondan önce. Araba fiyatlarını biliyorsun zaten. Bende şey vardı. Bende 850 beygirlik Shelby, Mustang Shelby GT500 vardı. O manyak arabaydı. Kaç paraydı abi bu araba? Ona ben 42 bin dolar falan vermiştim o zamanlar. Ama 42 bin dolar da para değil o arabaya göre. Ama burada mesela o araba vardır 2 milyon. Abi bilmiyorum artık. Öyle konuşuyorum ben de. Vardır yani. Kaç milyon abi? Amerika'daki pozisyon filmlerdeki gibi güne kahve ve donutla mı başlıyordu? Güne bazıları gerçekten öyle. Kahveyle ben şahsen her zaman başlarım. Ben de hepimiz öyle. Evet. Garip. Mesleğin için ağır bir travman var mı? Bunların hepsi bence ortalama travmalar işte. Anlattığımız, başta konuştuk bunları. En garip vaka ve tutuklama neydi? Geçiyorum bunu da. Hı-hı. Vücudunda polislikten kalma bir yara iz var mı? Sorduk. Yakaladığın en genç ve en yaşlı suçlar kaç yaşındaydı? Ne yapıyorsun oğlum? Ya, bu ne ya? Ne alaka ya? Vallahi hiç unutmam. Bir gün 67 yaşındaki bir adam yakaladım. Evet. Amerika'daki yaşam kalitesi konusunda neler düşünüyorsun? Gerçekten güzel. Yüksek. Evet. Yakasam bir kalitesi yüksek. Ama oranın da yani fakiri rezili var. Bunu bilin arkadaşlar. Var abi, olmaz olur mu ya? Yani. Öyle yaşamak isteyenler bile var. Var. Homeless'lığı falan böyle bayağı tercih var. Edenler var. Var. Üst beliriz tarafından mobbing uygulandığı oluyor mu? Mobbing ne abi? Ya böyle baskı şey işte böyle. Kesinlikle hani, arkadaşlar. O politik orada da var. Var değil mi orada da? Kesinlikle. Orada bir sendikanın güzelliği var. Sendika koruyor yani. Seni. Kadına şiddete ceza neymiş sorar mısın diyor mesela. Ama tabii. Kadına şiddetle alakası yok oranın. İnsana şiddet. Aynen. Şiddet varsa, kanıtlanırsa onun cezası. Bir de şöyle bir şey var. Çok enteresan. Her sektörde var mobbing. Onu geçin de. İlk ehliyet sınavına girdiğimde Amerika'da bir takım sorular vardı işte. İlk öncelik nedir? Mesela bir hayvanı ezdim, bir rakunu ezdim mesela. O rakun cezası nedir? Bıraktığın zaman, üzerinde durmadığın zaman. Hani böyle bir garip bir soru vardı. Amerika'ya gittiğimizde onun mantığını kurmuştum. Böyle 5000 dolar, işte 250 dolar bir şey daha yazıyordu. Direkt 5000'i seçtim, doğruymuş mesela. Yani 5000 diye söylemiyorum. Anladım, sadece anladım. Küçük bir hafıza bu, evet, sadece. Küçük bir aklımda kalmış bir noktası var. Yani o tip şeyler gerçekten önemli orada. Hayvanlar, kadınlar, çocuklar. Evet, genel olarak insanlar üzerine Kemal F yazıyorlar. Ne o? Şey, rakun dedim ya, rakunu ezersen diye. Yarabbim, Amerika'daki ya. Kişisel silahlanma hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani onay veriyor musun? Bir zorluğu var mı? Şeyi var mı? Sıkıntı yaratıyor mu gibi soruyor. Amerika'da sormuş. Veriyorum. Çünkü Amerika öyle silahlar yani üzerine kurulan bir ülke. Amerika'da veriyorum çünkü öyle bir durum ki kendini koruyabilme yöntemin sadece o. Çünkü Amerika'da silah şiddeti çok yüksek. Şimdi bir şey insan diyecek ki o olmazsa silah şiddeti de olmaz diyecek. Öyle bir kültür abi, sen bunu değiştiremezsin. O artık, evet, yerleşmiş bir şekilde. Adam direkt çakıp vuruyor. Tek mesela ben Amerika'da silahsız kendimi çıplak hissediyorum abi. Öyleyim. Yani şahsen öyle. Türkiye farklı. Amerika'da aynı fikirdeyim. Ama bazı geçmiş soruşturmalar. Mesela burada o sistem işlemez arkadaşlar. Yani Türkiye'de olmaz. Bireysel silahlandırmayı serbest bırak. Geçmiş olsun. Aynen. Geçmiş olsun yani. Herkes birini vurur oğlum burada. Herkes duruyor. Vurur yani. Hiç kaçarı yok. Evet. Sivil hayatta silah taşıyor mu demiş biri mesela. Evet şey. Ama şimdi şey daha yeni çıktığımdan dolayı artık şu an son bir iki haftada falan birkaç taşımıyorum yani. Taşımıyorsun abi. Ama evde silahlarım falan var. Gidip bir yerde artış yapıyorum, eğitimler falan yapıyorum. O zamanlar taşıyorum ama artık silahlı gezmiyorum arkadaşlar. 10 yıl önce gezdiğin zaman artık o kadar. Bakıyorsun değil mi? Yani. Evet, ama alışkanlık da yapar. Tabii. Bu iki soruyu atladım. Amerikalılar Türkleri ne olarak tanımlıyor? Yani ben Türk'üm dediğin zaman. Amerikalılar Türkleri kıskanıyor. Bana şey bana şey söylüyor. Abi Amerika'da bizi kıskanıyor mu millet? Soruyorlar iki saattir zaten. Amerika. Arkadaşlar herhalde ne sandınız oğlum? Kıskanmazlar mı ya? Tabii ya. Hepsi can atıyor buraya gelmek için. Yok arkadaşlar, bence işte Amerika Türkleri karşı bir şey, Orta Doğu düşünüyor birçoğu. Orta öyle Doğu'da de, bir şey evet. Öyle ya sanıyor. Ben spesifik olarak Türk kültürünü veya Türkleri bilen Amerikalı'ya çok az denk geldim. Aynen, hiç bir Orta Doğu. Onlara Türkiye diyorsun, okey, nice falan diyor. Geçiyor ama bilmiyor ki. Aynen. Ne olduğunu. Şu güne kadar poliste keşke şöyle yapsaydım dediğim bir
şey var mı? Varsa nedir? Hani keşke şurada sıksaydım gibi ya da keşke orada... Keşke daha fazla donut yeseydim ya bedavayken. Ney? Bedavayken. Gerçekten. Keşke daha fazla yeseydim. Çocuğun kesinlikle almak isteyeceğim bu dildi ya. Bir polis olarak en çok hangi durumlardan rahatsız oluyorsun? O ne demek? Yani bir polis olarak birisini tutukluyorsun ya da gözaltına artık. Tamam. Teyze, ona yapıyorsun, kavga ediyorsun falan. Gerçekten savcıların o kişiyi serbest bırakması ya da fazla şey yapmaması. Adam kavga ediyorsun, adam neler neler yapıyor. Adam geliyor bak o herif mesela silahlı herif bir hafta sonra çıkmış. Ne için? Çok meşgulüz. Keşke savcılar biraz daha bazı şeyleri ciddiye alsa. Adamlar bazılarına hiç ceza vermiyor. Ceza verilecek kişiye. Bazılarına da verilmeyecek adama da veriyor. Garip bir sistem var yani. Keşke biraz daha ciddiye alsalar polislerin caddelerde olan başlarına gelen olayları. O kadar. Yıllık iznini merak etmiştir. Garip garip şeyleri merak ediyorlar. İki hafta falan. İki hafta yıllık. Zamana göre de değişiyor. Üç haftaya çıkıyor, dört haftaya çıkıyor. Vay be. Sorular bu kadardı. Şimdi bir silahları vereyim de şöyle bir izle. Bir bak bakayım abi. Gösterelim bana. Arkadaşlar. İşte benim yuvam. Benim alanım diyorsun. Evet. Şunu şey yapayım da. Airsoft hemen. Orayı düzelteceğim. Oraya bir backspace. Bir daha. Yaptım. Tamam, yedi. Şimdi bendeki tüm ekipmanları, silahları göstereceğim. Oo, bu güzel olacak bak işte. Bu güzel olacak şimdi. Değil mi? Evet. Şimdi abi sen ortaya gel. Evet. Benimle artık alakan yok. Allah camı kırdım lan. Aa. Kesmeyelim bir yerimizi. Ha, tekerlek üzerinden mi geçti? Ha, üzerinden geçti. Tamam. Buraya geçiyorum ben. Geç abi oraya. Allah. Aha. Bu sıkıntı. Bir dakika. Hallederiz. Yapışkan da çıktı. Ey yok ki bu. Niye böyle oldu ya? O yapışkanlığı çıktı orada onu ya. Bu sürece hiçbir sıkıntımız yok. Toprak dursun ya yerde. Sıkıntı yok. Yan kapak iptal. Evet. Yan kapak açıldı. Kulaklığı da çıkardım. Ben de mi çıkarayım? Çıkar abi. Evet. Oo, güzel oldu bak. Daha iyi duymaya başladım. Şimdi. Erdal Ryan. Ryan. Ne o abi? Öncelikle. Bunların hepsi dolu. O bastın mı atar. Airsoft. Bunların hepsi airsoft. Glock'larım. Şimdi bunları bir inceleriz hemen. Bu özel işleme. Ama bakar mısın şu güzelliğe? Bak chat'te görsün. Bunu biliyorlar onlar. İşte tam bak. Bu sadece Türklerde var. Evet, bunu başka yerde göremezsin. Amerika yok. Bunu başka yerde göremezsin. Şöyle koydum. Vay be. Baretta. Baretta zaten birebir yapmış adamlar. Dolu. Oh, bunlar oyuncak silahlar arkadaşlar. Oyuncak. Oh, Desert Eagle bak. Aha, ben bunu özledim abi. Benim 17 de böyleydi. Birebir ya. Şuna bakın arkadaşlar. Işıkları da açayım da şu. Getir abi, getir. Adamda Desert Eagle var ya. Biz de boş değiliz dedim mi bak. Abi. Şuna baksana. Ama bu şey değil yani. Şöyle geçeyim. Sen hatta ortala kendin ha. Evet. Bu tam böyle yani malzeme. Aynen görebiliyorum onu da. Ama güzel ateş ediyor. Şuna baksana ya. RoboCop burada abi. Harbiden öyle. Şöyle göstereyim. Ha. Normalde arkadaşlar ben şu olayı yapmam, biliyorsunuz şu mesela namlu Tuğkan'a dönmüş ya. Ben bunları yapmam, bu oyuncak airsoft ondan biraz daha şey. Gerçek durumda bir güvenli yer seçerim kendime, artık güvenli yer neresiyse. Ve namlu sürekli oraya doğrultulmuş olur bütün süre içerisinde, haberiniz olsun. Söyleyeyim. Vay be abi, bunları ben magazine bak şey. Aa, gidiyor. İkili atacak. Attım abi. Tarantula'yı vurdum ben.
Oh, crossbow. Şey, makaralı. Bunlar var ya, şahane ha. Orada biz ceylan meydan avlıyoruz bunlar. Ben şahsen değil de bizimkiler ya, millet avlıyor. O fena bu arada yani. Şey yokken çekilmezmiş. Bunu geçen gün bir atış yaptım. Abi. Böyle bir şey yok. Evet, bunlar manyak. Yani bildiğin, içinden geçer adamın. Bu ve arkasında başka bir ondanla geçer. Manyak. Ve bende jilet uçlar var. Evet. Dörtlü jilet, sivri. Direkt adam alır götür. Aynen. Sık hissetmezsin kesinlikle bile. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar şahane. O abi bir dakika. Bir dakika. Koy yere direkt abi. Aa, chat. Dur bak, onun bir şeyini göstereceğim. Bu bakalım ne tür? Tamam, M4. Bu ne biçim tetik? Tetiğe bakın ya. Aa, öne bir şey çıktı. Bir şeyler çıktı ekrana ya, böyle ok mok atıldı, bilmem ne oldu. Abone gelmiş. Oo. Vay be. Bir dakika, hemen şuna bakalım. Oo. Oo. Parmağın sıkışmadı değil mi? Yok yok ben. Yok, otomatik mi bu? 3000 tane mermi alıyor bu. Arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Bak bende de bu şey. Bana oh, yo yo yo, sana değil. Bu World War II, 2. Dünya Savaşı, German bu, abi. Bu havalı bu. Bunu direkt kırıyorsun ha. Buradan. Tak o şekilde yapıyorsun. Vay anasını. Sık abi, bunlar bağlı değil. Bu ateş etmez şu an. Şeyi yok. Ha. Ha. Şarjı yok. Ama takabiliriz. Sıkmak istemiştim arkadaşlar. Yo, yo getiririm. Pili vardır. Getirdik mi? Ama nasıl ağırlığı falan? Abi bu gerçek. Ha, bu gerçek silah. Bana bunu Amerika'da olayım. Bunu bana göster, hemen ben şarjör boşaltıyorum abi. Bu gerçek. Bayağı yani. Bak mesela şunda onu hissedeceksin. Bakayım. Bak bunun namlusu falan. Oo, bu da gerçek. Manyak bir şey. Bak bu gerçek. Ama bu yanlış takılmış. Bunu biri custom yapmış bizim. Evet. Airsoft ama 700 FPS. Yani bu oyuna çıkmaz. Oo, buna sıkma. Başkasına bundan sıkma. Sıktı mı deler. Evet. Sadece bu compensator, flash hider yanlış takılmış. O kadar. Vay be. Ona ben hiç dokunmam. Sadece yeri değişik. O kadar. Tamam. Vay anasını. Bak bu benim ana silah. Nasıl yani? Ana oyuncağım bu. Yani en donanımlı olan bu şey olarak. Lümenli mümenli. Çok güzel makinadır. Bu çalışıyor şu anda. Bu şu an çalışmaz. Buna da pili bakacağım şimdi. Abi bu manyak bir şey arkadaşlar. Gerçekten. Bire bir gerçek gibi değil mi ya? Evet ya. Boncuklara bakayım. O düşer. Bu Red Dot çalışıyor mu? Çalışıyor. Açık değildir belki. Şuna bir bakayım. O normalde ayarını vermesi gerekiyor. Bak şimdi. Ha, şimdi açık. Evet. Ne oluyor burada? Aha, adam tüfek getirdi ya. Av tüfeği. Oo, bunun bir de şeyi. Ayrı yerde onun. Haydırı var. Bu güzel ama bu makine. Bu makine çok iyi. Makinen çok güzel. O direkt oyun şeyi. Bu da sniper'ım benim. Bu da airsoft sniper. Airsoft o da. Ha. Ama biraz o, bunun da yayı yeni. Biraz gergin fark ettiysen. Vay anası, bu gerçekten bile berbat. İyi koyuyor ama. Abi bu ne ya? Bugün çatışmaya gidelim ki yani. Abi tetik metik güzel yani bunda ya. Güvenlik tamam. Kulağını kapat bir. Ya kapatma da biraz ses çıkartır bu.
Bu paraşüt. Direkt havalı. Bu bildiğin kırmalı mı? Kırmalı. Ama buradan kırıyorsun. Şöyle alttan geldirip. Bu ne bir şey? Bu ne marka? Red Eye Arms. Baksana. Oo, çok kuvvetli. Oha. Çok kuvvetli. Boncuk atıyor bu da. Bu şey atıyor. Paraşüt saçma. Atıyor. Saçma atıyor aslında. Abi bu yani 22 kaliber var ya onun gibi atıyor yani ses olarak. Vay anasını. Orada bir şey vardı, Raccoon. Kemal F vardı. Onu da yeni öğrendim. AWP. Oo! Abi Counter Strike oynuyoruz. Bu da boncuklu şey yani. Bu da airsoft. Evet. Ama bu biraz arızalı bir makine. Bu sadece hani böyle görsel şov olarak duruyor diye tutuyorum yani. Yoksa bundan... Ama bu şahane ya. Ama tipi çok güzel yani. Çok gerçekten. Şahane ya. Ben bununla CS Source oynuyordum. Seni görmem yetiyordu. Tak. Hemen abi. Manyak. Abi sende bitmeyen bir cephane var. En standart şey. Bildiğin kırmalı bu. Kırmalı bu bildiğin. Vardır, abi bu daha... Olur da bir gün ben olay çıkar, olay çıkar, hiç gerçeğine gerek yok. Bununla yardırırım. Aynen. Oha yani. Bu ne biçim? Buna baktım sanki hiçbir şey. Abiciğim bunların hepsini sana 10.000 dolara bırakırım. 10 bin dolar hepsi senin abi. Bizde bu 100 bin lira ediyor. 10 bin lira okey. 5 bin de bahşiş. Seç beğen al. Dur daha bitmedi ya. Abi. Ha bak ya. Ha şunu yapmak istiyorum. Tam sıkacaktım adam oradaymış ya. Ciddi söylüyorum. Tam oraya sıkacaktım adam oradaydı yani. Bu zaten Glow'un diğeri. Asıl ben bir tane daha emanet getireceğim şimdi. Ya işte bu silah var ya en sevdiğim. Yak ya. Bu nasılmış? Bakayım bunlar şarjör değiştirdim hemen. Arkadaşlar dağıtacağız ortalığı. Elra'nın evini dağıtacağız bugün biz. Adamda neler var ya. Bakalım. Barateyi de sıkalım. Bunda hiçbir şey yok. Uuu şu süslüye bak. Adam da manyak. Aha! Korktum. Adam arkadan. Bak bu çok iyi. CZ. Bu Türk. Yo bu şey. Türk. Czech mi? Czech Republic mi bu? Bunun şeyini çok seviyorum. Evet, Czech Republic. Oo, bakayım bu. Ben ilk defa bu silahı. Abi elde var ya. Bak onunla bir ateş etsene dışarı. Çok elde çok güzel duruyor. Mükemmel. Şahane bir şey. Of yoruldum lan silahları yerken. Adamda o kadar silah var, yoruldu silahları çıkartırken. Harbiden ya. Yani. Bir dakika tekrar yapayım bunu. Pardon, yapmak zorundayım. Sık abi ya. Bu şeye sık abi. Dur ben bir çekileyim oradan. Arkadan izleyeyim. En sevdiğim bu arkadaşlar. Yalnız sıkarken kolu görüyor musun kolu? Bir tutsana abi daha öyle. Şu kolu göster bize ya. Bak bak. Formu görüyorsunuz arkadaşlar. Ya sporun önemi işte. Vay anasını abicim. Bu... Baya baya ekipmanımız var. Bir gün maça çıkabiliriz yani. Abi ben sana söyleyeyim. Gidelim o Delta Size istersen. Valla adam beni geçen gün Delta Size. Evet. Sizle buluşmadan 2 gün önceden yardırdı. Abi dedi gel birlikte bir şeyler yapalım. Hani Amerikalı aynısı da geliyor. Erdal da geliyor diye. Dedim ki arkadaşlar hiç vaktim yok. Yoksa gelecektim.
Abi valla eğer tutturabilirsek ben varım yani. Daha ne? Bu ne? Oo. Adam başka bir dünyaya giriyor. Baksana bütün her yer cephane. Abi sen cephane. Sen bu oyunu yapmalısın ya. Yapacağım. Hep hazırlığımı ona göre zaten. Sen de yani kendi takımını da kurabilirsin aslında. Dur bakayım. Şu şeyi çalıştıracağım. Ha şunu. Ha, şunu mu bu? Aynen aynen. Arkadaşlar. Oha. Çok ağır ya. Evet. You got them. Dur bakayım. Mermi düşecek. Evet. Bir sürü şey oğlum. Abi biz... Ne o? Eğer pil varsa içindeki yoktur sanmıyorum. Ya bu manyak olur aslında var ya. Bunun otomatiği çok iyi. Abi 1000 tane mermi dedin içinde var. 3000. 3000. Sen direkt salla yani bunu. Hiç kimse kaçamaz. Ama bunlardan işte o şeydeki gibi ses çıkmıyor ya. Tabancalardaki gibi. Otomatik ses çıkmıyor mu? Ya bu sinek tık 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 diye atıyor. Dur bakayım. Daha güzel düşman duyamıyor seni. Ooo güzel abi ya. İyi iyi iyi. Adam vururuz bununla. Full otomatik mi bu ya? Full otomatik. Ben... Reis malı getir dedin getirdik. Şu an... Yani Delta Sales de bana bir cephanelik gösterdi. Ya Delta Sales Airsoftçı olsun kardeş hayırdır abi, ya. Abi adam ben açık söylüyorum beni izliyorsa şu anda. Sendeki cephanelik daha iyi. Ben çoğunu Delta Sales'den aldım bunların mağazalarından. Adam manyak. Bir tane şey bizim Doğaner var. O şu benim ana silahı o hediye etti. Abi. Bunların hepsi beleş. Beleş. Çoğu beleş. Abi bunlar. Hediye. Hediye. Vay be. Benim Alper diye bir abonem var. Adam tek kişilik ordu. Her şey var adamda. Gidiyor Airsoft. Abi diyor sana bugün bazuka getirdim haberin olsun diyor. Yer diyorum veriyor. Airsoft her şey Airsoft. Daha sormayalım daha fazla. Bunun arka kapağı nerede? Arka kapak. Heh, burada. Ha. Silah kaçakçısı gibi. Yok oğlum bunların hepsi hobi hobi. Ay bunlar Airsoft oyuncak tabi. Toygan. Oyuncak. Ama gerçeğe benziyor işte evet. Bunlar. Yani oyuncak moncak arkadaşlar fark etmiyor. Bununla dışarıda gezmeyin kesinlikle. Abi bununla baksana ya şu an. Airsoft'ta çok hakim olmayan bir polis bunları bagajında görse amına koduğun der savaşa mı gidiyorsun yani? Bir bak bir polisliği bırak benim polisi bir atış eğitmeni uzmanı olarak ben bunları gerçekse ağırlığı aynı. Görüşü aynı yani ben bu bana gerçek geliyor. Değil mi? Tabii. Şarjörünü çıkartana kadar anlamaz. Abi yani manyak bir şey ya bu. Dur bakayım. İnanılmaz. Bir ateş etsene. Hay ben bir Rambo gibi böyle. Aa, bir şey ol. Ateş ya al daha. Abi bu. Abi bu. Dur, bu gerçek. Al. Şunu çevirelim de. Oha! Yan komşu iptal şu an. Ne oluyor amına koyayım? Lan çatışmanın altına mıyız? Polisler gelecek şimdi. Gelebilir. Abi. O kadar. Evet, çok şeyimiz var ya. Bir dakika. Abi bu yani keşke Amerika'da benim bunu bulmam gerekiyor. Va bulursun. Crytek yazdım mı bu Amerika'da bunlar 200 dolar mı ne ya? Abi benim bu bu pilli. Bu tabii azıcık pilini taktım ya. O kadar. O kadar. Şarj ediyorsun. Sık 3000 mer 3000 mer bitmez de. Ben, sıkarsın yani. Ben bundan alacağım. Bu inan hem sesi güzel sanki gerçek gibi. Hissiyat da çok iyi. 3000 mermi abi. Yalnız sen sattın bana bunu ya. Bayrağı da koydum buraya. Ren ren ren. Nein. Ben bizim çete hemen gaza gidiyor bak çok bayraklanıyor. Burada var ya bir yere saklanıp siper alacaksın. Saldır, siper al, saldır mı sen? Bunu Amerika'ya götürebiliyorsan hediye edeceğim. Büyük bir ihtimalle götüremem. Abi FBI ajanıyım ya de. Ya bunu kabul ederler mi? Bilmiyorum.
Abi bu... Ya sonra bir... Tutuklanma sonra da. Ya şahane. Tukan, abicim sen... Yani seni zaten sevdim saydım ama eyvallah. Şu anda çok daha fazla. Benim çok merakım var. Zaten bir de tanıştık ya. Çok daha samimi abi. Çok. Eyvallah. Cansın. Aynı şekilde iyi. Bu arada. Yani bak vallahi diyorum. Şurada kapıdan daha ilk girdiği an o enerjiyi alıyorsun bazı insandan. Diyorsun ki tamam bizden abi adam. Yani şey olarak bizden. Samimiyeti aynı. O yüzden iyi ki tanışmışız yani. Bu arada onu söyleyeyim. Bu oyuncaklar, silahlar, polislik, molistik hikaye insan olarak da. Evet. Gerçi onun, umarım da daha da iyi yerlere zaten gelirsin. Hobi olarak girdiğini de biliyorum. Ama mükemmel bir insansın. Ben de bu kadar kişinin de söyleyeyim yani. Abi çok teşekkürler. Gerçekten bak. Burada oldun diye söylemiyorum. Bunu defalarca zaten söyleyeceğim. Bizim zaten canlı yayını şu 4 saati geçmesinin tek sebebi böyle bir şey o enerji oldu. Başka yoksa... türlü çıkmaz. Aynen çok şahane ya. Gerçekten yani. İşte bu da Çetin de ne kadar aslında hani bu aradaki elektriği tutturduğumuzu gördüğü için onlar da aynı şekilde sevdiği için öyle. Chet zaten inanılmaz mükemmel. Zaten ben okuyabildiğim kadar o kadar manyak oluyor ki. Adamlar mükemmel ya bak. Zaten bunsuz olmaz. Olmaz. Olmaz abiciğim. Yani. Şahane. Bir bu kadar da haterımız vardır ama bu adamlar hepsini siker atar. Yemin ederim hater muhabbeti abi genelde bak ben bunu söylüyorum. İnsan kıskanıyor ya. Ben şahsen yani yeni imrenme muhabbetinden bahsettik. Ben imreniyorum. Ben ben de nasıl yapabilirim bazı şeyleri. Ben de nasıl bu adam çok iyi bilmem ne. Yani her konuda ya sen olursun başkası olursun. Ben genelde insanlara örnek alırım kendime. Öyle. Ben de öyle her zaman. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlardan alabileceğini alacaksın. Evet. Hasetlik değil kıskançlık değil. Ben hep onu söylüyorum. Çünkü... Bir başkasının başarısından zevk alamadığın müddetçe hiçbir zaman kendi başarının zaten zevkine de varamazsın diyenlerdenim ben hep. Aynen. O yüzden de hep böyle iyi şeyler yapan insanı desteklemek benim de huyum. Daha geldiğin gibi onu da senden aldığım için yani o enerjiyi aldığım için onu rahatlıkla söylüyorum. Evet. Süper insansın, iyi ki varsın. Sağ ol abi, aynısı böyle. İyi ki bunu yaptık. Zaten dediğim gibi yapmamızın sebebi birbirimizden güzel enerji zaten almamız ama ciddi söylüyorum. Tanıştık, oturduk sanki seni ben tanıyorum yani. Yıllardır tanıyorum. Ya böyle muhabbet ettik yani bunlar da canlı yayında gördü. Bunu fake yapamıyorsun abi. Olmaz. Bu doğal, bu gerçek. Bu gördüğün her şey gerçek, hiçbir şekilde yapmacık değil ya. Yani bende değil kesinlikle abi. Bende değil abi. Ben zaten dedim gelir gelmez sana dedim ya. Biz dedim şey yok. Yayıncıymış, yok influencer'mış falan. Abi, muhabbet geyik bizim işimiz yani hiç umurumuzda değil öyle şeyler. O yüzden de iyi ki tanışmışım. Aynen. Umarım izleyici de keyif almıştır yayından. Aynen. Sık sık gelsin reis yayınlara. Oğlum adam Amerika'da yaşıyor şimdi. Evet. Keşke hep gelebilirse ama uzaktan da yaparız bir şeyler. Gide oyun oynarız. Kesinlikle ve bak açık açık söylüyorum 41 bin kişinin önünde abi Chicago'ya davetlisin. Geleceğim. Chicago. Ya ben öyle Chicago'da ya da böyle bendesin. Şimdi benim ikinci yeğenim oldu Amerika'da. Evet. Bir ona tabii bir gitmek istiyorum. Ne zamandır da sözüm var ablama. Onlar şeyde New Jersey'de yaşıyorlar. Biz New Jersey'de hallederiz. Önemli değil. Etmez. Ben New Jersey'ye geleceğim. Mesela 5 gün kalacağım. Sonra Kaliforniya, Chicago'ya, oraya buraya. Bir gün iki günlük ziyaretler yapacağım. Orada da bir yayın ben söz vereyim. Ben konuk olayım senin yayınına. Orada onun muhabbetini yaparız. Gideriz bir yerlerde sıkarız. Serbest nasıl orada? Abi, yer var. Hiç sorun yok. Orada onu da yaparız. Hiç sorun yok. Sen gel. Biz bir şeyler yaparız. Vallahi öyle. Ne yapak kapatak mı? Biz de kendi aramızda muhabbet edelim biraz. Aynen abi. Sen nasıl yiyorsun? 4,5 saat olmuş. Sen de yoruldun. Vallahi ben de ya tatlı yorgunluk böyle hani ayarında yani anladın mı? Tam cuk oturdu yayın. Abi bir de 40-50 bin kişi 4,5 saat izledi. İzliyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Ben böyle zaten böyle bir kitle önünde hiçbir zaman hayatım boyunca olmadım. İlk defa burada yani 40-50 bin kişinin önünde olmak ne demek ya? Sağ olsunlar vallahi geldiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bir tanesiniz işte ben bizim kültürüm bunu seviyorum. İnsanlar o samimiyet o şey. Öyle yani ben de diyorum ya şeyden önce de yayından önce de söyledim. Bu işi yapabilmenin tek geçerli sebebi bu. Yani şu adamlar şu. Oluyor. Evet bu oluyor. Yani hater'ın magazinin oyun buyun değil aynen. Abi. Aynen. O adam sen de diyorsun Instagram'dan mesajlar atıyorlar dertleşiyorlar. Abi. Anlatıyorlar bir şeyler. İşte o. Ben birçok kişinin bana mesaj atıyorlar ya. Yemin ederim bak ciddi söylüyorum. Birçok genç onların mesajlarında kendimi sanki zaman tünelinden geçmişe gitmişim o mesajı ben atmışım
Bak ciddi söylüyorum. Öyle oluyor çünkü aynen. Onların yazdığı birçok şeyden biz de geçtiğimiz için. Aynen geçtim. Yaşımız abi. Uzak değil yani 34-37. Bazen böyle chatte okuyorum falan yani goy goya vuruyoruz. Ya siktir et next max diyoruz ama evet. Biliyorum ki onu atlatacak zaten. Geçecek. Hep iletişim oldu. Hep bizim gençliğimiz yani. Çocukluğumuz çoğu. Burada bu arada bizim yaşadığımız çok insan var tabii da. Tabii tabii. Ben daha yaşı küçükler için söylüyorum bunu. Evet. O yüzden biz de sizdeniz arkadaşlar. Siz de bizdensiniz yani. Tek diyeceğim arkadaşlar ve samimi söylüyorum. Bak yol karanlık olabilir. Şimdi sen geceleyin bir tane yola git. Yolun ortasındasın. Farları kapat arabanın. Karanlık hiçbir şey göremiyorsun. Ama biliyorsun ki yol orada. Orada bak gerçekten karanlık olabilir. Yol orada. Yürümeye devam et abi. Gerçekten orada. Pes etme. Bu kadar. Ki hikayesinin başındaki evet. gibi. Yani o para yok abi diyenlere örnek bir evet. hikaye aslında bu. Hedef ve o hedefte yürümek koşmak yani hikaye bu. Evet. Koşmadıktan sonra hedefine varamayacaksındır. Onu bilin evet. yani. Onu da söyleyelim öyle gidelim. Evet. O zaman mükemmelsin abi. Sen de mükemmelsin. Arkadaşlar siz de mükemmelsiniz. Siz de mükemmelsiniz. Evet. Siz yoksanız bir kişi eksiyiz amına koyayım. Öpüyoruz hepinizi. İyi ki izlediniz. İyi ki varsınız. İyi ki konuk olun abi. İyi ki ol, böyle bir tanışma yaşamışız. Kalktın buralara kadar geldin. Öpüyoruz onu arkadaşlar sizi. Allah'a emanet. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Bay bay. Kendinize iyi bakın.